O erken bitiyormuş zaten. YouTube'a bunu böyle mi yüklediniz gerçekten? Allah işte arkadaşlar güncel Almanya böyle bir şey. Görüntüye Hayır, bu güncel değil oğlum. Bu ne? Bu parka gelelim. çıktığında AKP iktidarın ikinci yılındaydı ya. Ne günceli. Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldin Cenk'cim. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi abi, iyi olmaya çalışıyoruz. Seni sormalı. An itibariyle değil mi Just a Couple of Words? Ama olsun, bence fena gitmiyoruz. Bu arada Cenk, gerçekten Ha, daha doğru. bence seni biz bu kanalda daha sık görürüz ya. Goygoylarda falan bence gelirsin. Bence seviyorsun Yani bizi. bu aralar goy goy yapısım seviyorum canım tabii ki. Ama goy goy yapısım yok bu aralar ya. Ya yani, Hani ama birkaç aya genel anlamda toparlarız bir şey yani. oldu abi. Yani temel insan hakları ve hürriyetlerimizden eksikleşiyoruz ya her geçen gün. Onun getirdiği ufak bir depresyon hali var yani. Şey böyle. Ben birkaç tweet attım. Bunu böyle aileme falan ulaştırmışlar şey falan Oha. diye yani. Senin oğlun işte şöyle örgütlere destek veriyor falan. Wow. Baya şey değil Sen mi? tweetleri görmedin mi? Hayır abi. Ben işte aşağı bakmıyoruz diye tweet attım falan böyle. İşte Indigo tweet'i şey Hrant Dink'i andığım tweet işte onu böyle screenshotlamışlar tekrar. İşte şöyle böyle hani herkes akıllı olsun falan diye anneme şey attılar. Annem de gecenin üçünde aradı beni böyle panik atağı tutmuş. Sildim falan tweetleri böyle. Ben kaçırdım onları. O bayağı şey yani, senin bu bahsettiğin çevreye sen şöyle gaz alabilir misin, ama Facebook'ta sen de TRT, bunlar TRT üyesi, bunlar işte KFC üyesi falan diye böyle hani Evet. gazları alınabilen tayfaymış bu belli ki yani. İşte şey olsaydım anladın mı? Ne bileyim böyle rota falan gibi olsaydım, rota ayrıcı falan olsaydım hemen kullanırdım onu da. Bilmiyorum yani. Bunu yapabilen bir rota var. Bilmiyorum bir ara mesaj atacağım. Bulut bana öğretsene böyle şeyleri falan. Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar tekrar. Bu arada Herkese saygı. 1999 IWNL Prime'la abone olmuş. 5. ayını kutluyor. Çok teşekkür ederim 99. Hoş geldin tekrar. KYK üyesi Evet, bunlar. Böyle KYK enteresan bir örgüt. Şey böyle. 4 yıl geçiriyorsun. 45 bin lira ödüyorsun falan. Saçma bir geri üyesi. zekalı. Yaz güzel örgütmüş. Kursak mı? Ya abi yapıldı ama. Şimdi bazı şeyleri karşımıza almayalım ama. Dur o zaman ben Hani chatimize klasik olan bir şey atayım. kameram görünüyor mu bu arada? Yok kankacığım. Tipe miyim şu an? Şeydesin yani, Yani dediğim görsel görseli koydun mu? koydum koydum var. Mod ruh halini yansıtan görselimiz yayında bizimle kameranın yerine. Evet. Ünlem yatırım Bu arada hadi tavsiyesi bunu gönderdim. Ben ne? chatte, ya chat'e bak anlayacaksın. Bizim Mubot'un trollükleri var ya böyle. Siz neler yapıyorsunuz? Ben yokken neler yaptınız? Yayın takvimini oturttun mu? Abi dün haftalık globali yaptık ama geçen hafta pek yapamamıştık onu. Onun için şey bitirdik. UK ve Almanya'yı bitirebildik. Amerika'dan da 3-4 parça dinledik. Cumartesi Burak'la gelecek yine. Cumartesi de Amerika'ya ve bu gece çıkacak olanlara tekrar gireceğiz. Onun dışında YouTube'da bayağı geriden geliyordu insanlar. Hani ben bir şey atmadığım için tabii ki bu insanların suçu değil. İşte Evet abi. bu hafta genel olarak şeyle uğraştım ben de. Bütün haftalıkları ve haftalık globallerin eski yayınlarını yükledim. Bunu bitirir bitirmez Hip Hop 101'i de MF Doom özel yayını dahil yüklüyorum. Ve YouTube'da güncelimizi takip eder hale geliyor tekrar. Ben bu hafta bununla Yes be. uğraştım. Adammışlık Baykan kardeşim. Adammışlık. Barlas adım adım streamer oluyor. Geçen şeyinize denk geldim ya. Kalabalık bir grup yayın yapıyordunuz ama ben o sırada böyle şey hafif bir bağ hayatı yaşadığım için şey oldum açıkçası. Yoksa zaten seni direkt davet ederdim abi, öyle bir şeyde Evet, evet yok biliyorsun. yok şey oldum. Bak dalayım dedim tamam mı yayına böyle. Sonra dedim ki oğlum şu an ortam çok güzel. Böyle kucağımda köpek falan yatıyor yani aman falan. Ya iyi yapmışsın ya. O çok tatlı bir köpekti çünkü o ya. Sen de zaten yayına girmeden de konuştuk. Hani çok güzel bir köpek.
Sizin o yayın ne oldu öyle? Niye o kadar garip bir crew vardı ve neden Selim yoktu orada? Abi Selim artık gelmiyor biliyorsun. Evet Yani abi bunu vurgulamak istemiştim. kariyerini kurtarmak adına mantıklı tercihlerde bulunuyor. Ama Batuflex'le video çekmiş. Ha, gerçekten Selim keşke bize gelseydin de öyle bitseydi kariyerin kankacığım ya. Batuflex ya. Selim Evet. anlıyorum seni. Yani eğer buraları takip ediyorsan Selim yani seni anlıyorum. Sana saygım da var. Sonuçta birilerinin de bunları yapması lazım. İnanılmaz anlıyorum. Gerçi ben boom rap adama bile böyle şeyleri okeyleyen bir insanım ama yani Batuflex be abi. Batuflex'e de güzel bir çıkış yakaladın demezsin oğlum. O Yani ben izlememiştim şu an. Batuflex'e. O üzüldüm. Batuflex ya böyle tam olarak böyle bir şey demiyorum. Kesin diyordur abi. Selim'in o kadar videosunu Eyvallah. yani. Şey Kesin kesin diyordur öyle bir şey yani. Abi o gün biz spontane aslında biraz gündem konuşalım. Hem Boğaziçi olaylarını malum ben tam da linçlendiğim gündü. Hani o Sagopa'nın tweet'i Niye olayını linçlendin? Aa evet. Kötü Sagopa'nın tweet. Bayağı kötü mantıksız bir tweet mi? tweet atmıştı. Mantıksız bir tweet mi? Bence gayet mantıklıydı. Siz çok Evet. duygusaldınız. Yok abi biz çok duygusal değildik yani. Ama sen çok şey oldun böyle. Bir anda ATV A Haber'de yayınlanan şeyler var ya. Büyük resim. Bilmem kim işte. Evet açıklıyoruz falan. Hani, oğlum tamam zaten kimsenin öyle beklentisi yoktu ki yani. Anladın mı? Yani herif ne yapsa suçlu oluyor. Ben anlamadım o yüzden. Oğlum herifi yeterince Nasıl da anladın? Abi de okey. tecrübe Yani. ettik yani. Yani ben direkt hani hiç bana samimi gelmedi ya. Ha, tamam ama ben tepkiye de çok üzüldüm bu arada yani. Şey bu arada Ozan şey demiş. Ben Selim'in stajyer tweetinden sonra ondan çok üzülmüyorum. Patron yalakası tavırlardan hoşlanmam demiş. Ben Selim'le ilk bizim interaction'ımız oradan oldu. Ben de şey dedim yani. 500 lira para mı falan demiştim. Kendisine ben Yani. de tepki göstermiştim. Hatta aramız bozuk yani bozuk değil de böyle negatif bir şekilde iletişime başlamıştık. Yok abi ben hani Şey diyeceğim. Ezilenin yanındayım abi yani orada gidip patron savunmam ben de yani evet. Şey abi. Senin Sermaye o savunamam. Sago tweetinde şey var. Kimse öyle bir modda değildi. Yani tamam tabii ki çocuklar vardı anladın Abi mı ben böyle. çocukları kastettim. Ben hani camiadaki bilindik aklı başındaki insanları falan değil. Şeydi tam timeline'ıma düşsen işte şey. Ye neyim var ki 4 geliyor şimdiden falan kafasında olan çocuklar vardı ya. Yani. Ya ben şeyim abi Ben ama direkt hani. onlara dedim arkadaşlar siz saf mısınız alık mısınız diye ki zaten yani hani Joker'in falan sonrasındaki zaten skandalı yani biliyorsun her şey hiçbir şey tadında kalmaz Ki burada. bu haftanın ya geçtiğimiz haftanın daha doğrusu en güzel olayının Allame'nin Boom Rap adama tokat üstüne tokat vurması olmasına Ben ne onu diyorsun? kaçırdım galiba o dramayı. Ya şey Harun Adil'le yayın yapıyorlar. Yayının da sonlarına doğru şey diyor. Diyor ki hani böyle bir sözü alıyorlar diyor. Bak diyor bunu burada diyor falan böyle bir lavuk türedi bu aralar falan diyor. Wow. Yani öyle şey ama. Hani diyor ki lirikalciler ve boom rapçiler falan hani böyle oğlum bu ne saçma bir şey falan yapıyor böyle. Ben böyle güzel falan oldum böyle güzel nice. Güzel, eyvallah. Ya ben de ya şey var. İnanılmaz. Biz niye bölündük o zaman kısmı çok komik olmakla beraber hani o tweet'teki şey Yani yani herifin bir şey diyeceğim, herifin hayatı bak inşaatta bütün kitle bu arada yani. Şey tweet'i bence gereksiz linçlendi. O doğru bir tweet bu arada abi. Hani ya doğru bir tweet derken ya tabii ki çok eksikleri var ama hani Ha, pasta de, tweet'i doğru bir evet, tweet ha. abi. Kusura bakmasın kimse yani. Ya oğlum, herif düğün pastası koymuş. Baykan Ya ya, hayır bak Baykan bırak. çok büyük eksik Baykan, ay çok yapma büyük bunu. eksikler Baykan bunu var diyorum da yapma. abi bir şey diyeceğim. Gerçekten 2015'e kadar mainstream manada bütün geliri sadece iki kişi bölüşmüyor muydu? Kalanı sıfır değil miydi mesela? O doğru bir grafik. Yani peki ama şimdi şöyle bir şey var. 2015'ten önce Türkçe rap müziğin şu olması, benim penisim en büyük penis. İşte sperm Hala dolu ağzın bak. Bu kadar değil tamam mı? Şu yok anladın mı? ellesin dendi abi. İnanmayan ellesin diye Yani size söylendi bir ay önce bundan. de ama Baykancığım bak şimdi. Yine var aynı müzik ama mainstream oynayacak işler de çıkıyor. Yani okey. Ama Yani 2015'te önce Sago ve Ceza dışında da şey yoktu yani. Sperm dolu ağzında konuşma yüzerler deniz sanıp diye bar yazılıyordu abi. niye o Herkes geday en büyük vardı? sik yani herkes en büyük sik benim sikim rapi yapıyordu. Eyvallah. Yani Bu arada evet o vizyon yüzden Allame'nin eski müziği gerçekten bu arada. evet abi ya okey yani bunlardı ve doğal olarak pasta ikisi yiyecekti çünkü bir şey yoktu. Hani müzik yoktu oğlum ortada.
O yüzden bence o bayağı mis bir tweet. O çocuk, ya o adam daha doğrusu. Bence inanılmaz şey yani. Benim de var bu arada. Kendimi dışlamıyorum ama duygusal eksiklik abi bunlar yapıyor işte. Eyvallah. Sonra eksiklik olduğu zaman buna, bir şeylere çok bağlanıyorsun. Evet. Buna ben gülerim. Sonra Allame medeniyetle tanıştı diye yorum geldi şu an chat'e. Wow. Okay. Ama gerçi Eskişehir diye bir gerçek var abi yani. Eskişehir abi yani. Çok enteresan gerçekten. Ya. Gerçekten. Çok enteresan. Çok enteresan bir dönem. Çok enteresan bir era yani böyle. Ve hala bunu çok kabul görüyor ya. Mesela o sayfadan bir tanesi bugün diss yayınlamış. İki hafta önce cover yaptı. Adam cover'ını paylaşmadı diye diss'liye. Abi adam... Kim lan? İnfaz. Ne oluyor oğlum? Yarın konuşacağız onu. İnfaz kim ben? Joker'in yancısı. Minik Joker. Penisi değil. Diğer minik Joker. Okey. Okey. Yani çünkü o, yani, o sayfa aramızdaysa Joker'in... minik Joker dediğin zaman onu akla o gelecek çünkü yani. Ya ama bir şey diyeceğim yani. Joker'in penisi rap yapsa zaten aynı şeyi yapmaz mı zaten? Yani hemen hemen. Ama aynı şeyleri der yani. Şuraya girerim buradan çıkarım falan. Ya yarın Yasin o parçayı ben yarın dinleyip yayında gülmek istiyorum. Bugün denk geldim ona ben bol sözlükte. Abi neler yapıyorsunuz kendinize? Yani kendinizi niye böyle şeyler... Tereflü var, hastasın galiba, geçmiş olsun. Yok ben Baykan'a kaldır dedim de unutmuş kaldım. Yok onu ben özellikle kaldırmadım. Kendi üstüme alabilirim ama ben biraz hasta gibiyim. Yine ben Brad Wright'la katılıyorum yayına o yüzden. Okay. Kendi üstüme alayım. Hani tereflü benim için var. Baya ciddi şey yani şu an infaz dinledin yani. Abi dinledim mi müthiş. Ya çok müthiş. Baykan yayını bana bırakır mısın kapatıp? Ben devam edeyim mi abi lütfen yani? Sen ne yaparsın? İnanılmaz kötü her şey. Ya bu arada bilmiyorum Baykan Barlas yani gerçekten bana boom rap adam falan savunuyor şu an böyle. Pasta tweet'i doğruydu dedim. Pasta tweet'in bir grafiği doğruydu evet ama yani. Ya oğlum. Yani. Ya oğlum herif düğün pastası koymuş ya. Biraz bunu konuşmayacağız mı yani gerçekten? O da doğru. Ben şey sünnet... Ya oğlum siktir git şimdi beni. Beni yani ben Türk şerep dinleyince daha önce de bunu söyledim. Türk şerep benim için bir sünnet düğünü çünkü abi. Her yerde pipi var. Yani onun için çok doğru. O da doğru işte ama, yani. Ya bunun tabii sebebi şey ya. Yani 15 arada, yaşında çocuk dinliyor. Bir hani, şey soracağım. Nesini evet. Sünnet düğününde pasta var mı bilmiyorum. Benim biz yapmayı bizim düğünümüz olmadı yok ya galiba. Yani, o, bende yok hani, abi. Ben bunu varsayımla söylüyorum yani. Bilmiyorum. Hayda da bende yoktu. Ama kesin şimdi chat'te bir arkadaş çıkar. Hayır abi var tamam mı? Bende vardı falan. Okay, tamam. Hani sende varsa vardır. Bizde yoktu. Bende yoktu en azından. Şey. Bende düğüm bile yoktu. Düz kestiler. Bende çok enteresan bir event yapmışlardı sadece bu var. Çok komik fotoğraflarım var böyle. Kaç yaşındayım ama ne koyayım. Binlerce kişiyle fotoğraf çekilmişim yani. Şey de çok saçma yani. Penisimin ucu gidiyor diye niye herkesle fotoğraf çekilmişim bu da çok ben saçma yani. Yine Elrayan modumu açayım. Senin olduğun yayında mı anlatmıştım ben daha önce hatırlıyor musun? Benim Allah sünnet evet. Anımı. Ben askerde sünnet oldum. Tamam yok bu. Yok abi şey Kemal Özkan vardı VIP sünnetçi Marmaris Üfe sünnetçi. Çünkü şey Kemal Özkan sünnet merkezi diye bir yeri vardı rahmetlinin. Duvarda böyle orada sünnet olmuş ünlü çocukların fotoğrafları var falan böyle. Hani bunlar da bizden yiyor der gibi. Biz oo, orada olduk evet. Toplu sünnet falan değil ama aynı gün randevu verilen arka arkaya çocuklar var 10-15 kişiyiz abi ve şey hepsi herkes aynı anda olmuyor ama moral olsun diye ufak bir terslik var umarım ileriki senelerde bunu çözmüşlerdir. Ya cerrahi operasyondan önce senin çocuğu o merkezin içerisindeki trene mirene bindirip hani rahatlatman lazım. Aksine evet. Bizde operasyon oldu yarı anestezi etkisiyle biz o trende gidiyoruz yaşlı insanlar alkışlıyor böyle abi hani çok hani çok travmatik bir şeydi ben tutturmuştum düğün müğün istemiyorum falan diye bizimkiler de saygı göstermişlerdi çocuk olmama rağmen ve yapmamıştık. Yani çok zaten yanılmaz yeterince abi. Travmatik bir anım var benim sünnette diye. Yanılmaz abi. Yanılmaz. Ben acı çekiyorum orada yani acilen yatağa yatırılmam lazım. Bir de üstünde trene koymuşlar böyle. Bütün ameliyatlı çocukları böyle benim, geziyoruz. Herkes alkışlıyor abi. Benim sünnetle alakalı şöyle komik bir durum var. Ben ya, sanırım 2. sınıfta veya 1. sınıfta falan oldum sünnet. Ve bir şey yapmışlar. Böyle cerrahi operasyon değil anladın mı? Böyle şey var ya acısız macısız bilmem ne falan. Krem gibi bir şeyle yapılıyor ve hissetmiyormuşsun tamam mı? Olay bu yani. Bu arada teşekkürler Just a Couple of Words. Punchline'ımı alkışladı evet. Da daha önce. Ha okey. Okay. Abi bana hiç böyle sünnet olacağım falan söylenmedi tamam mı? Çünkü literally krem sürülüyor ve bir ip bağlıyorlar ve düşüyor tamam mı? Bu yani o. Abi her şey okey tamam mı? Beni böyle saldılar.
Ben de durumun hiç farkında değilim. Bayağı salakmışım yani. Ve şöyle bir sahne oldu. Ben tuvalete gittim. Çişim geldi. Arda hoş geldin. Ve bak dur yani olayı görüp çığlık attım. Çünkü böyle orada fark ettim her şeyi, anladın mı? Abi falan diye. Kontra konuşuluyor mu? Wow. İşte şimdi Ha, pipetsin okey, geç. tamam. Geçeceğiz şimdi Almanya'ya. Biraz goygoyumuz, bir giriş goygoyumuzu yapalım Allah, tamam, bir saat daha konuşuyoruz net. dedik. Evet abi, bu arada veteran varlığın dediğin inanılmaz kutluyum. Oley, çocuğumun genital bölgesindeki bir et parçası artık yok ve ona hiç sormadık falan yani. Bir de pilav varsa çok korkunç bir olay. O pilav gerçekten yapılıyorsa çok korkunç bir olay. Eskiden gerçek glitterli yapılıyormuş ama Ay. artık yapılmıyor diye biliyorum. Hala pilav yemiyorum biliyor musun? Normal bir Wow. pilavcıda da içinden pipi çıkma ihtimali çok yüksek çünkü Abi, hijyen peki bir şey diyeceğim. seviyesi Artık şey... Hani... yüzünden. Hijyen Böyle... seviyesi yüzünden çok çıkabilir gibi geliyor barıthanede falan bana. Çünkü o Pilav adam, o barıthane inanılmaz pilavcısı, kötü bir olay mı? bıyıklı adam var ya barıthane. O kadar şey Evet. koyuyorsa kesin pipi de koyuyordur o içine yani. Abi bir şey diyeceğim. O herifin pilav videoları tam şey değil mi böyle? Böyle Pornhub 2006 falan böyle. Pornhub'da böyle inanılmaz coşkulu şeylerin yayınlandığı dönem yani tam olarak. Abi neler koyuyor ya? Şey falan, fasulye, pilavın üstüne taze fasulye, taze fasulyenin üstüne balık koyduğu bir video var ya. Yani kral, kral. Of. Kim, şey diyeyim, kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsun ama? Ay. Yani, şey çok müthiş abi yani. Tamam kral, pilavcısın, anladık yani, tamam mı? Yeter be. Şey vardı ya, çok eski bir fi tarihinden getiriyorum. Hani pilav normal, siz geri zekalısınız diyen bir pilavcı abi Evet. vardı ya, kuyruk olan. Evet. O adamın dürüstlüğü şu an bütün esnafa lazım yani. Evet. Bu arada şey abi, Ankaralıları biraz üzeceğim bu konuda. Pasajın eskiden pasaj vardı Ankara'da. Güzel bir pub'du kendisi. Pasajın çıkışında sağ tarafta bir kokoreççi abi vardı. Ve böyle şey çok güzel oluyordu. Gece çıkıyordun 2-3'te oradan. Yani bak, orada kokoreççi var. Hemen kendine geliyorsun. Midye midye, zart zurt falan da vardı. Öldü deme. Yok abi. Ha. Abi bir gün böyle sırf şey için gittik yani. Hani orada içelim, eğlenelim, sonra çıkalım kokoreç gömeceğiz falan. Şey yani, biz kokoreç yemek için bahane Evet, uydurduk. siz pub'a gidip kokoreç yemedi, kokoreç yemek için pub'a gidiyordunuz. Sen çıkışında Aynen, kokoreç aynen, yiyebiliriz aynen. diye. Aynen. Abi çıktık böyle. İnanılmaz modumuzdayız. Herifi gördük, herif pilavcıya dönmüş. Ay. Arkadaşım böyle herifin suratına küfür etmişti. Yani, bugün mü amına koyayım falan diye yani. Tam bizim böyle arkadaş grubunun dağılacağı zamanlar. Çok tatsızdı hakikaten. Miraç, bir kerelik istisna yapayım, merak ettim. Normalde erillik geçmek zorunda olmaması gerekiyor ama hadi bir kerelik seni kırmayayım, istisna yapayım. Sonra da Almanca'ya başlayalım hakikaten. Sünnetle alakalı bir anım var. Wow. Çok yani unexpected bir şekilde, çok hızlı bir şekilde yükseldik abi. Şey olarak hani böyle bir anda Hip-hop, sünnet peki anları var. hip-hop, sence de Evet. hip-hop 101 bugün komple goygoya dönüp sonra, ya bilinçsiz bir zamanda ertelenmez mi? Çünkü bu gelenek biliyorsun. Evet abi, ama yapabiliriz, bilmiyorum. Yok Beni yok. biliyorsun. Benim modum inanılmaz şey yani, hani. Biliyorum da Hani bugün bitirelim sikerim. artık Temel ya. temel insan hürriyetlerimizden koptuğumuz için çok böyle rap konuşup böyle ne konuşacağız o zaman yani, Bugün anladın mı? bitirelim. En kötü erken bitirebilirsek gecenin kalanına goygoya döneriz. Sana Okey, bana fark etmez. Ben zaten 7'de kalktığım için uyarsın. sabaha kadar buradayım Okey. yani. Evet Miraç, Hadi sen bu arada de ya, yazıyor dinliyoruz musun? abi. Evet. Bu kadar uzun yazıyorsa da problem yani. Çünkü event bu Goygoy kadar 101. olayın kendisi bu kadar uzun değil, anladın mı yani? 12 Temmuz 2021 Hip Hop 101 Almanya 47. bölüm. Böyle şey falan değil mi? Hologramlarımızla katılıyoruz. Teknoloji inanılmaz ilerlemiş böyle. Ben hala Bucci'de anlatmaya çalışıyorum. Sen de hologramımı kesiyorsun falan. Abi bir dakika. Sünnet Ki olayında sev... sen mi Tamam, okuyacaksın? gelmiş. Tamam, okey. Tamam. Sünnet olayında kirmem kadındı benim. 14 yaşına falan geldiğimde kirbemin oğluna, senin ben annenin eline verdiğim diye Allah dalga ka... geçiyordum. Çocuk sürekli ağlıyordu. Abi Miraç, çok Wow. büyük hayvansın abi. Üzgünüm. Miraç, bir şey söyleyeceğim. Yani Miraç abi, sünnet düğününde anneannen seni dövmüştü. Acaba niye? Niye yani? Niye Bence kadın acaba ya? gördü, anladın mı? Böyle geleceği görüp bir anda böyle inanılmaz şey oldu. Hayat Isılı Köpek gibi bir albüm. Output Number One da bence mainstream rap nasıl yapılsının şeyi. Miraç'ın arkadaşı, Hayır, Miraç adına senden özür diliyorum ben şu an.
Ben Miraç'la bir süre ikili diyaloğa girmeyi düşünmüyorum. sünnet anısı falan değil bu arada. Yasin'in dediği gibi Miraç gerçekten bu sene dümdüz Peki bunu şeyi fark pisliğin ettin mi trollüğün Balkan? yani. Balkan şeyi fark ettin mi? Yani bunu içinde tutmuş ve bunu anlatabileceği doğru anı beklemiş, anladın mı? Hani, Değil mi? hani küt diye yazdı böyle. Hani hiç giriş gelişme sonuç falan da yok yani. Çocuk niye seni dövmüyor da ağlıyor? Mantıklı bir soru. Ama Abi peki insanların şey böyle ne bir de diyorsun? bak mesela insanların kirve falan gibi bir akrabası oluyor ya böyle dahili ya dahil oluyor böyle akraba şeyine. Evet. Bende o da yok abi. Yani some dude tuttu yani. Çünkü hani o Kemal Aynen. Özkan merkezi o dediğim adamın merkezi öyle çalışıyor. Yani somebody tuttu onu yani. Ama şey çok garip yani. Birçok insanla kirven ortak aslında yani. Bu arada Sünnet sana bir şey sormak istiyorum. Duma, dördü Kirve dedim. Duma'yı bunu okumayacağım. Bu, çünkü kuzenimize aşık olmamalıyız. Kesinlikle hayır. Peki. Hayır, Okay, katılıyorum sana. hayır. Şey abi. 2014 falan böyle. Türkiye'de herkesin birbirine kirvem diye hitap ettiği karanlık zamanı Of, of. hatırlıyorsun değil mi? Gerçi şimdi de aşkolar falan var abi. Çok bir şey değişmedi. Aşk kuşku falan yine böyle goy goy biraz, anladın mı? Ama bütün erkeklerin birbirine kirbem, kirve falan dediği bir dönem vardı. Ben o dönemlerde abi Ankara'da falan çok şeydim, tamam mı? Yani kirve ne oğlum falandım. Ve inanılmaz dodge'ladım böyle bu kirve lafını. Sonra Sakarya'ya taşındım. Arda diye bir arkadaşım var, o çok kullanıyordu ve bir anda beni kirveci yaptı. Her şeye, herkese, anneannem dahil her şeye böyle kirve falan diye, kirvem, kirve Ben falan diye takılıyordu. hızlıca Çok bu konudan travmatik. Evet uzaklaşıyorum abi, inanılmaz kötüydü ya. Slide'ımızı Bir gün getirelim yeme tekrar. abi bir gün yemek yiyorduk ve böyle, anneanneme kirvem tuzu uzatır mısın yaptım. Böyle anneannem de bir bakıştık öyle kısa süre. Ya hatta Hip Hop 101'in başında yaklaşık yarım saat sünnet düğünü ve kirvelik konuştuğumuz bir kısmı keselim. Ben yayını burada tekrar açayım mı hani video YouTube için? Evet arkadaşlar. Evet Hip Hop arkadaşlar. 101 ucundan aldıranların programı var. Evet sevgili YouTube. Twitch'tekiler çok şey kazandı. Siz ise çok şey kaçırdınız. Sizin için yayın burada başlıyor. Evet, Hip Hop 101'e Ya, giriş yapıyoruz. Slide'ımız ekrana gelsin. sevgili YouTube, ben de YouTube'a bir şey eklemek istiyorum Tabii. Baykan. Bu entelektüel ve derin sohbeti kaçırdığınız için çok üzgünüm. Baykan Barlas'ın Twitch kanalına abone olarak giderebilirsiniz. Abone olanlar izleyebiliyordu değil mi geçmiş yayınları? Evet, sesimiz kısılıyor ama olsun. Okey, tamam. Sıkıntı yok. Bu entelektüel sohbeti ama oradan takip edebilirler. Çok derin şeyler konuştuk. Özellikle Godzilla'nın aslında ana planını falan konuştuk. Oralar eğlenceliydi yani. Burada Evet. geçen Godzilla izledim. Shin Godzilla diye bir yeni versiyon çıkmış. Yeni değil gerçi de. 2016'da çıkmış. Benim son 2-3 yılda izlediğim en güzel filmdi. Godzilla inanılmaz güzel bir şey ya. Vizyon Evet. başkan muhtemelen K1'ı kastederek Fatih Yürek neden Almanya listesinde var diye sordu da ona koptum Biraz homofobik olmuş. ben. Yok abi K1'ın da çok komik bir anısı vardı onu galiba almadım videolarımızın arasına ya. Şeyi hatırlıyor musun? Peki abi Siyah... UFO'nun fotoğrafı çok kötü ya. Gerçekten Yani kötü bir fotoğraf. rastgele seçtim. Dur slide'ımızı kapatıyor. Destek amaçlı koyduğumuz bayrağımız. Onu da senin köşeye aldım abi. Taraflı ben de. Havalı. Sen onu hatırlıyor musun bilmiyorum abi. Siyaset Meydanı Almanya'daki rapçilerle bir program yapıyor. Summer Jam var. Yanlış hatırlamıyorsam Ecofresh de olması lazım ama emin değilim Eko'dan. Ve üçüncü olarak da K1 var abi yanlarında ve Ali Kırca şey diyor. Arkadaş da Türk mü diye soruyor. Sence Ali abim Almanya'da. Hani, ve hani Filipinli falan diye açıklatıyor falan böyle çok saçma bir video. Böyle. Onu bir ara bulup izletebilirim size. Yani polisle ortak iş tutan bu şey doydu değil mi? Evet. Evet. Geleceğiz ona. Go Fresh. Buna bakıyorum bir listeye de. Dün de Go polis Fresh. mevzusunda dün de konuştuk ya. İsmail Su derken. Şunun. Dün biz haftalık globalde de Bushido şarkısı dinlerken soruldu. Orada da ben yanıtladım hatta bu Arafat İnanılmaz. mevzusunda Bushido polise sığınınca bayağı bir saygınlık kaybetti falan diye. Ki zaten Ersküter Yünge özelinde bayağı bir konuşuruz herhalde. Hani girenler çıkanlar ghostwriting mevzuları falan konuşuruz herhalde zaten. Evet, bak, alttaki şey de güzel. Yuyu, Loredana, Hı. Luciano, Paşanim, Edmond J.
Nemo. Okey. Yani bugün keyifli bir program olabilir, moda girebilirsek ama kesinlikle Evet. moda giremiyoruz. Ya burada çünkü benim Almanya'da ağırlıklı 3-4 istisna haricinde genellikle böyle dinlemekten çok sıkıldığım isimleri konuşacağız. Senin de keza aynı şekilde. Aynen. Ben Ama yani artık en azından dalga biraz daha geçeriz. eco-fresh dinlersem yamulacağım hakikaten. Ya Sıfır değil ekonomi tabii mi? şeyi çok kötü abi ya. Hani ekonomi böyle inanılmaz zorlama Türkiye'ye ite çabası falan yani. Abi çünkü bitti artık, çırpınıyor. Son umut artık. Böyle Almanya'da zaten ciddiye alınmıyorum. Hani burada bir de Aynen. Türkiye'de şansımı Ama deneyeyim. işte o da onu Mesut da Özil o işte kadar kötü abi. yapıyor ya. Mesut Özil işte Abi. abi yani tam olarak. Ama şöyle bir şey var. Mesut Özil mesela Fener çocukluktan beri Fenerbahçeli, anladın mı? Hani Eko şey hani Almanya kariyerim bitti ama para kazanmam lazım. Çünkü bütün parayı orada burada yedim. Bu yani hakikaten. Şey bu arada yani mesela Gireceğim sofruma. Masakka'yı ne kadar sevmesem de yani en azından yaratıcı bir şeyle girdi ya Türkiye'ye. Klip milip. Kaliteli işlerle girdi. Kaliteli tırnak içerisinde tabii ki. Ama Onların yani ilk Eko'nun Almanca yaptığı o albümüydü veriydi. vardı. Almanya'da asla tutamayacaklarını anlayınca onlar çok erken harita çizdiler kendilerine mesela Evet, ikili evet, olarak. evet. Evet. Mesut Özil AKP milletvekildir. Yani okey olabilir. O zaman Eko ile ilgili ben ufak bir info fırlatayım hazır girmişken. Hani çok Okey. Wikipedia infosu bazında. 98 yılında ilk kariyer adımlarını atıyor. Köln'den geliyor. Kalk tarafından diye biliyorum. Hani Türklerin yoğunlukta olduğu bir banliyö Köln'de. Çok Köln'ün merkezinde değil diye biliyorum Kalk'ı. Direkt Kul Savaş'a geçelim mi? Öncesindeki kısımlar hakkında infolarım var mı? Çünkü Yani esas direkt Kul çıkışını Kul Savaş'tan girelim Savaş'la ya. yapıyor ya çünkü Kul Savaş onu Aynen. keşfettikten sonra hani bayağı bir destek atıyor. Azra ile olan albümüne de geliriz falan zaten. Sen de izleyin abi o zaman. Sen Bir parça çalacağız anlat. mı yoksa Biraz direkt konuşup biraz konuşup böyle mi parça çalalım yoksa bir parça dinleyip öyle mi geçelim? Karar senin. bir parça dinleyelim ondan sonra yiyelim. Ne var elimde bakıyorum aldığım listeme. Kotan, zaten YouTube'da playliste ben daha fazla parça vereceğim de. Kotan Türkiye var. Gedo'yu almışım. Kul Savaş mevzusundan gireriz diye altyazılı olarak Semin'in çevirisi yanlış bilmiyorsam. Die Abrechnung'u almışım. Hangisi gelsin bilmiyorum. Semin'in çevresinden geliyor. Direkt Kul Savaş dişiyle mi gireyim? Aynen. Tamam. Ben de oradan gireyim. Tamam abi. O zaman parçayı dinleyelim. Ekon üzerine daha detaylı konuşuruz. O zaman Türkçe çeviri olarak Ecofresh Diabrehnuk geliyor. Evet. Fade'imizi attık parçanın sonuna geldik. Cenk de burada durdur abi dediği için fade'imizi attım. Evet Cenk'ciğim. Abi aslında Eko Kul Savaş dizisi 2002 başlıyor. Yani Beef Award'la Eko'nun başlıyor. Optiye girmesiyle başlıyor aslında her şey. Yani Optik'te Kul Savaş'ın Aynen şirketi aynen. desek Zaten de onu doğru şeyde olur. konuşmuştuk. Bir önceki bölümde MOR sonrası Aynen. Opti'yi biraz konuşmuştuk ama Eko kısmını Eko'da zaten daha detaylı konuşuruz diye buraya aktarmıştık aslında. Abi 2003'te yani bir sene sonra Eko ayrılıyor Optik'ten ve ayrılırken de bir açıklama yapıyor. Bu açıklamada diyor ki Kul Savaş hani diğer MC'lerin düne geçiyor. Gelişimini kasıtlı olarak engelliyor. Hani düetleri engelliyor. İşte büyümemizi engelliyor falan. Kul Savaş da buna cevap olarak diyor ki Eko paragöz biri. Hani Eko Fresh paragöz sadakatsiz biri falan diyor. Zaten diste şeyle başlıyor. En sadık bendim falan filan Ya diye hatta başlıyor. şöyle bir sıkıntı var. Ben burada ekleyeyim istersen. Ben bu Beef'i çok şanslı eseri zamanında güncelken takip ettiğim için o dönemde de biliyorsun forumlarda gerçekten çok daha besleyici bilgiler verebilen insanlar oluyordu bugünün aksine. Türkçe olarak da şey vardı abi Eko Optik'ten ayrıldıktan sonra bir de bu hani bu disler aslında bu parça yanlış hatırlamıyorsam 2003 ya da 4 Dasur Tayal'da bundan zaten hemen bir 2-3 ay sonrasında Aynen bir falan sene geliyor. sonra. Yok Evet. yok tam bir sene sonra. Yani bir sene şöyle galiba 6-6,5 ay önce leakleniyor. Hani Evet evet ortamlara evet. düşüyor. Ama resmi çıkışını bir sene sonra yapıyor. Yani Zaten ona da değineceğiz şimdi. Eko işte Optik için Berlin'e geliyor falan. Sonra ayrıldıktan sonra 5 parasız halde. Bu gerçek info. Köln'e dönüyor. Burada da şey bir
bu o zaman yine Berlin'de yeni yeni işte Abu Çakar'dan palazlanmaya çalışan Bushido destek çıkmadan önce Köln'ün meşhur figürlerinden biri var Hakan abi diye Türk ama o da Almanca rap yapıyor ama kötü rap yapıyor. Oradaki biraz OG abilerden bir tanesi. Ki K1'ın Bushido disleşmesinde de kendisine değineceğiz tekrar. Hakan abi Summer Jam vesaire gibi bir şekilde anti garanti kafasıyla Eko'yu tekrar hani hayata geçiren kişi de aslında bir nevi anti şey oluyor Hakan abi oluyor. Aynen. Abi bu dönemde ayrıldıktan sonra Optik'ten işte dediğin desteklerle bu diss falan filan yayınlanıyor. Sonra da Sony ile anlaşıyor Evet. Ecofresh. Ve Ich bin jung und brauche das Geld isimli bir albüm çıkarıyor. Anlamı da ben gencim ve paraya ihtiyacım var. Albümün ismi. Ve orada Valeska ile çalışıyor. Mikrofona çarptım. Valeska ile çalışıyor. Valeska da Optik'te o sırada ve R&B sanatçısı aslında. Ve Ve sevgili prodüktör falan. yönü de var diye biliyorum. Evet. Böyle şeyler biraz. Çiftler yani. Ki zaten beraber yaptık. İnanılmaz kötü bir albüm var. Eko'nun kariyerine de vurulan aslında Urtay'a kadar büyük bir darbe o albüm. Daha doğrusu bu albümün Urtay'dan sonra çıkması. Valeska'nın bu işte hala Eko ile falan bir arada olması işte yani daha doğrusu dirsek temasında olması falan şeyi çok sinirlendiriyor Kul Savaşı ve Valeska da ayrılıyor Optik'ten. İşte 2004'te de aslında bu dinlediğimiz Fatura ismine gelen Aynen. anlamına gelen şey çıkıyor ve çok isme taş atıyor. Aynen Flair'e falan da var bayağı o zaman çünkü Evet. bayağı Flair de Savaş'la yakında o dönem. Bir ara onlar da bu araları bozuluyor falan bu Buradan Bushido mevzularından savaş kısmına geçeyim mi bu işin falan yoksa disleşiyorlar da. Şöyle ilerleyelim. çıkalım Hani mı? Eko'yu bitirip biraz daha savaş kısmına geçelim istiyorsan. Çünkü bu beef bu kadar kısa bir hani iki parça görüyoruz ama aslında bu kadar kısa bitmiyor Canım. hani yansıma Yok bazında. yok yani. Hani medyaya işte şirketleşme ayaklarında falan biraz daha sürüyor ama diss bazında iki temel parça var yani meşhur. Yok, hayır. Evet, yani evet iki temel parça var aslında. Hani bir ilk diss, Evet. bir de Kul Savaş'ın cevabı Urteil var. Evet, onun dışında Ama göndermeler var hemen şu an şeye parçalarda ama bakıyorum. böyle şey yok. Bir hani atıyorum Albüm bizim var oğlum. ha? Albüm var lan. Nasıl albüm var Bir lan? dakika dur. Şu an müzik çalıyor. Albüm var. Eko'nun yaptığı albüm var. Onu bilmiyorum o zaman. Tamamıyla şeye. Ben dur. Bu Şu an arada Spotify'da açtım. sen onu bulurken ben abonelik okuyayım. 216 Prime ile abone olmuş. 216 çok teşekkür ederim. Desteğin için. Ben o albümü Teşekkürler. kaçırmışım işte abi. İnternetim kesin. İzin vermiyor. Niye böyle oldu? Ben seni bekliyorum şu an. O albüm mevzusunu bilmiyorum. Çünkü kaçırmışım onu. Geçen hatta ben tweet attım ya. Oha lan şey falan düşmüş diye. Spotify'a gelmiş bu albüm falan diye. O sırada devam edeyim. Ya da sen azıcık daha şey yapsana ben şu albümün ismini bir bulayım. Ya da hatta istiyorsan biz madem öyle dediğin gibi Kul Savaş'tan gidelim ondan sonra Azra Paslaşması'na işte German Dream dönemine ve günümüze kadar gelen Eko kısmına hatta o zaman Kul Savaş'ı bitirip girelim o zaman ya da. Okey. Ha Ne evet dersin? buldum abi. 2005'te mixtape'i çıkıyor. Ecofresh'in. Urtail'da şöyle bir cümle geçiyor. Yani bu benim hikayem diye başlıyor. Kusa şey Gesellschaft kısmı değil Ecofresh'in mi? yani Ecofresh'in mixtape'inin ismi de Aa o albüm Fick tamam. Dynasty. Hikayeniz Aha, o tamam hani o şey mi? Dis albüm mi o? Ben bunu bilmiyordum. evet. Ve Ha. aynı yıl bir de mixtape'in bir tane daha şey geliyor. O da Fick Imo Noh Dynasty. Senin hikayeni bir daha sikeyim anlamına gelen. Eyvallah. böyle iki tane yani tabii ki böyle yani komple şey gibi değil bir kafile gibi değil. Nafile pardon. Nafile gibi değil. Ama yine de hani şey var. 12 şarkı var diye hatırlıyorum. 8'i 9'u falan komple Kul Savaşı hedef alan işler. Eyvallah. Buradan da bir hemen istersen Urteyla bir geçeyim Tamam hazır şeye. Urtayalı dinleyelim abi. Türkçe çeviri yine. Yine Semih çevirmiş. Urtayalı İnternet dinleyelim. bu arada. Ya çünkü tamamdır abi. Çünkü siz de biliyorsunuz işte hani aslında Echo Fresh'in kariyeri Kul Savaş'la imzalaması ve Kul Savaş'la beef'e girmesiyle yükselişe geçtiği için aslında buradan başlamak daha doğru geliyor bana da. Düşününce Cenk'e hak verdim. O zaman Semih Yılmaz'ın çevirisiyle Kul Savaş, Das Urteil geliyor. Türkçe çeviri.
Peron 11 Deniz. Yazarım chat ayrıca. Geliyor parça. Evet, parçanın sonuna geliyorduk. Ben de fade'imi attım. Hoş buldum, alışığım ben. Mesajımı da Okey. görmedin, yoksa bugün senin oralarda dinleyeceğim. Ali, gerçekten bugün hiç bakmadım ya telefona. Çok özür dilerim. Of. Evet. Okey. Abi şimdi burada disin öneminden bahsetmek lazım aslında. Daha önceki kaç hafta oldu biz yani hafta kaç bölüm oldu biz şey konuşmaya Hip Hop 101'i konuşmaya başlayalı. İkinci bölüm falan mı bu? Çok çok uzun oldu gerçekten ama. İkinci bölümdeyiz. 4 mü 5 mi? Ya 6 ya 7. bölümdeyiz yanlış bilmiyorsam. Ama Yani. yani şey ne zaman başladık dersen 96 hafta sanırım değil Abi 6 hafta diyelim. Yani 6 bölüm diyelim. 6 bölümdür şeyi konuşuyoruz aslında. Yani Kul Savaş isminin Alman rapinde ne ifade ettiğini aslında. Gerçekten yani yaşayan bir efsane Almanya rap sahnesi için. Ve kariyerinde aslında Kul Savaş'ın da bu kadar büyük bir beef yok. Yani bu kadar spesifik işte atıyorum dogfight yaptığı, Başka beef it yok dalış zaten yani. yaptığı, it dalış yaptığı şeyler var tabii ki doğal olarak. Hani yaptığı Ama beef müziğin. yok. Aynen. Ve bu arada şey de çok enteresan. Yani hikaye bazında baktığımızda da yani tamamıyla Kul Savaş sayesinde çıkmış bir rapçinin ismini duyurmuş bir MC'nin böyle Alman rapinin en büyük ismine satma cüretini işte göstermesi falan filan Bu ve arada ardından Kul Savaşı'nda cevap vermesi. Mesela şey var. O konuda geleceğiz ama mesela buradaki Dasur Tayland'ın etkisi mesela o şeye örnek vereceğim. Dasur Tayland'ın etkisinden sonra Eko bütün saygınlığını bir dönem kaybediyor, sonra tekrar kazanıyor, sonra tekrar kaybediyor günümüzde biliyorsun. Orada hatta şey var. Kaybetmesi Ya hatta çok konsere normal yani. çıktığında hani konsere çıktığında şişe falan yiyor biliyorsun. Hani Evet. hatta onun bir ara şey gifi var. Gifi vardı bayağı. Hatırlıyorum ben. Eko'nun sahnedeyken suratına bayağı kocaman bir şarap şişesini yediğini hatırlıyorum ben. Ya burada tabii hani şey var. Almanların aslında kültürel anlamda söylüyorum. Almanlara göre çok böyle ayıp sayılan şeyler hani etik, ahlaki şeylerin de eksikliğini burada Kul Savaş çok yüzüne çarpıyor. Hani arkamdan dedikodu yaptın, zart yaptın, zurt yaptın vesaire vesaire gibi. Ama aslında önemli olan şu, yani şöyle şeyler var. Kul Savaş, şey, Eko Fresh sonra şey falan çıkarıyor. Aleska ile beraber bayağı R&B albümü Öf, çok kötü bir aslında. albüm o bu arada Tam böyle gerçekten ya. bu dönemler bu arada bunlar yine. Bu savaşta zaten bu diste şey yapıyor pardon özür dilerim. Yvonne Catterfield diye bir popçunun Du hast mein Herz gebrochen isimli bir parçasının söz yazarı. Ghostwriter oluyor. Pop parçası. Eko Fresh. Kul Savaş zaten bu dinlediğimiz Urteil'da da şey diyor. Pop dünyasına daldın. Dieter Bohlen'in penisini ağzına alan bir rapçi ha. Ödülünü alabildin mi? Kendini kaybettin. Ne hale geldin? Kendini hip-hop'un dışına attın, kafayı yedin falan filan diye hakikaten şey yapıyor yani. Eko Fresh'i hip-hop'tan sürüyor böyle. Alman gerçekten dışarı fırlatıyor her anlamıyla, her hattıyla ki bu arada bu dönemde zaten 6-7 haftadır konuştuğumuz gibi ya da 96 haftadır konuştuğumuz gibi şey dönemi yani tam böyle underground'ın çok kemikleştiği işte bütün efsane isimlerin çok böyle backpack rap'i yaptığı dönemler. O dönem çok ters tepiyor. Şimdi yapsa bilmem kimse ya Eko Fresh şu an çıkmış biri olsa kimsenin umurunda olmaz yani böyle Evet. meseleler. Begin hoş geldin bu Ama o arada. dönemlerde Teşekkür ederiz. özellikle yani burada olay bence şey değil yani Eko'nun böyle şeyler yapması değil. O dönemde bence yapsa yine kimse 2-3 tane sallarlardı geçerlerdi ama Kul Savaş çok büyük bir figür ve Kul Savaş'a böyle şeyler dediğinde işte Kul Savaş sana 5,5 dakika boyunca kayıyorsa hani neredeyse nakaratsız bir şekilde yani bir de hani öyle övüyorsa seni. Ve bir Alman forumunda şey okumuştum. Katılıyorum burada buna. Eko bir tokat atıyor Kul Savaş'a. Kul Savaş dövüyor abi anladın mı? Köşeye sıkıştırıp yani disteki barlar falan çok sert. Bu arada bu şarkı kliplendiriliyor. Ve Evet, ve klipte MTV gömüyor. bunun için orada MTV bunun için sayaç yapıyor abi. Klibin yayınlanacağı gün akşam 8'e koyuyorlar klibi ve
bir önceki geceden itibaren geri sayım oluyor. Klipten önce özel program falan yapıyorlar. İşi anlatan falan hani böyle. Çok yani şeye dönüştürüyor. Almanlar da aslında bunu bir hemen alıyorlar böyle. Hadi bakalım. Hani coşalım, eğlenelim falan filan. Klipte temsili Ekofresh'in cenazesi var zaten klipte bu arada. Daha önce klibi yayın aşılarına falan izletmiştik zaten. Bu arada başka bir sebebi daha var. Bunun asıl sebebi şey abi. O dönemler Sony'nin yani Ekon'un anlaştığı label'ın Viva'yla. Ben düştüm mü? Yok yok, buradasın buradasın. Sesin bana geliyor, yayına da gidiyordur herhalde. İyi miyiz şu an? Bence iyiyiz, bizde hiç kesinti olmadı abi. Tamam okey. Şey, Sony Viva'yla çok yakın. Viva'da Almanların MTV'si aslında. Evet evet evet. MTV'de bu fırsatı hemen kaçırmıyor hani. Çünkü şey var, şu an mesela nasıl Türk piyasası, daha doğrusu Avrupa müzik falan filan şekilde girmeye çalışıyorsa rap müziğe, o dönemlerde de bu treni kaçırmama olayı var. MTV hemen kul savaşı kazananı oynuyor yani. Evet evet. Opti'ye oynuyor direkt aslında orada yani. Ve bayağı Alman müziğindeki çok büyük eventlerden biri olarak kabul ediliyor. Bana biraz saçma geliyor çok kaliteli bir diss olmasına rağmen ama evet. Böyle olay olarak çok böyle kitabı falan var burada bunun. Yani o dönemki birçok isimle, Valeska'yla falan filan röportaj yapılmış falan. Hani Rışat Polatlık ya, bilmiyorum. Mesela o kitap çıktıktan sonra da şey dediler mi? Alman rap müziğine çok büyük hizmet edecek bir kitap bu falan. Hani böyle şeyler dendi mi acaba? Hatta kitabın adı şey değil mi? Kazıdı Kafbahnıflarla değil mi? Evet evet, hani böyle yani. Bir şey değil mi yani? Hani, abi şey çok güzel yani hani. Evet abi, Alman rapini geliştirecek bu kitap falan. Hani yani what? Neler oluyor yani? Bu arada şey var. Ya o dönem sokak çeteleri falan filan da bu olaya çok dahil oluyorlar. O işte şeyden dolayı. Bir tarafta Hakan abi, bir tarafta Bushido Eko olayı. Bir de Bushido'nun Eko'ya sahip çıkması Hakan abiyle beraber olunca, Bushido biraz şeyden kendini çetelere emanet ediyor biraz. Bushido diyorum, Eko. Evet evet. Biraz yani, o yüzden dahil oluyor aslında. Eko'nun kariyeri de aslında şeyle bitiyor yani. Bu pop işleriyle bitiyor. Yani saygınlığını kaybediyor bu popvari işlerle. Daha sonraları dönüşte ta 2006-2007 albüm var. 2007'de gelen. Eskuta Yünge ile imzaladıktan sonra tekrar biraz Abu Şakar parası ve korkusuyla tekrar yükselişe geçiyor aslına bakarsak yani. Ekabeli güzel bir albüm. Çünkü Ekabeli de bayağı şey yapıyor. Kendi hayatını anlatıyor ve zaten sonra 28 kere daha yaptı bunu. onun suyunu çıkarana kadar bunu yapıyor. Böyle şey hatırlıyorsundur, 2014'te falan böyle saçma sapan 1000 barlık şarkı falan. Evet. Tam bir fuchs yani, anladın mı? %100 aldık yani. Ya o dönem işte hatta... Geçen sene de şey çıkarmadı mı? 2020 bars diye böyle. Aynen abi, işte klasik Eko. Hani kötü zaten film kariyerine falan da geliriz biraz. Öyle Eko'yu geçeriz. Ya şey var işte, bu çete ve kendi komünitesine dönme kafasından, hatta bizim Türkçe rap için önemli figürlerden biri olan Azra'yla bence çok güzel bir albümdü. Güzel bir albüm yapıyorlar, iyi eserlere örnek verebilirsem. Ekaveli albümü güzeldi. Ben Seven'ı beğenirim. Ben çok böyle yani popüler olmayan bir şey söyleyeceğim, fikir söyleyeceğim ama ben şeyi çok seviyorum. 2016'da çıkardığı Freezy. Çok severim. Yani iyi işleri var, yani, kötü bir MC değil. Ben o albüme kadar Kool Savaş'ın albüm bazında söylüyorum. Benim solo olarak çok sevdiğim işler var. Solo solo baktığımızda sevdiğim işler var ama albüm olarak beni tatmin eden Kool Savaş albümü Freezy'dir. Ama Almanya'da da en çok gömülen albüm. Kool Savaş yani değil. Neydi? Düzelteyim. Eko Fresh albümü abi. Kool Savaş albümü dedim. Bir düzelteyim. Evet, tamam tamam. Okay. Şey, Freezy albümü şey, benim en çok sevdiğim Eko albümü ama 1.5. Backspin 10 üzerinden 1.5 vermiş albüme. Bence çok taraflı bir yorum bu. Ama. Evet. Şeyi söylemem lazım. Oradan film muhabbetine bağlarız. Sonra da Eko'dan çıkarız. Tamam. Eko Fresh Almanya için şunu şey yapıyor. O dönemlerde çıkan bir Slim Shady var. Amerika'da böyle biraz olayın, ya oyunun dışında olup oyunu etkileyebilen isimler var. Eminem mesela bunlardan biri olarak bence kabul görür Amerika görür, için. Görür. Almanlar hani tamamıyla o şekilde paketliyorlar Eko'yu. Eko'nun bir şeyi vardır. Çok ikonik bir fotoğrafı vardır. Bu distan hemen biraz önce.
Bir tane şey giyer, tişört giyer, tişörtün üzerinde I am the German Dream yazar. Aynen aynen aynen. Ya American Dream, Eminem figürü ya ve bu hatta Amerika dışındaki bütün topraklarda o ülkenin Eminem'in geyiği hep döner ya, burada da Ceza'ya falan dendi yıllarca falan yani. Her ama ülkede var. Ama burada şöyle önemli bir durum var. Fransa haricinde ülkede var. Ekoyu şey olarak görüyorlar abi. Ekoyu şey olarak görüyor Almanlar. Bizim şeyimiz yani göçmen şeyimiz, ne diyorlar buna? Immigration. O kadar başarılı ki bakın işte bizim en büyük rapçimiz, en başarılı rapçimiz kendini bir Alman olarak görüyor. Ya hatta işte Kortan Türkiye'lere, Kortan Türkiye'ye kendi... giden yol bu aslında yani, yanlış bilmiyorsam o şarkıya giden yol bu zaten yani Alman kotası. Ve Almanlar da yani koyu bu yüzden çok boostlamaya çalışıyorlar. Çünkü bir yerde Kul Savaş şarkılarında Türk kimliğini çok göstermese de Türk olduğunu söyleyen birisi. Hani Türk kimliğini ön plana koyan birisi. Bir yerde de Eko var. Şirketin ismi German Dream All Star. Böyle kendini Almanya'ya satmaya çalışıyor falan filan. Şeyde biraz şey yapıyor. Şu anla yani şimdilerde böyle inanılmaz şey ya Eko'nun Türkiye'deki şeyi. Türk rapçi Eko abi işte Ekol Mekol falan filan. Asla yani, değil bu arada. Siktir orada. Yani, çok özür dilerim ama bu savaş Eko'nun kariyerinin böyle bir şeyi var, anladın mı? Çok iyi diyebilirsin. Ama bence hiçbir zaman bu savaşın üstüne koyamaz. Yok, Eko Fresh'i Almanya'da kötü kariyer yönetimine örnek vereceğim isim benim Eko olur. Hatta abi, yani. Hani şey çok saçma, anladın mı? Hakikaten herif böyle tanrı gibi bir şey, anladın mı? Piyasada ağırlık bakımından yani. Millet falan şey diyor ya. Hani biz bu savaşı görene kadar Almanca rap yapılacağına inanmıyorduk falan filan diyor millet yani. Sen de kalkıyorsun. Herif sana el vermiş. Sana bu eli veren herife tokat atıyorsun. Gerçekten inanılmaz bir şey yani. Rotten Dogs demiş ki Almanya'da... Fantastik kararlar bunlar. Almanya'da dinleniyor mu çok demiş Rotten Dogs. Ya şey değil. Az yani şey değil. Hiç dinlenmiyor değil mesela. Biz burada muadilini Fuchs dedik ya hani baktığın zaman. Fuchs kadar kötü durumda değil ama yani... Almanya'nın en çok dinlenen 10 rapçisinden biri de değil muhtemelen Eko şu an. Eko zaten... şöyle bir durum var abi. Almanya'da Eko'nun hitap ettiği kesim, müziğinin hitap ettiği kesim. Ciddi herifler, tamam mı? Ama Eko bunu artık hiçbir şekilde sağlayamıyor. Yani sağlamaya çalışsam bile hani Kurtail var, anladın mı? Stop stop önüne koyarlar bir kitabı. Ya abi yani. Zaten şey... Onu da yapamazsın. Ya Eko'nun saygınlığı şuradan geliyor abi. Gerçekten zeki ve yani söz yazarlığı bazında gerçekten zeki ki yani evet. Hatta özellikle K1 Bushido disleşmesine geldiğimizde orada da tekrar söyleniyor. Hani K1 şimdi Eko gibi isimler olmasa Bushido yoktu deniyor ki bu bütün piyasada kabul görmüş bir şey zaten yani. Hani ilk kez K1 söylemiyor. Eko'nun sadece popçular için değil bilindik rapçiler için de yaptığı ghostwriter'lık aslında Eko'yu biraz piyasadan silinmesinin önünü kapattı diyebilirim Eko'nun aslında yani. Bu Dazur Tayyar'dan sonrasındaki popçu, süreçte. Biraz da popçular aslında yani. Pop şarkılarını yazması, anladın mı? Aynı Kozmos gibi. Ya Eko burada da haftalık globalde falan böyle çok saçma bir iki içinde dinlemiştik. Çok fazla dirsek teması görsel var. Bizdeki ekrana verebilir misin? Deneriz abi. Bizdeki influencerlar gibi hani fazlasıyla bizdeki influencerlarla temasta bunlar hepsiler gibi fazlasıyla camia dışında hatta biraz linçlenen isimlerle tabii abi hemen bunu ben indireyim. Ekrana atayım. Hatta dur. Doğrusunu buldum. Okay. Bekliyorum. Hani ya ilk albümünün Eko'nun yani Dünya Dönüyor sonrası. Dünya Dönüyor öncesi. Özür dilerim. Israel olan albüm öncesi orijinal kapağı bu. Bakıyorum. Gelsin. İnşallah gidecek. Bekliyorum abi. Diğerini verebilirim ekranı istiyorsan bu arada yani. Orijinal kapağı şey yapalım mı? Şu an gitmiş olması lazım. Tamam. Aynı zaten bu daha mantıklı oldu. Asılı versiyondaki kapak bu. Dijitaldeki kapak başka. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Basılı versiyonu kapak. Cenk attı şu an görseli. Ya şey var, şey diyordum. Bizdeki influencerlarla fazla dirsek temasında bulunan rapçiler gibi Eko biraz. Pop camiası ve hani rap camiasının dışındaki
fırsatları iyi değerlendirmeye çalışıyor ve bu sebeple birçok filmde oynadı ama berbat filmler yani. Onlar da aktörlük kariyeri çok kötü. Berbat Girecek miyiz filmlerde derdi. Oynadı. Bir de şey var yani. Ben şeyi seyrettim. Üç Türk Bir Bebek diye bir film seyrettim ben de abi. Yani evet. O filmden açık konuşuyorum abi. O filmden daha iyi oyunculuklara ve senaryoya sahip yetişkinlere yönelik filmler fazlasıyla var. Evet, pardon. İnanılmaz katılıyorum. Şey denmiş chatte. Abdurrahman demiş ki bir şey soracağım. Birine Ghostwriter olmak yanlış bir şey mi? Ben Echo hayır değil. Örneğinde bunu vereceğim. Echo örneğinde bunu vereceğim. Echo tam Budist'in döneminde yani. Önce Kul Savaşı disliyor, ardından gidiyor popçulara falan şarkı yazıyor. Kendini işte German Dream olarak görüyor. Bir Alman kimliğini ön plana çıkarıyor falan filan. Şey gibi yani hata yapma kotan vardır. Bence bir müzisyenin vardır yani. Hata yapma kotası. Tabii ki. İşte çok tepki çekmeden 4-5 tane yanlış şey yaparsın. ama patladığında çok kötü patlarsın. Bakınız Rota Türkiye içerisinde. kendisine de bir an önce tahliye dileklerime yolluyorum. Umarım gerçi çok bir şey olmadı ama. Okey. Hatları da hatırlatmak lazım bunu. Çok hızlı bir şekilde yok oldu. Ünlem Rota hapiste mi arkadaşlar? Chatimizde de bunun cevabını aynen veren bir botumuz yok, var. Yok değil arkadaşlar. Hiç de, büyük ihtimal hiç de girmedik. Değil mi? yani çok fazla hata yapıyor ve aslında Almanya'da rap dinleyen insanların çok tersine gidiyor. Yani ama Almanya'da rapi o dönemler en azından göçmenler dinliyor, Türkler dinliyor yani. Onları yansıtan bir şey oldu. Adam da gidiyor bunları böyle bayağı dodge'luyor falan filan ve bu yüzden hata üzerine hata yapıyor. Ama şeydir yani, ben çok sert yorumlar okudum Almanya. İşte Backspin'de, Hip Hop D'de falan yazılan. Rapçi değil demek veya Vek demek. Vek olarak görüldüğü bir dönem oluyor. Sen hemen sonra bu Valeska ile olan Love albümünün, R&B albümünün daha doğrusu döneminde Vek olarak görülüyor. Ki bu arada o albümde de gerçekten Vek gibi yazıyor ya. A2 Almanca yazıyor herif. A2 ya böyle hani şey. Ben Sultanahmet'e gitmek istiyorum. evet, evet, hani evet. Bu yani, anladın mı? Böyle falan yazıyor. Hakikaten kötü o albüm. Ya ama bu arada şeye işte gireceğim. Ekabeli falan var. Bence Ekabeli yapmış birine Vek demezsin. Kötü rapçi dersin ama Vek demezsin. Kötü kariyer yönetimi derim ben ya. Kötü rapçi demem Eko'ya bu arada. Ama çok kötü kariyer yönetimi. Bugün Türkiye'ye giriş yapma çabası da Almanya'da tamamen kredisi bittiği için zaten yani. Evet. Bu gece hep Eko konuşacağız demiş de abi. Yok, geçiyoruz şimdi. Eko, yani 2000'lerin en büyük olayı aslında Almanya rapi. Ya burada bizim Almanya rapini de değiştiren bir şey. Çünkü bu disleşme olmasa neler oluyor yani. Ya burada bizim slaytımızda üstünde çok yoğun duracağımız 3 isim var aslına bakarsak. Hani bence. Sen katılıyor musun bilmiyorum. Ha diğerlerine de tabii ki hani Eko'ya bir saat ayırdık da atıyorum. Örnek veriyorum Hafbefer'e muhtemelen 10 dakika konuşup geçeriz zaten yani. Burada Bushido'nun üstüne yani burada Bushido'nun üstüne biraz konuşulur uzun uzun ve hani biraz sound değiştirdiği için belki Capital Bra üzerine çok uzun konuşulabilir. Ama onun dışındaki isimlere bakarsak 10'ar dakikada geçeceğiz yani çoğunu. Şimdi burada Bushido'ya geçiyoruz şey zaten var yani. Yuyu, şey var burada yani Capital'la beraber Yuyu, Loredana bunları evet beraber konuşurum ben yani. Aynen hepsi yani burada hepsine tek tek vakit ayırıp da hani 12 saat yayın yapmayacağız, merak etmeyin. Ama hani burada en uzun duracağımız kişi Echo ve Bushido mu yani istersen. Biraz hani ya Bushido flare'ı da zaten biraz Bushido ile beraber dirsek temasında inceleriz zaten muhtemelen. Ben hatta bir Yasin'in sorduğu notumu açıyorum abi. Tamam. Yasin'in sorduğu soruya cevap verip ben de hatta Gedo'yu dinletip Bushido'ya geçiş yapıyorum oradan. Sen de okey dersen. Yasin demiş ki abi bu popçu veya rock camiasında söz yazımı neden bu kadar küçük ölüyor diye. Ya bu saçma sapan yapay bir kavgaydı. Türkiye'de de çok vardı. Yani rap rock kavgası falan. Yani o biraz ergenlikten oluyor açıkçası. Dinleyici bazında ergenlikten oluyor. Sanatçılarınsa biraz şey hani prestij mevzusundan hani birbirleri için bunu bir koz olarak kullanıyorlar ama aslında bunu dinleyiciler gündeme getirmese böyle bir şey yok aslında yani aslında. Ben biraz Baykan'dan farklı düşünüyorum bu konuda. Bence hani bunu kibarca ve linç yemeden nasıl söylerim bilmiyorum ama yani rap'in aslında kalemi dışında hiçbir olayı yok ya. Müzikal anlamda. Abi onu da yazın be. Onu da sen yaz be. Anladın mı? Hani zaten hiçbir şey yok. Müzikal olarak hiçbir derinliği yok, anladın mı? O yüzden direkt bile kullanıyorsa bence gayet normal günümüzde. Hayır. ya ben
Ben ya şeyim abi yani. Bak, rapçinin... yani gerçekten tek olayınız yazmak yani, yazdığınız şeyler. Abi yani. Şundan bahsediyorum burada ben. Bir zahmet yazın yani. Şunu kaçırıyorsun abi. Benim dediğim şey şu. Diyorum ki rapçi bir popçu için söz yazabilir. Bence bunda bir sorun ya da rezil bir durum yok. Hani yoksa ben rapçinin ghostwriter kullanmasına ben de karşıyım. Burada seninle aynı fikirdeyim. Tamam, sorry. Ben hani ben yanlış anlamışım. Bir rapçinin rapçi olmayan biri için pop, yani bir popçu için, rockçı için söz yazmasında ne problem var ki? Ona bile takılıyor millet diyorlar da, ya da popçu düetine falan. Ben buna takılmıyorum abi. O dinleyicinin verdiği gaz ve bu gazı alıp devam eden MC'ler yüzünden var o yapay tartışma. Hani Türkiye'deki rapçi rockçı kavgası da aynı şekilde yani 2000'lerdeki. Çok yapay, 4-5 tane IQ'su düşük ergenin başlattığı bir kavga o. Bizim dinlediğimiz müzik daha iyi, hayır bizimki daha iyi diye birbirini dövdüler yani. İşte doğal seçilimin önemi de burada devreye giriyor zaten yani. Kozmos bence Elanur'u yazabilir, tamam mı? Elanur'un sözünü yazabilir. Ama Vulture, hani ama oradan çekerim. Bak, ama işte şu var. Sen 17 yaşındaki bir kıza gelecekte pişman olacağı sözler söyletemezsin. Senin orada... Bir noktada da bir sorumluluğun var. Yani yeni gelin seni diye söz yazmış oğlum. Yani dememiş ki bu kız 17 yaşında, 16 yaşında ya da yani. Whatever. Ne? Ya kanka bu kız arada... acaba gelecekte hayat görüşü çok değişirse o kötü anılır mı falan. Yani bunu Kozmos üzerinde söylemiyorum kanka. Onu düşünecek rapçi özellikle Türkiye'de pek yok. Çünkü kendileri mesela ilişkiye girerken de pek yaşı gözetmiyorlar biliyorsun. Wow. Okay. Kozmos üzerinde söylemiyorum ama bu bilinen bir gerçek yani biliyorsun. Okey. Ya ben ya Kozmos'a şeyim yani abi. Şey var, şarkının kötü olmasıyla dalga geçiyorum. Bu arada bunun ispatı şu abi. Türkçe rap'te şu an grupi muhabbeti dönüyor ya. Abi Türkçe rap'in yaş kitlesinin çoğu 18-6 hala. Sizin konserdeki grupileriniz reşit değil. Hani hatırlatırım sevgili rapçi arkadaşlarım. Yani. Evet evet. Yani o kız tam bir serseri bu arada demiş Ozan da. Okey abi ben buna takılmıyorum yani. Gelecekte ya benim de geçmişte söylediğim hani bayağı böyle 16-17 yaşındayken söylediğim ve çok pişman olduğum şeyler var yani. Hepimizin var yani. Ve bunu abi hani milyonlar dinledi anladın mı? Milyonlar benim yaptığım geri zekalı 4-5 bin kişi görmüştür en fazla yani. Bu yüzden sıkıntı bir şey yani. Benim Kozmos'la alakalı dalga geçtiğim tek şey de şarkının kötü olmasın. Yani ya yok abi bir de Kozmos'un yani Vulture'lık kısmı şurada. Sen hani bu tarz girişimlerde bulunup ondan sonra kültür brom kafasında gezip işte biz kültürü sırtlandık falan diyorsan ben sana laflar hazırlarım. Hani burada hani kültür dava muru kafası değil ama laflar hazırlarım. Bunu demeden ben ekmeğimi kazanıyorum abi ghostwriter'ım diyorsan Eko bunu yaptı mesela. Bence bunda bir popçuya söz yazmakta sorun yok. Çok cringe sözler yazıyordur tamam ama hani orada benim dinleyeceğim bir şey yok. Bu biraz dediğim gibi ergen fan kitlesinin gaza getirmesi ve bu gazı alıp nakite çevirmek isteyen MC'lerin tutumu bu aslında bakarsak. Ya ama yani şey değil. Rapçinin ghostwriter kullanması kesinlikle hani bizim yazılı olmayan iş etiğimizde olmayan bir şey bu camiada. Yani ben bu arada şey inanılmaz okuyayım abi. Mesela Kurban grubu var ya, efsane hepimizin gençliğinde dinlediği gruplardan. Mesela Kurban geri dönsün abi, atıyorum ismi tamamıyla. Hayki yazsın ya, Hayki'nin yazdığı bir şarkıyı okusunlar mesela. Yani, isterim yani. Hiçbir problem yok yani. Ama örnek veriyorum yine isim örneği bu yapıldı diye demiyorum. Ama örnek veriyorum Hayki gidip de atıyorum Server'in yazdığı parçayı okursa sıkıntı var. Çünkü yani senin rapçi olarak MC diyorsan kendine senin meziyetin zaten söz yazarlığı. Tek olayım bu yani. Hani you had one job amına koyayım. Yani orada problem başlıyor. O yanlış anlaşılmasın diye tekrar bunu söyledim. Yayında çünkü yanlış bir çıkarımla da insanları yönlendirmeyelim diye tekrar üstünden geçtim. O zaman abi ben Bushido'ya ilerlemek adına hem Eko'yu kapatmak hem Bushido'ya ilerlemek adına doğru bir parça olduğunu düşünüyorum. Gedo Türkçe altyazılı geliyor o zaman itirazın yoksa. Sonra da Bushido ve Eskuta Yunge özelinde devam edelim. Hani bu arada Alibo Mayeleri, Samraları işte hatta yer yer Kapital Braları falan bile Eskuta Yunge başlığında konuşup aradan çıkarabiliriz istersen. K1'ı falan. Olabilir. Tamam. Girelim de. Bushido'ya bir girelim de ondan sonra bakarız. Tamamdır. O zaman Eko Fresh Fishing, Bushido, Gedo, Türkçe altyazılı geliyor ve Bushido konusuna başlıyoruz dinledikten sonra. Evet. Parçayı bitirdik. Bu da Uğur Gürbüz'ün çevirisiymiş. Teşekkürler Uğur. Ve Bushido konusuna başlıyoruz. Cenk rica etti biz parçayı dinlerken. Ekrana bu görüntüyü verebilir misin diye. Albüm kapağını. Çok severim bu kapağı. Ben de. Ya Bushido'nun çoğu kapağını ben beğeniyorum bu arada ya. Evet. Abi Bushido'yla Bushido'nun önemi aslında.
Direkt giriyorum ben ya. Gir abi gir gir. Ben kapağı büyüteyim daha net gözüksün diye. Daha önceki özellikle ilk yayında falan şeyden çok bahsetmiştik. Agro. Agro Berlin. Agro Berlin'in önemi aslında. Hani agroyu şey olarak konumlandırabiliriz. Base mod gibi konumlandırabiliriz. Bu işi ilk profesyonel yapan Almanya'da. Hani PR'cısı, zartı, zurtu falan filan bir olan. Ama Bushido'yu anlamak için aslında Sido'nun yaptığı. Mesela 2004'te Sido'nun Mindblock isimli bir şarkısı var. Orada şöyle bir dörtlük var. Yani benim şehrim, benim bölgem, benim mahallem, benim alanım, benim sokağım, benim evim, benim bloğum. Benim düşüncelerim, benim kalbim, benim hayatım, benim dünyam, benim dünyam ilk kattan 16. kata kadar uzanır. Burada blok denen şey aslında, Bushido'nun şarkılarında da çok geçen bir kavram blok. Amerika'daki getto aslında. Yani Türkler yaşasın diye, Türk işçiler yaşasın diye yapılmış. 63 ile 77 arası galiba. Yapılmış binalar, toplu konutlar. Amerika'daki projeksin mu? Evet, Amerika'daki projeksin, public housing projekslerin muadili. Almanya'daki ya da Fransa'daki banyo yapılaşmalarının muadilleri. Burada işte şey oluyor. Kiralar düşük olduğu için Türkler kadar, yani durumunu düzelten Türkler bloktan ayrılıyor. Ve Kuzey Afrikalı Araplar da çok yoğunlukta var. Aynen. Yani onlar geliyor işte. İlk jenerasyon Türkler böyle durumlarını düzeltip işte ev yaptırabilenler falan filan filan zartlar zurtlar. Çıktıkça onlar geliyor. Tunuslular, Libyalılar, Cezayirliler, Iraklılar falan filan geliyor. Bunların da bu arada rap'le tanışması Türkler sayesinde oluyor. O dönem Türkler sayesinde oluyor. En azından Bushido'ların jenerasyonu. Bu arada bir saniye giriyorum. Mali bir şey sormuş diye. Bushido'nun önemli işleri. Bir önemli konuyla alakalı bölüyorum Cenk. Özür dilerim. Mali demiş ki Sovyet kafası da denebilir mi diye. Abi Sovyetlerinki biraz daha sınıfsaldı. Hani bu çok sınıfsal değil. Bu biraz kira düşüklüğü ve oraya göçmen gelenlerin mecburen oluşturdukları bir topluluk. Sovyetlerde ise devlet seni der ki sen atıyorum 3. kademedesin, sen burada yaşayacaksın diye sana zorunlu yer gösteriyor meslek gruplarına göre. Hani yani, burada biraz o fark var. Burada göçmenler hani şey var. Parayı buldukları zaman hani, yani burada göçmenler parayı buldukları zaman istedikleri yere taşınabiliyorken Sovyet'te taşınamazsın devlet söylemedikçe. Farkı orada yani. İmari açıdan da yani şöyle bir durum var aslında burada. Nasıl diyebiliriz buna? Abi Almanya'da ev yapmak çok yaygın bir şey değil. Özellikle şehir merkezlerinde. Ve bu blokların mantığı şey gerçekten. Yani hiçbir olayı yok. Anladın mı? Bayağı bir apartman ama korkunç görünen apartmanlar. Yani Türkiye'deki herhangi bir apartman gibi görünüyor. Evet. Bizim getolar gibi, bizim gecekondu mahalleleri gibi aslında. Just a couple of words onu sormuş. Yani. Yakın işte Türkiye'de en rahat anlaşılan şey hani Türkiye'nin gedosu dediğimiz yerler aslında bakarsak yani. Evet. Ya tabii bu arada ben hem arkadaşlarımdan duyduğum hem de kendim gördüklerim filmler, zartlar, zurtlar falan. Ya onların gettosu bile okey, anladın mı yani? Bizim Ankara'da herhangi bir semte oranla okey yani. Çünkü yani Çin'de yaşamaktan, Çin'de yaşamaktansa ben Temple of'ta yaşarım yani, evet. Yaşarım. Yani. Ya da şey, ben Brooklyn'deki herhangi bir Brownsville projekslerinde yaşayabilirim bence. Ben onlarda yaşamam abi. Oradaki abi yok. Suç oranı. Ya tamam da. Yani tek sadece apartmandaki suç oranı bile korkunç yüksek. Bak burada katılıyorum da yani. Şöyle bir şey var. Hani Hacı Hüsrev'de yaşamak mı? Brooklyn'de yaşamak mı? Brownsville'de yaşamak mı yani? Yok tamam. Haklısın şu anda. O açıdan diyorum. Yani ben Çin'in önünden geçerken bile ayaklarım böyle geliyor yani. Yani sonuçta şöyle bir gerçek var. Biz Orta Doğu'ya daha yakın bir ülkeyiz. Hatta artık Orta Doğu'yuz. Hani buranın gedosu... Abi bizim başkentimizde Orta Doğu Teknik Üniversitesi diye bir üniversite var. Tabii ki Orta Doğu'yuz. Yani hani buranın problemleri falan tabii ki oradakini de küçümsemiyorum ama burada buranın problemleriyle ya da Güney Amerika'da faveladan çıkıp da Almanya'da ya da işte Amerika'da gedo gören birine koymaz yani buradan giden birine onlar. Evet. Onu demek istiyorum ben. Evet. Abi düşünsene Çin'den Almanya'ya gidiyorsun. Almanya'nın her yerinde yaşarım. Evet işte o bahsettiğim olay o yani. Ya da daha da şey diyorum. Irak'ta Felluceli bir Arap Almanya'nın ya da Amerika'nın herhangi bir yerinde yaşar abi. Hiç problem değil onun için. Evet. Bomba düşmemesi şöyle... okey yani. Onun için bomba düşmüyor tepemden okey diyor yani. Bizim ülkeyi de geçtim. Çok ekstrem bir örnek veriyorum yani. Yani başkentimin en büyük meydanında bomba patlamıyor abi en azından. Yani. An dersin ya. Abi Bushido'nun asıl çıkış yaptığı albüm şu an ekranda gördüğümüz albüm serisinin Carlo Cox Newton'un ilk albümü 2002'de çıkan.
Ve bu arada gangster rapin de aslında Alman gangster rapinin. Babası Literally Bushido. gangster rapi. Çünkü herif böyle bütün çetelerle falan içli dışlı olduğu için neredeyse. İlk gerçekten şeyi Almanya'daki underground yaşamı. İllegal yaşamı. Organize suç hayatına ilk gösteren albümlerden biri ve Bushido tarafından icat ediliyor bir nevi Ve Bushido aslında. zaten şey var, hani Amerika'da Ardından Ice-T neyse Bushido Almanya'da o biraz gangster rap için yani. Evet. Yani. Abi sonra Filler'le 2003'lü bir albüm yapıyor. From Boşten Biz Sum Skyline. Kaldırım taşından gökyüzüne diye. Bu albümün de özelliği şey. Yani ilk böyle aslında şey. Gerçek Amerikan rüyası. Hani şöyle gangstaydım. Belki şeye benzetebiliriz bu albüme. 50 Cent'in Get the Kur'an'ı var ya. Belki bir tık ona benzetebiliriz. Evet. Bilmeyen arkadaşlar için de 50 Cent orada tüm sokak kurallarını ihlal edip illegal hayattaki herkesin ismini veriyor tek tek Evet, falan evet, böyle. evet. Hem rapçileri hem de ciddi ciddi hani oradaki önemli dealerların isimlerini verip onları disliyor o parçada. Hatta bir Evet dönem evet. vurulma sebebi o zaten. Yani 6 kez 6 yerinden vuruldum mevzusu falan o yani hatta. Şey falan işte birinin polise sinçlik yaptığını falan filan söylüyor böyle Hatta pataküte yani 6 6ix9ine'la 6ix9ine'la yakın ilişkide olmasını ben o yüzden çok garipsemiyorum 50 Cent'in hiçbir zaman yani. saatte. Abi sonra Özür tamam dilerim, hadi tamam yapmam lazımdı. sonra Electro Ghetto çıkıyor ve çok böyle inanılmaz Bushido'nun ürettiği bir dönem, ilk çıktığı dönemler. Yani biz şöyle 2002, 2003, 2004'te 3 tane albüm çıkarıyor. Sonra Staatsfeind Number 1, yani devletin bir numaralı düşmanı, Evet. 2006'da böyle bir albüm çıkıyor. Karla Cox-Newton 2, ekrandaki fotoğraf 2009, Karla Cox-Newton 3 2015, bu albümleri çıkarıyor. Sözlerinde genel olarak şey var, yani kendini pezevenk olarak tanımlıyor bol bol. Bir kokain satıcısı olarak gösteriyor. Ama önemi şu aslında, gerçekten bugün bile dinlediğinde şeyi verebiliyor yani. Evet abi bu herif illegali görmüş, anladın mı? Fake Evet. değil yani. Hani Değil, değil, değil. onları veriyor ama kendi ayağına sıktığı nokta da aslında daha Çakarlar. sonraları gidiyor polise. Evet. Evet. Ya yani oraya şöyle çok hızlı geçtik. Şöyle gideyim abi biraz. Ice-T Yung'a özelinde gideyim. Ben Tekrar. çete kısmına direkt sana paslamak istemiştim. Öyle de Ha oldu. tamam. Ha Düşündüğüm gibi oldu. tamam. Abi çete kısmına gelirsek o çünkü çok güncel olay ya aslında biraz. Evet. Onun için biraz daha zaman süresine gidelim. Abi Bushido çete kısmında yine bağlantılı gideyim ama. Bir Yani şey ekleyebilir miyim? Tek bir tabii. şey ekleyebilir miyim? Senden kaçacak büyük ihtimalle. Bushido bugünlerde ortaokul ve ilkokulları gezip çeteciliğin kötülüğünden bahsediyor. Özellikle göçmenlerin yaşadığı yerlerde. Devlet Evet. projelerinde falan görev alıyor. Yani evet ve benim de daha çok takdir edeceğim bir şey ama bunu keşke daha öncesinde çetedeyken yapsaydın. Çeteyle aram bozulunca yapmasaydın tavır takınmak için Evet. yani. Yani devlet, bu arada literally devlet güvencesine sığınmak aslında. Evet Bu evet saatten evet sonra evet. Bushido'yu vursalar federal devlet çöker çünkü heriflerin Ha ha üstünde. yani bu şu an bunu samimi olarak yapmadığını bildiğim için çok çok art niyetli ve çirkin geliyor bana. Özünde iyi bir Öyle davranış öyle. olsa da bunun altında gerçekten çeteden rahatsız olmak yatmıyor çünkü Bushido'da az çok Aynen. biliyorsan bu Ya niyeti okurum yani. sen oraya açıklarsın ama ben çok hızlı kendi perspektiften özet geçeyim. Çeteler bunun müziği üzerinde biraz hak iddia etmeye başlıyor. Label. Çünkü çete label falan kurduruyor değil mi? Son çetesine. Yok ona geleceğim zaten abi. Direkt oradan açacağım konuyu zaten ben. Okey Tamam, o zaman diyorsan. direkt sana paslayayım abi. Abi tamamdır. Bushido henüz çocuk yaşlarında göçmenken şu an Abu Çakar ailesiyle tanışıyor. Şu an başında Arafat var. Ve Abu Çakar ailesi bu hani Bushido'yu her zaman koruyup kolluyor ve label meşhur Erskuta Yungay'ı kurarken de bunun finansörü Arafat Abu Çakar oluyor. Kendisiyle yaşıt ama Abu Çakar ailesi de oradaki yani Amerika'daki İtalyan mafyasının Alman izdüşümü, Arap mafyası. Bayağı ciddiler. Ve işte Bushido Erskuta Yungay'ı zaten abi direkt illegal destekle kuruyor. Ve bu illegal destekle kurduğu için Erskuta Yungay'a giren herkesin yolu ister istemez Arafat'la çakışmak zorunda. Hani illegal çeteyle çakışmak zorunda zaten. Bu bir kesin. Ve burada yine Erskuta Yungay'ın en başına girip çıkan bayağı bir isim var. Eko Freshler, Ali Bumayeler, yakın dönemde Capital Bra ve Samralar. Geçmişte K1 var yanlış bilmiyorsam. Yok yanlış bilmiyorum evet K1 da var. K1 Kul Savaş'la tanıştıktan sonra hatta onu Bushido'nun disinde daha net dinleyeceğiz. Onu da dinleyeceğiz çünkü bugün K1'la olan probleminde. Aslında her şey biraz orada kopuyor ya o yüzden biraz o beef'e gireceğim.
Ve Ersgöter Yüngede Bushido hani gerçekten de karakteristik bir vokali olan. Bu dediğimiz gibi hani sokaktaki imajını müziğine de yansıtan ve Almanya için gangster rap'in en önemli figürü olan isim aslında. Hani bu konuda sıkıntı yok ama tek sıkıntı söz yazarlığı yok ve aslında Ersgöter Yüngede'deki diğer isimleri albüm çıkartmak yerine kendisine söz yazması için tuttuğu alakalı orada ve silah zoruyla tuttuğuna dair çok fazla söylenti vardı bu arada, gerçekten var. Sen de biliyorsun. Hani çoğu kişi alacak, çünkü kimse parasını alamadan ayrılıyor. Abu Çakar gibi bir güç var ve hani ya canın tehdit ediliyor ki hani söz yaz ya da işte bizim şu işimizi hallet falan diye birçok isim illegal mevzulara bulaşıyor bu şu onun yanında. Kopuş noktasına geleyim. Bu çete bağlantısından polise giden mevzuya da geleyim. Zaten diğer isimlerle olan ilişkilerine de biraz ondan sonra gireriz. Abi K1 beefinden sonra K1 bayağı Bushido kendi Dasur Tayland'ını yapıyor aslında K1'a biraz, biliyorsun. Hani Dasur Tayland'a çok yakın bir kafada o parçada. Ve K1 buna verdiği cevapta bayağı bir şeyleri söylüyor. Abu Çakar hakkında, Bushido hakkında falan birkaç ay geçmeden Bushido ile Abu Çakar'ın arası açılıyor ve Bushido orada şu an ismini hatırlamıyorum adamın da dur hatırlayacak gibi oldum. Tipi gözümün önünde. Neyse Bushido oradaki bir Türk mafyasıyla yakınlık sağlıyor Abu Çakar'ın. Rakip mafyası hatta Abu Çakar'ın eskiden altında çalışan hiyerarşik olarak bir eleman ama sonradan oradan yükseliyor. Onunla paslaşıyor ve Abu Çakar direkt ailesini tehdit edince direkt olarak Bushido'nun karısı Instagram'da bir metin yayınlıyor ve Abu Çakar'ı aynen bizdeki EGM ve Süleyman Soylu etiketlemek gibi bütün Almanya federal güvenlik güçlerini etiketleyerek oradaki şeyleri anlatıyor. Bushido muhbirlik yapıyor polise ve Abu Çakar'ın bayağı bir legal soruşturma geçirmesine sebebiyet veriyor ve şu an Bushido eski gangsta hayatı çete övdüğü dönemdense bütün aynı çeteleri üzerine dikti. O çetelerin gözleri Bushido'nun üzerinde. Ve o da şu an Cenk'in dediği gibi okullarda çete neden kötüdür falan gibi gençlere workshop yapıyor ama bu aslında şeyden devlet beni Şuna da korusun diye yaptığı bir şey yani. Özetle bu olay. ekleyeyim. Kendi label'ı bu arada kara para aklama özelinde soruşturmaya falan Evet, işte. giriyor. Ki belli gazeteleri, dergileri falan okuduğunuzda da şeyi görürsünüz yani. Çok insan Bushido'nun orada sinişlik yapmaya başladığını. Hani, çünkü baya böyle şey o dönemki Bushido ile beraber birkaç kişi daha rapçi. Baya alınıyorlar yani. Hani siz kara para mı atıyorsunuz kral, bu paralar nereden geliyor falan diye. Alınıyorlar. Daha sonraları da çok fazla kez Bushido böyle şey oluyor. Soru soruluyor, tamam mı? Hiç public yerlerden kaçmaya başlıyor. Evet. Bu sorularla şey yapmak için. En son böyle Yeşilaycı falan kesiliyor bir anda. Yeşilaycı kasa oluyor çok hızlı bir şekilde. Ama yani şey olarak değil bence. Almanya'da da hemen hemen aynı şekilde görülüyor. Çok iyi. Yani yaptığı müzik gerçekten definitif. Hani bugün işte Capital'ların falan filan yaptığı. İşte bu Cool Savaşların, Eko'ların yaptığı Backpack rapinin. Bu arada Veysel Backpack desek Kılıç, bence. hatırladım. Veysel Kılıç. O şey, bahsettiğim Türk mafya elemanı. Şey diyebiliriz diye düşünüyorum. Cool Savaşlara, Eko'lara falan Backpack rapçisi diyebiliriz bence. Evet. Bakalım. O Backpack'i alıyor ve kendi hayatıyla bu gangster rap'le harmanlıyor. Güzel bir şey çıkarıyor ortaya. Hikaye kötü bitiyor ama Evet. çok da iyi albümler çıkarıyor. Bence Bu arada Carlo şey serisi sorulmuş. inanılmaz iyi bir seri Bence ya. de. Bushido benim müzik olarak çok beğendiğim bir figür Almanya'da. Hani güncelde hala açıp dinlediğim bir isim. Ama yani şey var. Saygınlığı onun da kendi bayağı bitti. Ve şey sorulmuş. K1'a attığı diss iyiydi. Kim yazdı acaba denmiş. K1 zaten cevap verdiği şarkıda Eko'ya sallıyor orada. Eko diss'i güzel yazmışsın falan diye ona sallıyor. Yani o da Eko ile küslerdi bir ara da. Barıştıktan sonra o diss çıktı. Muhtemelen Eko yazdı o diss'i yani gerçekten. Onun da Alman rapini bir gram altyazısı çete şeyde işlerini yoktu. azaltamazlar. Şu an Evet. muhtemelen çeteler plak şirketlerinden daha etkili. Kesinlikle öyle. Ya ben Katar diye okuyacağım kendisini. Zatar ya da. Yani iki Ben de şekilde de hep okuyorum Katar diye kendimi. okuyorum yani. Abi yani herif tüm dünya biliyor, anladın mı? Herifin kara para akladığını. Abi zaten kimin kara parasını da akladığını söylersek biz burada başımıza bela alabiliriz ama ben galiba o Evet. riske gireceğim.
Söyleyebiliriz abi. Ben bizlik bir şey yok. PKK parası saklıyor Ha, herif yani. Hani yok ya, onun bir bir de türlü Türk figürü var uyuşturucu. ya, ya şey de var. Türk rapçilerle çok fazla dirsek temasında gördüğümüz bir abi var. Instagram'da Ha. çeşitli rapçilere bakarsanız direkt onlar da o işin içinde, ama bu arkadaşların ironisi burada Türkçe rapçi bazında. Bütün gün ülkücü tweetler atıyorlar abi, ama günün sonunda Katar'ın parasını akladı. Söyle ya Abinin bence. Bence yanında söyleriz abi ismi yani. Nedir yani? Çünkü Baybaşın, aksi bir durumsa Baybaşın, yani. Baybaşın. Şöyle bir durum var bence. Mesela ben olsam abi, beni bir şeyle suçlasalar böyle bir şeyle. Ve eğer öyle değilse olay, zaten kanıtlarım, anladın mı? Kimseyi tehdit etmem yani. Yani Çünkü yok abi yani. Hani okey derim, geçerim yani. ya bana şey ironik geliyor. Bütün gün siz abi milletin gözünü boyamak için işte ülkücü, milliyetçi tweetler atıyorsunuz. Günün sonunda ama hani Katar'ın çok yakın dirsek teması olan Baybaşı'nınla fotoğraflar paylaşıyorsunuz sevgili Türk gangster Çakar. rapçi abicilerim. Sorun Çakar'ın dediğine bir orada şey yani. eklemek istiyorum. Şey demiş. Türk çetelerinin gücü sıfır gibi bir şey. Yani Türk Gibi çetelerinin artık evet. Almanya'da özellikle makalelerde falan, hani akademik tarafta tam takdir edilen, hem de işte entelektüel Almanların falan çok takdir ettiği şey şu. Çok Türk aslında şeyler. Türkiye ile alakalı şöyle bir durum var. Hani aslında seni kovsalar kovabilirler ya ülkeden. Sen çete kursan seni alırlar, ülkeden atarlar. İşte bu 36 belgeselini falan izlerseniz şey yani. Türkler gerçekten bir amaç yüzünden çete Evet kuruyor. evet evet. Yani, çünkü Nazilikle hakikaten nazilik var, evet anladın mı? Nazilikle mücadele. Çete öldürüyorlar. Bunlar da kuruyor yani. Diyorlar ki bizim kendimizi savunmamız lazım. Çünkü polisin içinde de naziler var. Hani koruyorlar, kolluyorlar bunları. Durum ortadan kalkınca, ya yani kul savaş, şey, kul Ama diyorum, günün özür dilerim. sonunda abi, günün İstilakan diyordu sonunda sanırım. amacın Yani bittikten sonra yine sen uyuşturucu yine ticaretini sözümü yapıp kestin para be. kazanmaya çalışıyorsun ama Yine yani. sözümü kestin be Çok özür Baykan. dilerim, çok Ah özür be. dilerim, çok özür dilerim. Yani şey, yani o durum ortadan kalkınca 36'sı bir şeye çeviriyorlar. Pop figürüne çeviriyorlar aslında. Türklerin de aslında bence Almanya'da artık yani çetelik işte ya da sistemden dışlanma gibi bir durumları yok. Çünkü Almanya'da bir devlet politikası olarak söylüyorum bunu. Şöyle bir durumda kaldı ya, Tunusluları, Libyalıları falan filan şey yapacaktı. Entegre edecekti. Hatta zaten entegre olmuş birine iç circle alacaktı. Doğal olarak Türkleri seçtiler abi. Herifler 60'lardan beri Almanya'da. Ve her ne kadar %100 entegre olmuş olmasalardı, bir Libyalı'dan, işte Iraklı'dan çok daha sisteme, Alman sistemine entegre. Doğal olarak bugün şey falan var ya, komik böyle şeyler var ya, Alternative for Deutschland, Nazi Partisi. Evet. Onlar bile Türklere çok şey yapmıyor, cırlamıyor yani. Çünkü gerçekten içerideler yani. Döner dediğin şey artık resmen Alman fast food'u falan yani. Evet Hani evet evet evet. Ya abi şey ki bak, öz be öz Alman onlar da Podolski'nin dönercisi var abi yani. tabii yani Yani. şey var yani. Ama mesela FD mesela şey görmüyor. Alman gibi görmüyor Türkleri. Ama mesela bir şey olarak sallamıyor Türklere. Çünkü ya Türk gitse abi, bu sefer Tunuslularla kalacaklar, anladın mı? Tunuslu dosyaları da şey falan yani. İşte biz atıyorum, uyduruyorum şu an. Würzburg'da yaşıyoruz. Würzburg'da bu kadar şey var. Her yerde Arapça tabelası olsun falan demiyor yani. Türkler çok şey. O yüzden Türklerin çete ihtiyacı yok. Yani başlarına bir şey geldiğinde Alman polisi zaten şey yapmıyor. Bu Türk falan demiyor artık bu saatten sonra. O yüzden çok kasmıyorlar. O Ya yüzden Türk çetelerinin gücü olmasına da bir gerek yok. yok abi, bir de şey var ama yani günün sonunda zaten Türk çeteleri diğerlerinin aksine hani daha farklı bir amaçla kurulsalar da günün sonunda o amaç ortadan kalktığı anda abi sonuçta sen yine hani hala çete güzellemesi geliyor ya abi, bu çeteler günün sonunda uyuşturucu satan adamlar yani. Yani hal bugün için konuşuyorum. Zamanında çok iyi bir Evet. niyetle kurulmuşsun ama günün sonunda o misyonu tamamladığında tamam, o zaman bizim artık faaliyet göstermememiz gerekiyor. Bizim misyonumuz bitti dememişler. Onlar da malum işlere girmişler yani. Ve ben bunun güzellenmesinden de rahatsızım. Hala. Çete işinin mi? Evet. Kesinlikle canım ya. Bana çok şey gibi geliyor yani. Kendimi yeterince erkek hissetmiyorum. Ne yapayım? Çetecilik oynayayım falan gibi geliyor Yani. bana. Yani Ya bu zaten dört... şöyle bir durum var ya abi. Heh. Gerçekten çeteci olsan söylemezsin. Götün yemez çünkü. Hakikaten literally seni 30 sene içeride tutacak bir şeyi itiraf ediyorsundur aslında yani. Evet ve şey var. Bu günümüz 4D6 Boys belgesellerinde gördüğümüz abiler gerçekten Nazilerle mücadele etmiş abiler ama bugünkü 4D6 Boys o adamlar değil abi. Yani.
Evet, Turtizix'in belgesellerinde falan da çok geçer. Turtizix'ler gerçekten böyle şey falan ya. Hani adam mesela şey yapıyor ya. Yani bir yer basıyorlar Turtizix olarak. Galiba 76-77 falan. Abi dövüyorlar, tamam mı, milleti bastıkları yeri. Sonra olayın hiç Nazilerle alakası olmadığı ortaya çıkıyor. 36 el altından bayağı böyle hepsinin hastane masraflarını, işte eğitim masraflarını falan filan, birçok insanın bir şeyini karşılıyor yani. Tam şey babacan çetecilik, anladın mı? Abi, kusura bakmayın, biz sizi yanlışlıkla dövdük. Bu Hani arada Fantolopes'e isim vermeme gerek yok. evet. İsim vermeme gerek yok. Sadece o kişinin değil. Hani ben en az 10-15 rapçinin direkt bizzat şahsın kendisiyle ve oğluyla falan çekilmiş fotoğraflarını çok gördüm Instagram'da servis edilen yani. Ya neyse. Girmeye gerek yok ama bana şeyden de samimiyetsizlik geliyor yani. Hani bu mevzu. Türkiye'de farklı ama hani Almanya'da farklı takılma olayı. Hani söylemler olarak. Bu bana çok sevimsiz geliyor yani. Ve bu Abi şeye gireyim. Hani buradan. Abi mesela şey Ersgut Ayyünge bayağı kan kaybetmişken mesela Ali Buma'ya direkt Arafat'ın tarafında kaldı. Şimdi burada konuşmamız lazım bence konuşacaksak çünkü. Şimdi de Bushido'nun bayağı yakınıydı ama ve söz yazarıydı Eko sonrasında ama şimdi yıllarca neden üretemedi dediler. Bu şirket mevzusu ve hani çete bağlantılı şirket mevzusuna şimdi üretemedi yani. Ve en sonunda özgür kaldığında hatta hani bunları açıkladı biliyorsun. Ve en son Bushido polisle konuştuktan sonra da yanlış bilmiyorsam Capital Bra ve Samra da şirketle alakasını kesti. evet. Yani onların aslında Ersgut Ayünge'den yani EGC'den, EGC ne diye de sormuştu orada yazan. Ersgut Ayünge'den Capital Bra ve Samra'nın çıkması da tamamen bu çete mevzusu ve polise yakınlık mevzusuyla alakalı aslına bakarsak. Bushido'nun da devri maalesef böyle biraz bitti. Hani şu an eski saygınlığında asla değil. Ha, ama bence hala çok iyi rapçi. Vokal olarak. Bence gerçekten iyi bir rapçi ama işte biraz bitti kendini. Ülketti. Sırada kim var abi? Hemen notlarımı açayım ben o sırada. Şarkı Ben izleyeceğim şeyi sonra. dinleteyim abi. Bu arada bir şey Hani diyeceğim. Bence Kevan'ın kariyeriyle alakalı bu bütün kadar. önemli olayları konuştuk ya. Bu kadar evet. Kevan'ı falan geçsek mi? Kevan Karat falan. K1 kara yani karata falan da ben de çok bir resim yok ama şey dinleteyim. Hani Bushido'nun Gedo haricinde Bushido öyle bir parçayla kapatalım ondan sonra Flair'e geçelim istiyorsan. O zaman ben Bushido'dan da şeyi açayım abi. Leben und Dot des Kenneth Glocker. Yani K1 attığı diss Kenneth Glocker'ın hayat hikayesi. Değil mi Türkçesi abi? Aynen. Kısaca ona da bakalım. Yani parça uzun ama tamamını dinlemeden bir geçeriz. Türkçe çevirisi YouTube'dan silinmiş bir ara vardı. Onun için orijinal klibiyle geliyor. Evet, bu kadar yeter diye düşündüm. Hani çok sevdiğim parçadır ama 11 dakika olduğu için yani fade mecbur. Ben size parçanın ilerleyiş şeklinden anlatayım. Parça bir albüm veya single olarak değil, direkt klip olarak çıktı ve buna göre kurgusu yapılmış. Bushido parçanın ilk bölümünde bayağı K1'ın hayat hikayesini kendisi anlatıyor ama işte şunu anlattı. Şurada doğdu, bunu ilerledi. İşte oradan Royal Bunker'e yanladı. Oradan Kul Savaş'tan yüz bulamayınca Eko'ya yanladı. Oradan bize geldi falan şeklinde. Hani K1'ın hayat hikayesini onu disleyerek anlatıyor ki bu bence çok zekice bir şey. Ve Eko'nun yazdığı biraz buradan belli. Bushido da kendi bunu yazamaz çünkü gerçekten. O kadar ghostwriter muhabbet denen bir adam bunu yazamaz yani. Ve orada işte Arafat baban gibiydi falan dedikten sonra kendisinin Arafat'la yaşadıkları da ironik oldu tabi. Ve burada mesela şey güzeldi. Bu parçanın bağlandığı yer bir de klipte kendisi eve baskın yapılıyor. İlk videoda normal bir video kaseti izlerken K1 ya da K1'ı temsilen klibe konulan oyuncu izlerken ondan sonra bayıldıktan sonra işte kabusunda Bushido ona hikayesini anlatıyor şeklinde. Bence klibin ve şarkının kurgusu çok başarılı. Bu konuda ne diyorsun bilmiyorum. Çünkü bu da Dasur Tayla çok yakın bir Ya. kafa ya. Ya bir şey güzel yani. Bana çok böyle hitap etmeyen yani şey yani hitap etmeyen demeyeyim de rapi bana çok şey geliyor. Eyvallah. Hala. Cheesy yani. Biraz karikatür gibi geliyor. Ve karşılaştırıldığı isimlere oranla bence daha da cheesy geliyor. Hani diğer Evet, evet, Bushido, evet. Evet. Sido falan. Ben öyle bir yazı okumuştum O yani. yok canım Sido'yla karşılaştım. Sido'nun yanından geçemez. Evet. Flair'le hadi Yok kafa ben kafaya ben de derim de. başlı ben de
Yaşlılığı görüp şey oldum böyle ebeğim yani oha. Siz de onun yanından geçemezlerdi. Flair'le aynı kafalara çok yakınlar ama bence. Evet ya bence Flair'in kariyeri de bu arada grafiti tarafı falan filan bir de daha Evet. uzun soluklu ve albümlü bir kariyer. Bir de daha zekice bir kariyer. En azından K1 Abu Shakar'la değil Rick Ross'la kankasın çünkü. Yani daha mantıklı bir kariyer Ben şey demiştim. tercihi. Hani K1'la alakalı her şeyi konuştuk dedim ya yani Evet. aslında hani. K1'ın kariyeri biraz böyle aslında. Hep böyle sekiyor bir yerlerde. Yancılık. Bir ara işte Echo Fresh ve Summer Jam'le bayağı takıldılar. Ondan sonra işte Erskuta Yünge döneminde yine Echo ile beraber Bushido'nun yanına geçtiler falan derken K1'ı en son ben DMX'in yanında gördüm yani. Ama yine yancı olarak gördüm yani. Evet, yani Evet. komik bir kardeşimiz. Bu arada çok özür dilerim. Bir mail gelmiş. Hemen ona Tamam abi. bakmak istedim. Aa, bir dakika. Bir dakika, çok özür dilerim. Biz bekliyoruz abi, sorun yok. Önemli bir şeyse hatta mola verin. Yok, şey. Ders seçimleri açılmış da. Bir hata var sistemde, ona bakıyorum şu an. Ders seçimleri açıldığında her okulun sistemi çöker ilk 3 gün biliyorsun. Yok çökme, ya yani simülasyonda şu anda da. Aha. Bende ders sisteminde bir hata var. Burada 20. Tamam 20. Biraz daha chat özür dilerim. Buna bakmam lazım. 20. 30. Ama okey yokmuş. Sıkıntı yokmuş. Tamam. Okey. Ben ufak bir kriz geçirmişim sadece. Abi işte yani K1 dediğim gibi şey falan klipte falan görüldüğü tip falan da şey var ya flashbackler görünüyor Evet, evet, K1'da. evet. Çok böyle 2000'ler başı modası böyle. Yani Türkiye'de de vardı böyle saçma sapan. Yani Ama K1'ın gel kariyerini belli. başkaları inşa etti, başkaları bitirdi bu konuda. Yani dediğim gibi üstünde sadece Erskuta Yünge'nin dağılışında önemli payı olduğu için hani Abu Çakar Bushido dramasına falan da mecbur ekledik yani onu da listeye aslına bakarsak. Yoksa çok benim dinleyeceğim bir hiti yok yani baktığın zaman. Aynen. Buradan filere mi geçiyoruz? Buradan Flair'e geçiyoruz abi. O da çünkü Bushido ile dirsek teması olmuş ve görece olarak güncel dönemin büyük isimlerinden biri diyebiliriz yani. Evet. 2000'lerden kalıp hala kariyeri devam eden en azından yani. Abi filerden bahsederken bence filerin giflerinden bahsetmeden Evet, evet, geçmek evet. olmaz. Ben aldığım notlarda şey falan var abi. Bushido'yla önce 2004-2009'da bir disleşiyor. Evet. Beef'i var. Albüm 2009'da sonrasında değil mi barışıyorlar. ama? Evet. 2009'da barışıyorlar. 2014-2015 arasında bir daha başlıyor. Sonra 2015'te bir daha barışıyorlar. En son ne zaman? Tekrar 2017'den sonra bir daha bir başlıyor. Şu an güncel devam eden. Kolegah ve Ferid Bengle var. 2009-2017 arasında. T-Dolla 2010-2017 arasında var. 187 çetesiyle 2018'den bu yana var. Manuel'le 2014-2017 arasında var. 2017 bitiyor. Geçtiğimiz yıl bir daha başlıyor. Bonz'la yeni Ve başlayacak galiba. kendi label olan Maskulin'deki birçok sanatçıyla. Evet. Şey, Maskulin kendi label'ı. Onu bahsedeceğiz. Bir de 2013'ten bu yana oradaki eski sanatçılarla beefleri var. Yakın Çok şey zamanda da bir herif Bonz'la yani. başlayacak galiba gibi duruyor. Efendim? Yakın zamanda da Bonz'la bir beef'leri başlayacak gibi duruyor gönderilere falan bakılırsa. Yani çok beni şaşırtmasın. Bir şey diyeyim Filler mi? şey gibi geliyor bana. Ben bu açıdan filleri kendime çok yakın görüyorum Aa bu tatsız oldu. Ben fillere bir benzetme yapacaktım. O Yap yüzden o yap zaman yap. sen üstüne alınma tamam mı? Yap yap. Ruşu işte Joker. söylediği... Yok hayır. Ruşu söylediği şey daha sert bir şey söyleyecektim. Abi çok redneck değil mi herif? Yani Ha evet. O açıdan evet. hareketleri, söylemleri... Ne böyle şey siklamaz tavırları, görünüşü falan. Herifin tipi de gerçekten bu redneck ya hakikaten. Çok R'li erkek değil mi bu? Erkek yani. Evet, hani böyle garip bir herif ama yani müzikal tarafını konuşmak gerekirse hani disslerini falan bir kenara bırakırsak Trendsetter'ı çok iyi bir albümde. Trendsetter özür dilerim. Agro'dan Bu arada çıkmış bir Mero'yu albüm. neden koymadınız? Abi Mero'nun kariyeri var mı henüz? Yani iki parçası falan var. Bir yani. Arkadaşlar Nero'yu sikleyen sadece Türkler var. O Evet da evet yani. yani adamın kara para aklamak için bir araç olduğunu Onu bilmeyen. da işte Katar'da işte Meroları falan, Enoları, Meroları falan biraz Katar'da değineceğiz. Para aklama, para üstlerinden para aklanan Evet. çocuklar olarak biraz Katar'da değineceğiz Evet ona yani. evet. Yani Meru'nun ben hiçbir sikten haberi
olmadığını düşünüyorum. Hani Bushido'ların falan aksine. Gerçekten hiçbir sikten haberleri yok bence. Üzerlerinden neler yapıldığını gayet Muhtemelen. yakında bilirler. Yani şeyi söyleyecektim abi. Pillerin aslında kariyeri o dönem çıkmış. Yani 2004-2009 arası çıkmış bütün Alman başarılı Alman rapleri arasında. Buradan çıkıyor yine. 16. sıraya kadar yükseliyor. 19 şarkı var. Orijinal versiyonunda. Hı hı. 15'te DVD, özel DVD versiyonunda var. İşte klipli malipli. Premium Edition işte, box set dediğimiz. O ilk ancım hoş geldin. Desodok, Desodok, G-Hot, B-Tight, Alpha Gun, Tony D, Muhabbet ve Sido. Bu arada Cenk bir şey diyeceğim. Düetleri var. Tabii bir şey diyeceğim şu arada. Sevgili Populist İlkehan aramızda. O da şey Almanya'da yaşıyor ve iyi bir rap dinleyicisi. Hani İlkehan'cığım senin de bu isimler hakkında falan güncel dönemde eklemek istediğin bir şeyler varsa bekleriz, yayına gelebilirsin. Tabii ki Cenk abi. Sana da problem olmazsa. Yok, sıkıntı olmaz. Geçen yayında konuşmuştuk zaten Populist'le. Hani hani müsaitsen ve istersen böyle bir şey okeyiz yani biz. Tamam abi, yemek yiyeyim gelirim dedi. Okay. Çünkü bizi şeyde daha net, hani Almanya'da yaşayan biri olarak bu bahsettiğimiz ekolü bize daha iyi anlatabileceğini düşünüyorum. Bu para, kara para aklama treninin falan çok daha iyi anlatacağını düşünüyorum. Çünkü abi, basına falan da yansıdı ya, biz biraz çünkü Türkiye'den eşeleyip buluyoruz. Onların ana haberdeki gündemi bu çünkü, biliyorsun yani. Aynen. Biraz tatsız. Yani. Abi Setter'dan sonra mixtape çıkarıyor bir tane. Air Max. ismiyle yine Agro'dan çıkıyor. Bunlar ya yani 2006-2008 arasında Flair kariyerinin kaliteli bir dönemini yaşıyor. Başarılı müzikal anlam, müzikal olarak ürettiği dönemler. 2009'da Agro dönemi bitiyor ve Bushido'yla işi başlıyor. Sonra 2011'de kendi label'ını kurana kadar böyle aynı Joker gibi sadece diss'le, sadece şuna şunu dedi, bunu bunu dedi magazinle falan sunuluyor ve aslında şey gibi kendini biraz bitiriyor şey noktasında. Mesela kolegahlar falan nispeten yeni müziğe adapte oldular. Evet evet nispeten. Evet. Flair de milyon dolar Flair... parça yapıyor. Evet, evet. Yani hiç adapte olamamak. Ama yani. Flair'in bence negatif tarafı şey yani yüzünü öyle bir eskitmek ki artık herkesi kaçırmak yani böyle. Ha, doğru. Çok fazla albümü var ve 2006-2009 arası, 2008 arası pardon. O 2 yıllık periyotta çıkardığı 3 mixtape, 2 albüm iyi işler. Gerçekten keyifli işler. Hatta ben bilmiyorum, globalde de bu kadar kısıtlı bir sürede bu kadar başarılı albüm çıkaran rapçi olduğunu çok hatırlamıyorum. Vardır illa. Vardır vardır. Şu an aklıma gelmese de tabii kafa durdu. Tabii ki vardır da yani çok yani mixtape'ler çok iyi. Albümler, Trendsetter iyi, öbür albüm biraz okey. Ama kötü değil. O yüzden kendine has birisi ama mesela şey olacağını düşünmüyorum. Bugün Flair ne yaparsa yapsın artık bu saatten sonra çok böyle coşulacağını düşünmüyorum. Tabii tabii, hemfikirim. Flair'le alakalı. Bu kadar yani. Yani bu hatta Flair'den bir şey dinlemek yerine ben onu playliste biraz erken dönem dediğim mixtape'lerden falan parçalar veririm. O zaman Summer Jam'e ilerleyelim mi? Ne dersin? Summer Jam. Yes. Yes. Sucuk abimize geldik. Yeah. Dün, yani şey bildiğimiz çiğ köfte rapin mucidine geldik abi. Evet abi, lanet olsun. Ya lanet olsun falan, ben seviyorum ya Summer Jam'i. Yani şey. Bu arada ben de. Kesinlikle kalitesiz, tamam mı? Evet, çok kalitesiz müzik ama bence sempatik geliyor. Bu hani, doğru. Ama şey güzel abi. Tamam tamam dinleyip ben eğleniyorum, anladın mı yani? Çünkü herifin gram ciddi olmadığı o kadar belli ki klipte molipte. Yani aman hatta yani, Cenk aman, yani Casey Rebel'le ikisini de bence burada eritebiliriz bence. Çünkü çok diyorlar ya çok yıllardır. Evet evet. İkisini bence bir tek potada eritebiliriz burada yani Casey Rebel'de. Evet evet. Evet. Abi şöyle. Ama Summer Jam'in kariyeri daha Casey Rebel'a göre Summer Jam'in daha eski ve en azından yere sağlam basan bir kariyeri var diyebilirim. Summer Jam şu an Almanya tarihinin en çok stream edilen şarkısının sahibi abi. Evet yani o yüzden. Yani okey yani, anladın mı? O yüzden diyorum. Tamam bunu. Tamam bu arada Avrupa'nın, bu arada özür dilerim. Hmm. Tamam tamam Avrupa'nın en çok dinlenilen şarkısı. Yani köpek gibi streami var. Kutulu olarak da en çok satılanlardan biri bu arada. Yani tabii yani geçen okuduğum bir yazıydı o. Katılıyorum.
Yani tamam tamamı mesela rap kategorisi içerisinde değerlendirenler var. Hani en çok stream edilen rap şarkısı falan gibi. Yani o konuda evet, biraz tabii soru işareti yani. Abi şeyse rap atıyorum bugünkü biz Knockout playlistinde duyduğumuz şeylere bakıyorsak rap yani evet. Ama işte Almanlar biraz daha katı. Tabii ben de ve katıyım canım. Bunu ironik olarak Almanların tabii söylüyorum ki yani. Backspin, Hip Hop D, işte MZE gibi platformlar olduğu için onlar Tabii canım. birilerini dışlayabiliyorlar. Çünkü hani Evet evet bağımsız evet. Platformlar olduğu için şey diyebiliyorlar yani. Beyler, dep yahu falan. Neler oluyor falan diyebildikleri için piyasa kendini regüle ediyor. Summer Jam bunları çok takan bir herif değil. Sucuk şampanya zaten. German Dream'den falan çıkıyor o. Evet. Seven Days var. İlk albümü o diye biliyorum ben. Anti-Guaranteed Seven Days'den eski mi değil mi emin değilim ben şu an. Hani Eko ile grupları grup olarak yaptıkları albüm. Ha, yok solo kariyerinden bahsediyorum. Ha, tamam. Işte ben ama yani Summer Jam konuşurken Summer Jam'in müthiş ama müthiş albüm ismini bahsetmeden geçemem. Gemesis abi. Gemesis değil mi? Evet. Kelime oyun. Yani. Kelime oyunlarını çok evet. Başarılı buluyorum bu arada. Evet. Şarkılarını beğenmesem. Abi şey de değil bak. Nasıl söyleyeyim ya? Kötü demiyorum anladın mı? Yani beni çok güldürmüştü ilk gördüğümde. Evet. Ben severim böyle şeyleri. Gemesis ve hani Gemesis diye ben de ciddi ciddi rap yapması falan beni çok yermişti hakikaten. Yani. abi genel olarak arada... albüm isimlerine gülüyorum ben bu adamı. Sucuk ve şampanya, Gemesis falan böyle. abi şey var. 2016 işte Gemesis ve 2018 Final albümleri. Final değil ya. Final İngilizcesi olmalı. 2016 ve 2018 albümleri 3 dilde not aldığım için biraz beyinler yanıyor. Eyvallah. 2016-2018 albümleri en çok satan albümler. Yani Almanya'da 1 numaraya çıkıyor ve 2018 albümü 22 hafta kalıyor. 2016 albümü 4 hafta kalıyor 1 numarada. Kariyerinde ondan sonra işte en son çıkardığı tamam tamamın falan olduğu şey mesela 2 numarada. Ama İlk 5'in arasında 37 hafta falan kalıyor böyle. Saçma sapan istatistikler gerçekten. Biraz şey bir abimiz. Eğlenceli albüm isimlerinden de. Kendisi de ya biz çok saçma bir yerde tanıştık onunla. Hani eğlenceli bir abi de. Aha. Yani müzikal anlamda asla tahammül edemiyorum son yıllarda özellikle ya. Ya ben de bak şey olurum böyle yüz ekşitiyorum. Kabul ediyorum bunu. Ama ben tamam tamamı bayağı streamliyorum abi. Çünkü ya duş alırken falan çok komik gidiyor anladın mı yani? Yo ben de ya ilk çıktığında abi ilk çıktığında çaldığında skiplemiyordum. Hususi açmasam bile çaldığında skiplemiyordum parçayı yani. Ya, ama şey mesela demiş, demin chat'e geldi. Amcaoğlu parçası da çok kıyak demiş 3 batı 4. Ben size Amcaoğlu'nda ben kusuyordum yayında yani. Abi şey Smoke One demiş ki Patron ile Summer Jam'ı benzetiyorum. Keşke abi. Keşke yani. Patron bir şey diyeyim, Patron Summer Jam olsa yemin ederim gram laf etmem ha. Değil mi? Olabilse gerçekten yani. Patron İspanya'ya kaya koşuyor yani. Evet yani çok patronun yaptığı şeyi konuşuyorduk ya senle. Almanlar bir şey yapsa bile %100 araklamıyorlar. Araklayanlar var. Özellikle yeni sahnede çok fazla araklayan var. Ama eski ekol falan biraz işte Summer Jam'ler. Summer Jam'le bitiyor aslında bu orijinallik işi ama Summer Jam'in yaptığı müzik kendine ait abi. Beğenirsin beğenmezsin. Yani ki mesela Summer Jam'den hatta Case Rebel değil sadece bence şu an aklıma geldi. Abi Banger müzik bünyesinden hani hatta onların şey vardı ya Helal Money falan. Farid Bang Kolgah, Case Rebel, Summer Jam dörtlüsünü bence beraber eritebiliriz şu an aklıma geldi. Case Rebel bana çok ucuz geliyor açıkçası. Bana da. Sevdiğim iki parçası var. Guilty Pleasure'ım ama genel olarak bana da öyle geliyor. Hemen bana bir 3 saniye izin verirsen Case Rebel'ın bir tane güzel işi vardı yakın zamanda çıkan. Beni çok şaşırtmıştı hatta hemen ona bakacağım. Hatta biz bu arada istiyorsan Summer Jam'la yaptıkları ya. Summer Jam'la yaptıkları şey abi. Maximum Drive Plus. Böyle saçma bir isim var. Maximum 3 Plus Plus falan böyle iPhone model ismi gibi bir albümleri var. O şey işte ya şeyden bilirler yani. Anını bacını. Vallahi Nine. Iron Man. İşte. Salut Gentleman'le olan. Amca Oli. Amca Oli tamam güzelden saymayacağım ama. Yani. İki sıkıcı mesela. İki sıkıcı. Bak bu özellikle Iron Man'e denk geldiğimde şöyle oldum yani. Oh bir dakika hani Casey Rebel ve olmuş bir şey mi? Nasıl yani?
Ama onu da savunacağım yazmıştım. Mesela demiştim. tamam. Al sen bunu. Ben özellikle dinleyelim. Tamam tamamın atası diyeceğim parça. Nihtiyetsiz aldım mesela ben. Kabul eder misin bu görüşü bilmiyorum ama. Olabilir. Ya Ama Afro şey Trap'in atasıydı söyleyecektim. o parça çünkü biliyorsun. Türkiye'de örnek alınan Afro Trap'in atası Nihtiyet çünkü biliyorsun. Abi şey. Bu işte maksimumda. Bu arada maksimum benim Casey Rebel diskosundan alabileceğim tek iş yani. Ben o kadar beğenmiyorum Casey'yi. Ama mesela Iron Man şarkısı çok şeydir yani. Ben Ati ne zaman o şarkıyı dinler de cover'ını yapar diye çok merak ediyorum. Çok gerçekten zamanında tweet dağıttım bunu yani. Dedim ki Ati bunu 3-4 haftaya yapar herhalde. Ama yapmadı. Hatta senden rica etsem YouTube'da varsa onu mu açsak? Abi Madem ben ekleyeyim istiyorum. sen ekleyebiliyorsan açalım abi de ben çünkü şu an buradan çıkarsam iki monitörde de 4-5 farklı şey açık ya o yüzden yok olabiliriz. Ben Nihtiyetsiz almıştım dinletiriz Hemen diye. Çünkü dediğim gibi Türkiye'deki Afro Trap'in de biraz atası olduğu için onu almıştım ama. kötü ben kötü yani Casey Rebel'a falan filan Summer Jam'e falan şey yapacaksak maruz kalacaksak en azından güzel bir şeyle kalalım diye düşünüyorum ve ekliyorum abi Tamam abi müsaadenle. sen ekle onu dinleyelim. Üstüne hatta Summer Jam Case Rebel ekseninden sonra biraz da Summer Jam çünkü bir ara Banger Müzik'e de bayağı dirsek temasındaydı. Farid Bekbek Kolega'da öyle geçeriz istersen. Abi en aşağıda sen Tamam o fade'ine zaman koyup açıyorum. geçebilirsin. O zaman Case Rebel ve Summer Jam'dan Iron Man geliyor sonra devam ediyoruz konuşmamıza. Konuşmamıza neymiş ya çok resmi oldu. Evet, bence bu kadar yeterli. O yüzden fade attım ben. Evet, İlkan'cığım hoş geldin tekrar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, seni İyi sormalı. seni sormalı. O Jinx. Baykan konuşamazsın. Tamam, yayın bundan sonra ben de. Hadi bakalım. İstedim seni. Şu an iptal etsin. Görüşürüz. Oh. iyiyiz ya. İyi olmaya çalışıyoruz. İşte Baykan bir süre sözümü kesemeyecek Jinx'lendiği için. izin verirsen bu fırsatı biraz özgürce konuşarak, sözümü kesemeden konuşarak Buyur, geçirmek buyur, istiyorum. buyur, buyur. Yani böyle söyleyince de konuşacak hiçbir şey bulamadım. O yüzden Baykan konuşabilirsin abi. evet abi bu arada biraz sesleri açabiliriz diye düşünüyorum. Arttırdım İlkan'ın sesini ben. %170'e çektim. Hani ben Casey diskosundan gerçekten bu Maximum Drive'daki performansı dışında hiçbir şey almıyorum. Casey benim için keşke olmasaydı denen bir ama hani dinleyeceksem de bu albümden dinlerim sadece. Eyvallah. Bu albümde de tabii ki kötü şeyler var Ben amcalı mesela falan. Leer'i falan da beğeniyorum. Hani diyorum ya Guilty Pleasure, Casey Rebel parçalarım var benim diye. Mesela Leer'i Yok falan da abi dinlerim ben benim hiç ya. yok maalesef yok ya. Benim harbiden yok yani. Olsun diye çok uğraştım bu arada. O da Komik şeyde değil. sardım. Ben Şey yapmıyor. Köln'deyken Casey Rebel'in Hasso diye bir Nargis'in ürünleri ve Rebel Lounge diye nargile kafe zincirleri var abi ve Köln'deki iyi nargilecilerden bir tanesi ve gece uzun süreye kadar açıktı. Hani konser sonrası falan giderken haliyle adamın kendi kafesi olduğu için abi bol bol Case Rebel çalıyor. Bazı şarkılar orada beni şey alıştım yani dinleye alıştığım şarkılar oldu. Lear bunlardan biriydi mesela. Seninki psikolojik bir olay bence. Güzel hani müzikten dolayı değil de Evet, ambiyanstan dolayı yani. İlkan'cığım Banger Müzik, Summer Jam, Farid Bang ve Kolega hakkında senden de bir şeyler duyalım. Valla Banger Müzik dediğin gibi işte onlar hep müzik Ve hep kendimizi kariyerinde büyüyen övüyoruz, kentler. değil mi? Hep kendimizi Buyur. övüyoruz rapi, değil mi o yani? Yanlış bilmiyorum. Onlar hep kendilerini övüyor. Hep kendilerini övüyor. Hani savaş var zaten. Hani soğuk savaş var. Soğuk savaş dediğimde labellere karşı. Hani bu labellerin içinden birkaç insanlar başka gruplarda araklandı diye öyle ben düşünüyorum öyle. Hani araklandı derken içinde Samacem var, Case Rebel var. Ayrıldılar falan evet. Kolega da öyle, Kolega da öyle. Sonra çok rapçi var, çok rapçi var. Ben ufak bir kahvaltı geliyorum. Tamamdır abi. Ondan sonra o Benga Müzik'in içinde iki tane rapçi de var. İkisi de benim şehrimden geliyor. Şey Play 69 biri galiba değil mi? Birisi şey, bir o evet o bir de şey Maco var bir de Yasko var. Ha evet biliyorum Maco biliyorum. ve Yasko. Maco Yasko ikisi de benim şehrimden geliyor. Aynı şehirden geliyoruz. Aynı semtte kalıyoruz. Aşağı Katar'a geldiğimizde İlkan'la da bir şeyler soracağım Çağlar. İlkan vurulma riski yoksa tabii ki Almanya'da. Yok Bu ya yayın o yok kadar ya ne büyük kitlere olacak ulaşır hiç mı olmaz. bilmiyorum gerçi de yani. Belli olmaz. yani.
Ya banger müzik şöyle söyleyeyim abi. Beatler bazında, sound bazında abi gerçekten insanları yakalıyor Almanya'da gördüm ama kimse hani mesela lirikal manada bu isimlerin hiçbirinden bir şey beklemiyor. Çok bayık rap yaptıklarını söylüyordu herkes. Ben de Almanca Evet. çok limitli yani çok başlangıç seviyesi biliyorsun çok anlayamıyorum da sen bunu hani bu isimleri zamanda az çok dinlemiş, bakmış bir isim olarak bu senin fikrin nedir bu konuda? Yani yanlış mı benim öngörüm? Yo, doğru. Hani sen daha demin demiştin ya hani onun kafesine gittim falan filan diye. Banger müzikin içinde tek onun kafesi yok yani. Nargile Aynen. kafesi. Hani Faruk Bey'in var. Sonra o Maco Yaskon'un var. Hepsinin var. Sonuç olarak. Hepsinin de kendi şarkıları çalıyor. Kafelerine Evet. gidiyorsun. Bütün plaklar böyle müzik şirket plakları böyle duvarda asılı Aynen böyle. aynen. Hatta ben onu şeyde de Hani böyle. gördüm. K-Srebel'ın da iki altın plağı şeyde asılıydı. Kafenin duvarına asılıydı. Yani, genellikle hep kendi şarkıları çalıyor. Bir de kendilerine yakın olan gruplar Evet, işte. evet, evet. Hep Ve böyle hepsi bir insan. de nargile tütün olayına girdiler abi. Bu neden? Çünkü çok kötü tütün, çok kötü Yo. tütünler bu arada. Çok kötü tabak. Yani. Rapçiler genellikle öyle ya. Burada mesela son zamanlarda o 187 var ya işte Evet, aynı evet, zamanda. evet. Onların da kendi tütünleri falan çıktı. Artık millet nereden para yapacağım diye şey yapıyor. Hatta Kul Savaş'ın bile var. Esah Tobacco çıkmıştı bir ara. Yaban Mersin'ini, Blueberries'ini sevmiştim ama kalanı çok kötüydü mesela. Olabilir, olabilir. Hasado'da Leporn'u sevmiştim. Çünkü güzel bir limonu vardı ama yani kalanı çok kötüydü. Yani berbat tütünler Ya güzeller oluyor ama bilmiyorum işte ben hiç şey yani. yapmadım diye tahmin. Rapini beğenmem de bak Alpaga'nınki aralarında en iyisiydi tütün olarak. Konu nereden nereye Yok. geldi bu arada? Düşün ama böyle şöyle düşünmek lazım. Adamlar albüm çıkarıyor. Onun içinde de box veriyorlar işte. Hani albüm box'u veriyorlar. Albüm box'un içinden şimdi o diyelim o box 50 euro 60 euro ediyor. Onun içinden işte bir tişört çıkıyor bir de yanına tütün çıkıyor. Bu kadar. Bir de şey bir ara şey de vardı böyle oyuncak action figür falan da koyuyorlardı bir ara Evet, hatırlıyorum. evet, evet, Ama bak evet. ben mesela bu şeyi seviyorum. Almanlardaki Deluxe Box mevzusunu ben biraz seviyorum. Hani çok suyu Güzel çıktı. bir şey, Çok güzel suyu bir şey. çıktı ama normalde benim gibi fiziksel materyal toplamayı seven biri için çok güzel bir şey ya. Ya güzel bir şey hani ben şimdi birinin severek dinledim mi hani almak isterim yani sonuç olarak. Bana hani o rapçiye özel bir şey. Hani güzel bir şey Yasin beni disliyor şu an. Dünyanın her yerinden nargileyi aynı sınıftan insanlar işte işin alabilir mi içerik. diye. Ay. Cenk'cim geldin mi? Yok daha gelmemiş. Almanya'da işte bu biraz şu şey piyasası biraz değişik. Oha Ali Ayvars'ın sevgili Ali dedi ki Mert galiba bu şey eski YouTuber Mert'ten bahsediyor Mert abiden. Evet, Döner makinesi vardı Box'ta helal vallahi diyor. Bu doğru mu ya? Ben şu an ilk kez duyuyorum bunu. evet. Oha. Doğru. Oha. Hatta döner kağıdı vardı. Döner yani döner kağıdı falan verdiler yanına. Almanya'daki döneri gerçekten özlüyorum ben ya. O güzel evet. Biraz renkli. Türkiye'de o döner yok abi. Herhalde şeyden yasalar gereği hani Türkiye'de etten metten çalmak kolay ya. Arasında bir şey katmak. Almanya'da onu yapamadığı için bizim Türkler muhtemelen oradaki döner buradakini Yo, tokatlıyor burada yani. da zaten et genellikle eti marine ettikleri için Hı. sütle mütle baharatla falan hani o yüzden tadı daha hoş geliyor. Öyle diyelim. Sorry biraz geç geldim. Hiç sorun yok abi. Biz de döner ciddi ciddi Döner döner ve fark nargile tütünü ettim. konuştuk. Yani çok hızlı gerçekleşti her şey. Evet Almanya'da Martı yok sanırım ne doğru. Evet Almanya'da çok yani denize kıyısı olan yer yok, kuzeyde var sadece. O yüzden tavuk dönerde Martı olmuyor Abdurrahman. Ya Abi peki oluyor da şey ne işte diyorsun? öyle et kullanmıyorlar işte. Ama Et. şeye Çok çok gülmüştüm ya. Bu Almanya'dan alakasız bir şey soracağım abi. tabii. Ben kahveyi alayım dedim. Tam o sırada kapı çaldı. Hı. Dedim EGM. içeri. Unexpected Değil mi? değil mi? Abi şey. İki üst komşumun kedisi var ve sürekli üçüncü kattan aşağı atlıyor kedi. Ay. Kaçıyor. Uş. Ben sürekli kapının önünde falan buluyordum bu kediyi. Baya şey böyle part time bende. Herif işteyken kedi bana geliyor falan böyle. Abi senle şeye başladık. Daha yayına girmeden önce balkondan sesler geliyordu böyle. Aa. Kuşur kuşur falan. Ben de dedim rüzgar esiyor burada. Çöp çöp falan dışarıda benim balkonda. Oradan geliyor falan. Abi adam şey yaptı. Kardeşim dedi ben seni balkondan kediye almaya çalıştım ama alamadım. Adama kaldım tamam nasıl yani falan. Böyle. Dedi ki benim kedi senin balkonda dedi. Dedim ne zamandır yani what nasıl yani falan. Abi orada bir açtım çöpün içine girmiş ve yatmış kedi.
aldım herife verdim saçma sapan. Hani herif de diyor ki kardeşim bölmüyorum değil mi? Hani, yok abi biz de zaten döner konuşuyorduk. Evet, evet, yok. Herif yani sesim ne kadar çıkıyorsa herif bir şey yaptığımın farkında anladın mı? Abi şey bu arada bir ufak bir reklam da yapayım. Arkadaşlar İlkihan da bu arada Twitch'te yayınlara başladı birkaç ay evvel. The Populist kendisi chatte yazmıştı. Kanalını takiplemenizi öneririm. O da güzel rap dinliyor. Arada Almanya'dan vlog yayınları yapıyor. Tavsiye ederim. Önerdiğim kanalların arasında da kendisi var zaten. Döner dışında nerede kaldık? Abi şey biz biraz işte banger müziğin işte biraz sığ dinleyiciye hitap etmesi. Hani asla liriklerde iyi bir şey olmaması ve iyi yani çünkü abi şey hani İyi beatler, leş gibi rapler ya genelde. Banger müziğin genelinde. Hani evet, bundan yani biraz konuştuk. Beni Banger'dan kurtardınız mı yani? Evet, doğru seni mı? Banger'dan kurtardık biraz. Oy, müthişsiniz. Mainstream başarılı, mainstream başarılı olarak banger müzik gerçekten başarılı bir label. Hani ticari başarı olarak hani örnek verebilirim. Hani doğru strateji, doğru para kazanma ama yani şey var. İyi beatler, berbat rapler yani şey değil. Bizdeki Power Türk mantığı. Evet, bizdeki Power Türk mantığı abi. İnsanlar hani her yerde çaldıkları için dinliyorlar aslında. Ama yani şey kimse hususi açıp dinlemiyor bence dedim ve hani ilk anda bunu biraz onayladı yani. Rap case değil ya. O kadar da değil tamam oğlum. Onun rapi böyle daha çok ben de önceden dinlerdim yani. Hani ilk zamanlar Farid Bang'in çıktığı ilk zamanlar Echo Fresh'in labelindeyken dinlerdim. Bende bile var albümü ya Farid Bang'in Kilo. Hani dinlerdim. Hani şeyi dinlerdim. Asfalt Masaka vardı. Onu dinlemeyi çok severdim. Ondan sonra bozdu. Çünkü her rapinde aynı sözleri kullanıyor. Aynı lirikleri kullanıyor. Hani hep adam aşağı ayıptır söylemesi bel altı kelimeler söylüyor hep, her defasında aynı sözler falan. O bir zaman sonra bayıyor. Sonra diyorsun ki olmaz böyle. Tabii ki o zamanlarda biz de cahildik. Dinliyorduk, ediyorduk falan. Yok çocuktuk o zamanlar abi. O yüzden şimdi son zamanlarda insan gerçekten bayılıyor ya. Hani gıcık oluyor insan. O zaman sıradaki ismimize ilerliyorum abi. Kimdir abi? Half Baffle konuşalım biraz. Hayır ya. Abi çünkü yani Türkiye'de çok kopyalanan bir isim. Bence girmemiz lazım biraz. Hani benim kötü dışında söyleyebilecek hiçbir şeyim yok ama tabii ki konuşabiliriz ama ben sadece kötü derim yani. Ya ben şunu söyleyeyim. Half Baffle'de oradaki Türk diasporası ya Türk ve Kürt diasporası sayesinde var olabilen bir isim. Bence de kötü. Bu arada yani, sen de hemfikirim hani, hani o konuda yani. İkisinden birini seçmem gerektiği zaman KC'yi seçerim düşün yani. Evet. O yüzden benim çok bu konuda ekleyebileceğim bir şey yok. Hatta şey olmuştum. Burada ilk handayız hatta. Evet evet direkt yani. Direkt ben inanılmaz yokum burada yani. Piyasaya çık. Ben de çok alıcısı değilim. Piyasaya girişi ondan sonra işte sansasyonel olayları biraz PKK mevzuları falan var. O şeyin sayesinde girdi. Zido Efendi'nin sayesinde girdi ya. Evet değil mi? Ne yazık ki Zido'nun sayesinde girdi o. Zido iyi birisi. İyi keşfetmeyi de biliyor ama bir baktık adam böyle nasıl desem ritmi tutturamıyordu ilk zamanlar. Gerçekten ritmi tutturamıyordu. Hiç tutturamıyordu. Farkındayım. Onun hatta bir şarkısını açmak istersen ben Kapkile'yi almıştım. Sevdiğim nadir Half Baffle şarkılarından biri diye. Çok nadir dinlediğim. Kapkile'yi almıştım ama sen bilirsin. Hani yok, abi Half nereliydi? Abi Half hatırlamıyorum ama Maraşlı falan gibi bir yer ya. O da Güneydoğu diye. Yok ya Almanya'da nereli? Frankfurt. Şey diye çetesi de var mı? Azlak. Acil falan. Azlak var abi. Frankfurt acile çok yakın bir kafa. Ha, yani çünkü hani ritim de kaçırdığına göre her şeyi çek ediyor. Yani acaba dedim orayı da çek ediyor mu? Dedim ve bir sonraki Kadıköy gezimde topuma bir mermi kazandım. Gerçekten çok çok offbeat kalıyor ve onun vokal tarzından falan bir vokal tarzı var ya onun. Abi chat, çok nefret ediyorum. Random yani. Görmek istiyorum chat. Chat random görmek istiyorum. Çok bağırıyor şarkılarında. Çok gerçekten böyle. Çok tissez ve çok bağırıyor ve bu abi tahammül edemiyorum ben ya. Evet, evet. Evet. Ama yine de bir parçasına bakalım. Chat'te sevenler var çünkü istiyoruz dediler. Cenk sen sessiz alabilirsin ama ben Half Baffle Kapkila'yı bir veriyorum. Kısaca bir bakalım neymiş. Geliyor. Hadi bakalım. Of, tamam yeter abi benim için yeterli bu kadar Half Baffle. Abi şu hani şey stüdyo kirası yetişmemiş de hani kapıdan mikrofona bağırıyor gibi bir vokal var ya abi. Beni yok ediyor bu vokal ya. Abi mesela şey çok kötü değil mi yani?
Şu prodüksiyona bak ya. Prodüksiyon cayır cayır bunda bu arada yani. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Ben... Evet abi hani ne yapıyorsunuz abi? Kendinize gelin ya. Nedir ben şunun prodüktörü olsam şey derim, tokatlarım yani. Çık lan bu kabinden. Kapat lan yani... mikrofonu falan yaparım yani. Evet. Ben bu parçayı bu arada beatinden dolayı ya atıyorum dinliyorum yani. Hani bu, ama dinliyorum dediğimde düzenli açıp dinleyemiyorum. Bu kadar. Hani beat'i çok tatlı. Keşke enstrümantali olsaymış. Da baktım daha önce yani açıkçası. Acaba var mı gerçekten? Yani... Ben şeyi bilmiyorum. Bazazian'ı bilmiyorum. Hemen şu an Google'layacağım Bazazian kimmiş neymiş. İyi kötü bir prodüktör değil abi ama mesela Half Befal'a ben şu yüzden illa girecek miyiz dedin ya. Şu yüzden girmek istedim abi. Çünkü Türkiye'de aşırı seviliyor ve taklit edilmeye çalışan olan bir diğer isim ya. Bu yüzden yani ne buluyorlar? Bizim Türk yani rapçiler... Oğlum, bir... yani bizim Türk rapçiler Half Befal'da ne buluyor? Hadi Almanya'da biraz bu Azlak, Çetem, o da aynı şekilde. Bushido kadar olmasa da çetecilikten ve işte biraz Kürt diasporasının şişirmesiyle ünlendi. Yanlış bilmiyorum değil mi şey İlkan? Doğru çok doğru. Çok hani doğru. Mikro milliyetçilikten evet, ünlendi yani. Biraz Half Befal. Hani Kürtler bizim çocuk diye dinlediler yani. Yok abi hayır. Türkiye'ye geldikçe iyi sigara getiriyordur. Bizim rapçiler de sevmiştir. eyvallah. Budur yani Türkiye'de. bir rapçiyi sevme sebebi budur yani. Daha başka bir şey olacağını düşünmüyorum. Bizim Türkçe rapçilerin kaçı İngilizce biliyor ki? Hem Almanca bilecekler hem herifin yaptığı müziği anlayacaklar da sevecekler falan filan. Yani... Bizdeki Türkçe rapçilerin Almanya'da sanatçı beğenmesini şöyle düşünüyorum. İyi adam. Top 50 böyle. Bakıyor yani bakıyor böyle. Aa diyor bu 2 haftadır listede bu zaman iyi rapçidir falan. Evet, soruyorlar evet, dünyada kimi takip ediyorsunuz. Summer Jam'i takip ediyorum falan. Vay kanka be ne kimleri biliyorsun kanka be. Vay ya bak neleri dinliyor abim benim ya. Defkan da böyleydi oğlum. Defkan Türkiye'ye gelene kadar Defkan'ı millet deli gibi seviyordu. Hani... Defkan Türkiye'ye bir geldi. Tıt tırı tıt tırı tıt tırı diye flow'la böyle. Ve herkese düet yaparak çok böyle. Ayağına sıktı yani. Herkesle düet yap. Çok sıktı. Evet düet evet ya yani. Şey. Yani gerçekten şey gibi abi. Tanzim Satış gibi Defkan düetleri böyle. Bir şey vardı. Antalya'da Bela vardı. Evet evet evet. Çok kötü rap yapmazdı yani. Ben bazı şarkılarını severdim. Hani ki aşırı iyi falan değildi ama. Çok ceza çakmasıydı. En son şey dönemlerini falan hatırlıyorum onu. Düetlerde indirim 30 lira falan. yani. Bir ara Facebook'ta. Defkan da öyle yani. Rotayla yapmış en son. Abi işte kalitesiz. Biz her hafta haftalıkta... Kalitesiz adam kalitesiz adamı çekiyor. Her hafta haftalıkta her hafta bir feed G-Flow'da feed Defkan görüyoruz abi illaki. Kesin yani. Kaçmıyor. Hiç kaçmıyor. Abi bir şey diyeceğim. Artık mesela ciddi ciddi G-Flow dinlemeyi bırakır mısın lütfen? hani şey gibi düşünebilirsin. Bak şey gibi düşünebilirsin lütfen. Hani... medyaya bu kadar sansür var tamam mı? Yani medyaya bu kadar sansürü onlar yapıyorsa azıcık da sadece sen yapabilirsin. Eyvallah. Sonra hemen bunun üzerine G-Flow albüm çıkarabilir. Yo 28 Şubat'ın etkileri devam ediyor. Beni Twitter'ın yanında çalmıyorlar. Rap'e kayıyor. Kesin yapar. Ya. Evet evet kesin böyle bir şey yapar ya. Ama ülkesinin su saman parçasındaki tepkilere karşı duruşunu fazlası gösterdi. Bence bu arada, Defkan'ın bir duruşu yok. Evet. Bu arada bir şey diyeceğim. Yani şimdi burada Twitch yayında benim çalmamdan ziyade abi bence Susamamcıların da G-Flow'la kankalığını bir konuşalım bence. Yani benden daha çok arkadaşlık ilişkisini gözden geçirmesi gereken insanlar var yani. Kanka? Ben bilmiyorum kimi kanka olduğunu. Yarısıyla parçası var abi adamın. Vallahi bilmiyordum ben. Vallahi bilmiyordum abi. Yani çünkü hani... Ama bir şey diyeceğim bu eleştiriye Fuat abiden de başlayabiliriz bence. Tamam. Sen öz eleştirini verdin mi Fuat Ergen'e? Dedim abi neler yapıyorsun abi dedin mi? Dedim. Bizzat yayında dedim. Abi G-Flow'la neden ya silah mı dayadılar kafana diye sordum. Suratına karşı söyledin mi bunu konuşurken? Bayağıdır konuşmadık bu arada yüz yüze. Tamam o zaman Baykan senin de doğruluğunu göreceğiz abi bakalım. Tamamdır. Fuat Ergin'le yüz yüze konuşurken tamamdır. Abi G-Flow'a yakıştı mı? Ben bu tarz şeyleri konuşuyorum bu arada biliyorsun. Boğaziçi parçası inanılmaz iyiydi. Fuat Ergin okulundan mezun olduğum için bir kere daha gurur duydum. Ama sonra bir de G-Flow düeti var. İşte yani ben de görmek var. İstemiyorum bu tarz şeyleri yani arka arkaya. O zaman... Ama gerçekten Boğaziçi'ndeki taşşak çok iyiydi. Yani evet. Onu o parça yapacak taşşak bence başka birinde yok. Eyvallah. O zaman ilerliyorum ben. Sıradaki ismimiz. Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Yine biraz tartışmalı birine gidiyoruz çünkü. UFO mu? Evet, UFO 361. Türkiye'de aşırı hype'lanan ama hani benim bir dönem farklı bulup ondan sonra hep aynı şarkıları duyduğum kafa sesi adama geldik. Şey abi, abi ben Travis Scott dinliyorum. Travis Scott'a UFO çok benziyor. O zaman UFO da iyi falan. Hani biraz bu.
Evet. Ama müzikal anlamda Almanya'da farklı işler yaptı. Yapıyor değil. Yaptı. Altını çiziyorum. Yaptı. Yapıyor değil, yaptı. Hemfikirim. Yani ben şöyle bir perspektiften gireceğim bu işe. Tüm olarak UFO, Capital, Yuyu, Loredana. Loredana'yı bunların içinde bir tık daha dışarıda bırakabilirim. Biraz müziğin fonetik tarafına, yani telaffuz tarafına odaklanıp şey dedim ya, yani daha sen hangi yayında konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Güzel'in aslında müptezelin bu kadar sahiplenmesi şeydi. Amerika'daki eğlence endüstrisiyle iç içe olan ve bunun Türkiye'de karşılığı olmamasından dolayı bunun wannabe'leri bu albümü çok sahiplendi ve albümün asıl kaldırıcı onlardı. Hani yani işte Fenerbahçe'de işte orada burada takılan lüks çocuklardı aslında o albümü Eyvallah. Kaldıran. Ama Müptezel albümü kaliteli bir albüm. Onu, ya, bunu ayırıyorum. Eyvallah. Yani, ama bu patlamanın sebebi oydu. UFO'nun patlaması da aslında bu çocukların şey versiyonu. Atası. Almanya versiyonu. Hayır. Evet, evet. Almanya'daki o kitle, yani çünkü Almanya'nın yani yanlışım varsa İK beni düzeltir. En son %80'i falan genç nüfusta. Bili gibi İngilizce biliyor zaten. Yani, yok bir de abi UFO arada, Almanya'da en başta hipsterlara hitap ediyordu ağırlıklı olarak. Hala öyle. Şey böyle. Türkiye'de salak salak işler yapıyor. Sonra Almanya'daki artworklerine falan bakıyorsun böyle. Hani, oh bro. Yani saçma sapan. Ama ya UFO'nun da aslında patlama sebebi bu. Yani Amerikan müziğini yapıp hani şey konuşuyoruz ya 96 haftadır. Yani bir Almanya'da bir yorumlama var. Evet. Bir şey yorumluyorlar. Kendi ekollerine göre yapıyorlar. Alman ekolüne göre yapıyorlar. Sorulara geliriz arkadaşlar bu arada. UFO bunun Almanya versiyonunu yapıyor. Yani Amerika'daki müziği Almanca yapıyor. Evet. Bu ama şey var yani ben şey olarak seviyorum açıkçası. Galiba 2018 albümüydü. Hemen izin verirseniz bir Spotify'dan bakayım. Bu arada sen Spotify'dan ona bakarken ben şunu ekleyeceğim. İlkihan da ben yanlış hatırlıyorsam mutlaka beni düzelt abi. Abi UFO en başta bayağı boom bap falan yapmıyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Boom bap yapıyordu evet. İlk çıktığında öyle ünlendi evet, değil mi? Evet, evet. Onu hatta başka bir grupla birlikte şey yapıyordu. Sonra araları bozuldu. Abi, herkes kendi yoluna geçti işte. O da o anda bir şeyi buldu artık. Nasıl buldu ben de bilmiyorum. Travis Scott mı aslında? O patlayışı evet, yapmak. Evet, Travis Scott dinlemiş olabilir öyle. Yani. Oha bu iyiymiş lan. Evet, evet. Grubun adı Hoodrich, aynen. Hoodrich grubundaydı, doğru. Doğru. Çok var doğru. Beginner, yarın Türkiye'ye inelim. Şöyle şeyi söyleyecektim. Mesela Nuofudih. Geçen sene çıkardı albümmüş bu arada. 2020'de çıkardı. Ve Wave albümü. 2019 albümü. Yani şey olarak benim hoşuma gidiyor açıkçası. Tematik, tamam mı? Belki şeyi eleştirirsin. İşte, tekniğini eleştirirsin ki bence kesinlikle eleştirilecek bir tekniği var. Yani çok iyi bir tekniği yok herifin. Bir prodüksiyonları var. Ve yani, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sound'u iyi ya. Biraz hani evet, evet, Amerikan sound'u okey ama şey belli. Şey yapmış yani. Bu kariyere başlamadan önce yani boom bap'i bıraktıktan sonraki kariyerinde. Şey yapmış. Ben şöyle bir müzik yapmak istiyorum deyip. Evet oradan buradan almış. Amerika'dan çok etkilenmiş Travis'ler vesaire. Şey de değil yani. Direkt Arak demem abi. Müzikal anlamda üstüne düşünülmüş işler yani. Buna hemfikirim. Bence şey Arak. Onu söyleyeyim. 808 albümü. Tamam, evet, büyük evet, patladı. Evet. Büyük patladı albüm Arak. Ama abi Vincent Kral, yani, Jaden Smith Ghost aynı şekilde hani. Evet evet. Evet yani. Evet yani. Ama Wave ve Nuofudih özellikle Nuofudih'te şey var yani tematik olarak. Okey. Hafif aşk, hafif emo. Baymıyor ama mesela UFO ile alakalı ben ya sen de ben de biraz eski kafa herifleriz ya albüm evet. Konusunda en azından. Yani İlk anda baştan sona. İlk anda öyle. Evet. Şey olarak kötü ya. Hani disk mesela şu an Spotify önümde ya. Çok karışık bir diskografisi var herifin. Yani Rich Rich var. Hiçbir yere koyamıyorum Rich Rich'i mesela. Lights Out var. Bayağı kötü albüm. Lights Out kötü albüm arkadaşlar. Bence söyleyeyim. De bence de bence de. Ezel yanlış. Bir yanlış beta oynadım. Yok yani abartılmış bir albüm hep söylüyorum. Onun çok overrated. Çekiyor zaten. Çok overrated bir albüm. Evet. Hani gerçekten karışık yani. Ich bin ein Berliner, ich bin zwei Berliner, ich bin drei Berliner. Hani Nuofudih güzel, Wave güzel.
Edoet çakma ama hadi güzel lanet olsun. Ama gerçekten karmaşık bir diskografisi var ve beni şaşırtıyor. O yüzden ama yani şey falan da değil, ben görüyorum. Çok gömenler de var. O kadar gömmeyi de hak ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Sadece bizde biraz Berkcan Güven etkisi. Hani çok fazla Berkcan çok Güven fazla. Gökten indirdi ya Türkiye'ye. Evet, Türkiye evet, gökten evet. indirdi herif böyle. Hani, mesela ben şey konusunda çok eminim. Yani hiçbir inside info'm yok bu konuda ama Ezel bence çok pişmandır ya. Bilemem. İlkan? Yani, çünkü tatsız yani. Evet İlkan sendeyiz abi. Sendeyiz abi. UFO hakkında anlat bakalım. UFO hakkında çok bilgim yok da ama gençler burada çok seviyor işte. Orada bilmiyorum da seviliyor mu yani Türkiye'deki kadar? Burada manyak mısın? Burada seviliyor da ama böyle şey gibi değil yani, nasıl desem, daha çok o Almanlar seviliyor işte. 1.87 işte. O yeni eko yani, okey. Yani onlar hani böyle daha çok buradaki hani artık rap buradaki rap değişti, bayağı bir değişti. Bir artık böyle azlak şey kafaları var, böyle kanaklı kafaları var. Aha. Bir de bir tarafı böyle diskolarda böyle zaman geçiren, böyle vakit geçiren tayfalar var artık. Bunlar artık böyle şey müzikleri yapıyorlar, böyle disco müziği falan yapıyorlar. Hani nasıl desem, ya her yerde çalıyor artık. Bilmiyorum hani, ben UFO'yu uzun zamandan beri takip etmiyorum. Aha. Ben Almanca rap'i bırakalı 2014'ten beri Almanca rap o kadar çok takip etmiyorum ama. Ama UFO'yu sevenler var, sevmeyenleri de var tabii ki. Ama sound olarak çok beğeniyorlar. Eyvallah. Hani beat olarak falan. Ama dediğim gibi biraz daha Almanya'daki hipsterler, biraz marjinal tayfalar benimsiyor anladığım kadarıyla, değil mi? Hani yani mesela bizim göçmenlerde bir eko gibi karşılığı, eko diyorum pardon, savaş gibi ya da işte Hafbefal gibi falan bir karşılığı yok yani, değil mi? Yok. Anladım. Abi şey ama yani hani biraz yeni bir dönemdi ya, hem dünya rapi için aslında hani. Nasıl diyeyim? Bunu kaç olarak veririz? Belki 2012 diyebiliriz değil mi? Hani bu SoundCloud soundlarına biraz daha işte hani South soundlarla biraz daha yeni bir şey çıkarma, yeni bir füzyon çıkarılan dönem. O zamanlar desek o yeni dönemi ilk yapabilen isim UFO'ydu. Doğru. Capital burayla beraber belki biraz. Capital bence bir sonradır ya UFO'nun. Gerçekten UFO daha eski. Disco anlamında da demiyorum yani şey, bunun patladığı albümde hem daha sonra hem de müzikal anlamda da yaptığı etkileri çok daha sonra yapıyor. Yani Berlin albümüyle yaptı. Berlin albümü kaçta çıktı? 2019 abi işte. Hatırlamıyorum. Yok pardon, özür dilerim. 2018. Yani Capital'a geçelim mi buradan? Buradan Capital'a geçeceğim zaten. Sonra da zaten Katar var sıramda. derin kuyu. Çok derin 2018 kuyu. 2018 abi. Berlin Lept'in birinci albümü. 2018. Shadow hoş geldin. Haluk hoş geldin. O zaman Capital buradayız. Burada sen bir dönem bayağı takip etmiş bir isim olarak. Sen gireceksin istersen. Abi mesela şöyle bir... Türkiye'de çok fazla hater var şey. Capital'ın anlamadığım bir şekilde. Rapçiler hater aslında ya. Çünkü araklı herifin flow'unu falan. Kanka tekrar eder misin, sesin kesildi. Nick'inde 2 var, 4 düştüm çünkü şu an. Ha tamam, tekrar bir dakika. Geldiğinde tekrar eder misin? Bekle, yine? Tamam, geliyorum. Tamam, modem değiştiriyorum. Tamam, bekliyoruz biz. Allah Allah, kızdı herif. Alıyorum şu an. Geldin mi? Geldin. Okey. Aramızda az önce senkron sorunu oldu. Yoksa ben sana düzenli olarak bağırmadım. tamam. Eyvallah. Anladım. Tamamdır. şey diyordum abi. Türkiye'de gizli haterları ve gizli fanları var Capital'ın. Yani mesela fanları direkt flow alıyor. Flow'unu. Daha doğrusu parçalarını alıyorlar ya. Hatta bir tane kardeşimiz var. Direkt kendisini hiçbir şeyle suçlamayayım direkt olarak. Yani ikinde 2 var, 4 var ve 2 var. hatta onun inanılmaz olan ilk çıkış parçası, şu anki label'ına geçen önceki parçası, Capital'ın parçalarını böyle dışını yalmış yani, hani böyle emcüklemiş yani, pipetle böyle flow'u çekmiş yani. Kayser Rebel ve Gringoli daha baskın görüyorum o arkadaşta ben bu arada ama ya, Capital'dan yok ziyade. Abi yani özellikle ilk dönemi direkt olarak ilk dönemi
Capital'da Arak yani. Evet, eyvallah. Arak abi. Bak. Ama işte Türkiye'deki nefreti anlayamıyorum. Hani şeyin, Kul Savaş'ın şöyle bir sözü var Capital'la alakalı. 2020 Temmuz'da konuşmuş Hyped Radio, Apple Music'teki bir Alman radyosu. Demiş ki hani en iyiler listesi kişiden kişiye değişir. Ama esas kriter, yani birini en iyilerden sayman için esas kriter onun müziğe getirdiği yeniliklerdir. Şartlar altında hani Capital'ı bu listeye yazmamak bir ego problemidir. Hı hı. Çünkü Sami Deluxe gibi mesela, diyor ki benim listemde Sami Deluxe var diyor. En iyiler listesinde. Çünkü diyor dönemine göre çok farklı bir sound getirdi. Ve bunu yaptı. Capital burada bambaşka bir flow getirdi. Bu yüzden bu flow'u diyor Almanca rap'e getiren Capital'dır. Ve listeye koymak zorundasın. Şey demiş hatta, ya ben bütün diskografilerini almam ama Berlin Lab Eins'la, yani 2018'deki Berlin Lab'de 2019'daki Berlin Lab ve asıl patlayan aslında Berlin Lab albümü olan iki albümü listeye almak zorundasın. Hani onu almazsan anlarım, ilk onu almazsan anlarım ama ilk 20'sinde bu albümler olmayan insanları art niyetli görürüm demiş. Capital'ın aslında bütün olayı çok çok farklı bir flow olması ve evet. Fon'un yaptığı, Fon'un şeyini almış abi. Fonetik anlamda Almanca çok kaba bir dil ya aslında. Hani, biraz öyle mi İlkan? Bazen gırtlaktan konuşuluyor, bazen sivri konuşuluyor. Hadi İlkan, sence öyle mi abi? Öyle öyle. Ya çünkü şu... şeyden İlkan'a sorma sebebim de şey, bize Türkiye'de gerçekten bu dili sonradan öğrensek de hep böyle geliyor da hani Almanlar için de kaba bir dil mi mesela? Bunu çok merak ettim. Almanlar için kaba bir dil değil de ne bileyim, Almanlar için mesela Fransızca çok kaba bir dil. Allah Allah, hani, çok garip geldi bu. Yani Arapça çok kaba bir dil. Ama Arapça gerçekten kaba bir dil, kabul. Yani çünkü onun Arapçada böyle şu he, evet. Şu şey var ya hani, şu he diye bir tane kaydırılmaz şey, hakkal yakayınlar yakayınlar yakayın falan, hani bu şekilde. Ama işte hani. Öyle bakarsan Almanlarda da geçiyor o şey işte. O harf de geçiyor. Ne ara Arapça konuşmaya başladınız lan? It's called ayın patlattı. Bakın 2 saniye chat'e baktım lan. 2 saniye chat'e baktım. Ne oluyor? Bir an kendime öyle bir geldim. Birileri Arapça konuşuyor yayında. Gerçekten kaba bu abi. Korkunç abi. Yani okey. Chat'teki şeye bakalım. Ozan şey aldı. Kesin tıraşın eyni dinleyeceğim ben onun da. Yani Capital Bra'nın da oturup Ozan için rap yaptığını pek düşünmüyorum. Hiç. Abi şey yani, bu arada. Capital Bra rapi bırakıyor falan. Abi Capital. Ozan beni dinlemiyorsan buna koyarım böyle. Yok, ben bırakıyorum. Siliyor her şeyi falan. Onun aksanı çok değişik Almanlar için de. Hani çok değişik bir aksanı olduğu için milletin de hoşuna gitti işte. Abi aksanı değişik değil ya. Ben röportajlarını falan dinledim. Ama yani rap yaparken ki çok değişik. İşte ona değinecektim evet. Zaten ama Arapça konuşmaya başladım. abi Ufo'nun da yaptığı mesela şey var. Yani bu dili biraz yumuşatıyor. Yani daha çok böyle askın konuşacağı şeyleri yazmıyor. Ya da onları siliyor yani Ufo. Capital'da aynısını alıp çok çok daha başka bir flow'la kullanıyor ve bunu çok iyi yapabildiği için yepyeni bir flow içiriyor. Capital buradan benim soğuduğum an mesela Afro Trap batağını üstümüze kürekle attı ya, beni fırlattı ya. O ara çok soğudum Capital, ben. Bir şey diyeceğim, bence bunu yapan son kişi Capital bura ya. Yapma bence ya. Hakkını yedin. Abi bir şey diyeceğim, Berlin Lab Twy'in yani bak Berlin Lab Twy'da 18 şarkı var. Yani biraz hakkını yiyorsun gibi herifin. Beni niye Capital Bra savunacağım bir pozisyonda bıraktın? Allah tependen baksın ama yani. Ya ben şunu diyordum mesela, Ozan da bak benim hani şey dedim ya. Tartışmayın bu yapısal soru şey izinler. Yok, tartışmıyorum canım. Yok yani. Ozan'ın kendi görüşü. Ben Ozan'ın görüşünü niye düzelteyim ya? Ama işte şey var yani, ilk 20'ye koymak zorunda değilim. Okey değilsin. Ama zaten işte Kul Savaşı'nda burada bahsettiği kişiler rapçiler ya aslında. Hani, Türkiye'de de böyle abi, rapçiye şey diyorsun, kimleri dinliyorsun diyorsun. Patrona gidip sorsan sadece PMC'yi sayar ama. Yani. Yani, siktir git lan. Yani, biraz oraya çıkıyor. Yani Kul Savaş'ın demek istediği şey de o. Ama Alman müziğine, Alman rapine daha doğrusu. Hani müziği çok iddialı oluyor. Sevmiyorum ben ama. güzel bir değişiklik getirmiş bir herif yani. Eyvallah.
bundan bir 10 sene sonra mesela bu dönemleri anlatırken Capital Bra'yı es geçemeyeceğim bir dönem yok. Çünkü ya herif öyle bir flow matematiği koydu ki ortaya, herkes yapmaya çalışıyor. Bundan bir fikirim canım. Burada saygı duyuyorum o konuda, flow bazında. Yani o zaman benim görüşüm bu yönde ama bence çok hakkını yedin Capital Bra'nın. Eyvallah. Ben de ben sıkıldım bu gece yani. Bu gece gizli gizli ağlayacağım abi. Capital abi ama yani Capital Bra type beat diye yazınca YouTube'da karşına gelen şeylerin tamamı afro trapler, biliyorsun değil mi? Ya abi tamam, görüşürüz, ben çıkıyorum yani. Hadi gel Katar'a geçiyoruz, çok eğlenceli olacak. Ya lanet olsun ya. Ne dedi diyorum her şeyden ya. Şu an sıfır müzik, bolca Dogs of Berlin'i kara para aklamadı. Konuşacağımız yere geldi Katar. Hadi bakalım. Kahvem de bok gibi oldu zaten. Çok kara bir delik. Her şeyden nefret ediyorum abi ya valla. Abi Katar'da Bonlu değil mi? Yanlış mı biliyorum? O çok kara bir delik ya gerçekten. İlken bak vurulurum adam, diyorsan sorun yok. Bakın arkadaşlar, adam hapishanedeyken şarkı kaydı aldı, düşünün. Hangi insan hapishanedeyken kayıt alır? Hani müzik kaydı. Hani albümü için. Hangi insan yapabilir ki böyle bir şeyi? Yani dünyada tek bir tane rapçi biliyorum. Onu da şu an konuştuğumuz şahıs işte. Katar Irak Kürdü değil mi abi? Türkiye'den göçme değil diye biliyorum. Galiba. Şey ve yani bu özellikle demin söyledim, Sero El Mero'lar, işte Eno'lar, Mero'lar falan abi, küçük çocukları hani müzik kisvesi altında, hani hit de oluyor ayrı mevzu ama hani label adı altında kara para aklıyor Katar çeşitli örgütler için diye biliyorum. Almanya'da ve kendisinin banka soygunu falan filan da var diye biliyorum. Hatta videosu bile var, şarkı değil hatta mi? Bu o videoda kaç tane, bak bu gördüğünüz resimlerdeki rapçilerin çoğu o videoda geçiyor. Interpol.com yazarsanız YouTube'a. Hı hı. Hepsi o videoda geçiyor yani. SSU Ama evet, o da var bu arada. Hepsi var. Ve Katar'ın Eko bile var yani öyle bakarsan. Ve Katar'ın ben Kayserabeli mesela Katar'la beef'e girdiği için bir tık biraz daha öne çekiyorum. Hani mesela hani sevdiğim az buçuk bir şeyleri var diyorum ya o açıdan mesela. Ama Katar'ın bu olayı bir de basına falan ciddi ciddi federal devlete yansıdı değil mi bu olaylar bu arada İlkan? Evet. Çünkü şöyle, o adam Interpol'dan aranıyordu. Interpol'da bildiğiniz üzere şey böyle hani büyük bir hani uluslararası polis. Işte. Evet, uluslararası polis. Polis işte. O da arandı, bulundu. İşte adam onun üzerine böyle şarkılar çıkardı. Hatta videolar, hatta televizyonlara bile çıktı. Nasıl bombaladı falan filan diye. Nasıl bombaladı değil de hani hatta video klibini bile yaptı. Video klibini bile yayınladı yani. Ozan öyle. Bu arada şeyden giriyorum. İlkihan'ın hapiste albüm kaydetti. X-Ray'di, telefondan konuştu, birileri kaydetti. İlkihan'ın dediği mevzu şu abi. Hapishaneye stüdyo kuruyor herif. Hani düşün. Hani o aynı şey değil X-Ray'dinkiyle yani. Hani ya bu adam bence Alman rap camiasının başına büyük bela ama siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani bilmiyorum yani. Bence de çok büyük bir bela. Yani. Çünkü şöyle bir durum var. Adam üzerinden geçti resmen. Adam 3-4 sene yattı. Adam çıktı. Üzerine gitti. Label kurdu. Label'in üzerinden kaç tane adam çıkardı. Şimdi bugünkü piyasamıza kadar sızdılar. Öyle değil. Abi herif yani ara para atlama olayı da şu bu ara. Yani kabul gören teori şu. Abi herifin label'ındaki bütün şeyler bot. Tamam mı? Evet. Açıların sesleri bot. O da şunu yani şöyle söyleniyor. Çıkarıyor, YouTube'dan çıkarıyor. Genelde hep YouTube exclusive oluyor ağırlıkla. Yani önce klipli versiyon çıkıyor Spotify'dan önce. Genelde onun label'ındaki işlerde. Abi botu basıyor kara parayla el altından. Arkadaşlar geniş. YouTube'dan kazandığı parayı da bu şekilde temizliyor. Yani arada bir tabii ki şey var. Derler. Bir kayıp var ama dönüştürme kaybı diyelim. Evet bana. Evet onu her türlü verecek zaten. Bu şekilde kara para aklıyor çünkü şey falan vardı yani. İnanılmaz saçma oranlar ya böyle. Şu an hırsıza katile yol göstermiyor ama bunu sizin için yapacak çeteler de aynı komisyonu alır muhtemelen zaten yani. Evet evet yani hani. Çek çeteleri falan da alır o parayı yani Avrupa'da. Benim aklıma mesela kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama Türkiye'de böyle shadow label ortakları var ya, Türk label'larına böyle hiçbir şekilde görünmeyen, İnanılmaz görünmeyen ama böyle öyle böyle değil yani hani hiç olmayan, var olmayan ortakları var ya. Ama biraz o vibe geliyor küçük ama Katar'ın hikayesi de şeyden komik yani.
öyle bir olay ki Irak'ta başlayan, Suriye'de başlayan bir uyuşturucu kaçakçılığının hani Berlin'de YouTube parasıyla aklanması ve onun Alman rapini sikmesi üzerine inanılmaz bir gerçekten ya, Alman rapinin belası herif o yüzden abi. Ve ne zaman bir parça varsa falan dinliyoruz abi, o kadar kötü vokal ki yani şey. Abi hiç umurunda değildir yani. Yani Vanilla Ice'a falan rahmet okutuyor abi, öyle söyleyeyim sana. Yani. Mesela şey var mıdır mesela, çok merak ediyorum. Almanya'da mesela bir tane rapçi aşırı uyuşturucuya psikoz geçirip şey diyebilir mi? Ekrem İmamoğlu, Katar ve Merkel'i aynı karanlık güçler destekli falan diyebilir mi yani mesela? İlk anı yakıyorum şu an değil mi bu arada? Bilmiyorum yani şu an yani. Biz zaten yandık. Arkadaşlar ben haftaya İstanbul'da topuma yiyorum. Sizi bilmiyorum ama ben net... Net yani böyle bir şey, İbrahim Tatlıses vari bir kurşunlanmam var yani. Ya adamın Haluk, rapi... Haluk büyük resmi görmeye başladı diyor. Evet. İlkan sen bir şey diyorsun. Hareket... Adamın Haluk rapi rapçileri çoğunlukla böyle hep kara dünyasından gelen kişiler, böyle nasıl desem uyuşturucudan bahsederler. kadınlar gecelik kadınlardan bahsederler. Hatta yani rapçi bir kadın var, Şvestay vardı ya. Evet. Onu çıkardı mesela piyasaya. Mesela kaç tane örnek verebileceğim isimler var aslında. Dediğim gibi hatta adamları var böyle hani YouTube'da trendlerde olabilmesi için inat böyle bot basıyorlar falan filan. O tür şeyler de var. Hani adamın elleri geniş, bayağı bir geniş. Parmakları her yere uzanıyor. Eli kolu her yere uzuyor. Abi Almanya'dan kaçman gerekirse İlkihan'cım, bizim evin kapısı sana her zaman açık, haberin olsun. Olursa zaten kapıya zil çalarlar, sorun yok şimdi. ya bu yayın Allah'tan fazla büyük kitlere ulaşmıyor yani, çok ilgi çekmiyor. Abi bu arada ben Serkan'ın yazdığı bir yorum okumak istiyorum. Abi çok iyiydi, evet o ya. Skip'le Atıf'ı Katar astırdı, katılıyorum. Ya bu arada... Bunu ne zaman konuşacağız? Gel konuşalım, biraz mola olsun hem. Ya bu gerizekalı şamın. Oğlum yaramıyorsa içme lan. Yaramıyorsa içme oğlum. Herif. Tam bir gerizekalı, tamam mı? Bu woke kültür var ya. Uyanırız brom. İşte kafanızı kaldırın, evet, araştırın evet, brom. Gerçekleri sizden saklıyorlar falan. Hani... Bu şam biraz daha içerse bir sonraki tweet'i falan şey olacak bir ihtimalle. Dünya düz bro falan. Enel Hak ya da ben hani dünya düz Allah'la, bro Allah'la falan konuşuyorum. Yani çok iyi bir insan olabilir, tamam mı? Ama herif gerçekten abi cigaranın zararı yok tayfa var ya. Resmen antitez oğlum. Bu argümanın abi kanıtlanmış hiçbir yan etkisi yok ya marihuananın durumunun antitezi ya. Ve bu arada valla yaramıyorsa içme. Şamı böyle tutmak istiyorum. Bak iki yanından tutmak istiyorum böyle ellerimle. Yaramıyorsa içme. Anladın mı? Winnipeg eşittir Şam denmiş. Katılmıyorum. Winnipeg bile artık şey oldu yani. Biz neler diyormuşuz falan oldu. Yani. Winnipeg şey diyor değil mi? Oha şey hold my beer diyor değil mi? Açıklama yakın değil mi? Evet. Şey abi Abdurrahman dediğine geleceğim bir de kaynaklı manyaklı açıklama yapmış abi, kaynak falan yalan çünkü şöyle açıklamada diyor ki İskilipli Atıf haksız yere asıldı çünkü iddia edilen kitabı yüzünden olan suçlamada aklandı. Evet zaten kitabı yüzünden İstiklal Mahkemesi'nde yazdığı kitaptaki şeyler yüzünden yargılanmadı, orada aklanmıştı zaten. İstiklal Mahkemesi yargılanma sebebi abi sen İngilizleri desteklemek adına uçaktan senin altında imzan olan bildiri yayınlandı. Haberin var mı bundan dedi. Ben de savunma yapmak istemiyorum dedi abi adam. Ya ben kendimi savunmayacağım bile dedi adam ve haliyle astılar yani, anladın mı? Adam direkt olarak hani şey cumhuriyet karşıtlığı sebebiyle asıldı. Kitapla alakası yok onun yani. Ben bir şey söylemek istiyorum Baykan. Yani böyle benim görüşüm arkadaşlar. Baykan'ı kesinlikle almıyor ama Atatürk'ün yolundan ayrılan gerizekalıdık. Teşekkürler yani. Tam da benim gözümde harbiden gerizekalı yani. Beni niye bağlamıyor lan? Ben neyim? Çeşen militan falan. Ben senin siyasi görüşünü demem. Şimdi chatte HDP'li kardeşlerimiz bir anda gelip hayır brom Atatürk'ün yanlışları var falan filan deyip sanki ülkemiz demokratik bir seviyedeymiş gibi sanki bu mücadeleyi tallaştırabilecekmişiz gibi. Hani... Evet. Aynen Deniz Aslan imza artık kaşa aynen öyle yani gerçekten. Berus'un yazdığı müthiş bu arada. Atatürk S.A. İskibi. Hani aslında. Hani yani atam yanlış anladım. Ya Yunan askeri övüp de milli mücadele karşıtı uçaktan bildiri atma modasını başlatan kişidir İskilip Atıf yani. O, yani
Kimi asacaklardı, anladın mı? Kılıçdaroğlu'nu mu asacaklar? Kimi Şamat asacaklar yani? O asılmayacak da kim asılacak yani? Mı? Evet abi yani bekle bir sigara alıp geliyorum. Tamam. İki saniye. İki saniye. Bekliyoruz Cenk'cim. Geldim. Hoş geldin. Abi yani ben Şam'ı tweet attığımda chill bir kafa dinleme tatilindeydim. Önce bir cevap verdim. Sonra tweet'i sildim dedim. Bunlarla mı uğraşacağız falan. Çünkü biliyorsun ki sen bir rapçiye bir şey yazdığında altında her şeyi bilen fanları spamlanıyor böyle. Her şeyi biliyorlar ya. Yani. Herif şey falan yazdı ya bana herifin bir tanesi. Miraç'a cevap atınca. Abi Spotify konusunu araştırmanı öneririm. Okey kanka. Yani ben de hiç araştırmamıştım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şam gerçekten yılsın ya. Bilmiyorum. Ben Şam'ın arkadaşı falan olsam. Abileri olsam tırnak içerisinde. Şey yaparım yani böyle buzlu bir havuza atarım. Ve ayılana kadar çıkartmam yani. Sonra da Twitter hesabını sildiririm. Yani. Eyvallah. Katar'dan nerelere geldik. Ben şey konusunda dedim abi. Ben playlistimde Şam'ın 4 tane şarkısı vardı. Hepsini çıkarttım. Teşekkür ederim. Yani. Eyvallah. Çok tatsız bir şey. Midem ekşidi yani. Hani karşı devrimciyi de bu kadar savunmazsın yani. Yani. Ve savundun. Hani moruk anlamıyorsunuzcu tayfayı da bu kadar şey yapmazsın. Pikar molemesi de gerçekten. O zaman sinirleniyorum. Sıradaki ismimiz. Almancayı bugün bitireceğiz Cenk. Dağıtma konuyu. Artık yeter. İnsanlar YouTube'da şey Hip Hop 101 bekliyorlar. sıradaki ismimiz. Geçiyorum ben. Katar'dan çıktık. Kim gelsin slide'dan? Gringo mu? Veysel mi? Bonz mu? Massive mi? Ben yokum ya bilmiyorum. Sen kimi konuşmak istiyorsun? Kalınlığı çok benzer kafalarda diye çünkü. Hepsini toptan bir değerlendir istiyorsan. Ben Yuyu konuşmak istiyorum. Tamam o zaman Yuyu'dan bir parça dinleyelim. Benim aldığım parçalardan birini öyle geçelim almışsın. İstiyorsan. Ben müdahale etmem şu an. Yuyu'dan ne aldın? Hardcore Hike. Hayır bunu dinlemeyeceğiz. Tamam. Madem bu yayında ben de varım. Biraz şarkılara müdahale edeceğim ve... Twitch'te popo falan gösteremiyoruz değil mi? Popolu klipler sorun oluyor mu? Sorun oluyor kanka. Yani. Bilmem yani bunu çıkarınca da Yuyu'nun hiçbir şey kalmıyor ama bulacağız bir şeyler. Ya Hardcore Ay'ı alma sebebi biraz da oydu abi. Hani klibi daha bir safe gözüküyor. Evet. dur. Karar ver Cenk adam. Ekliyorum. Tamam. Şeye. Eklemiş olmam lazım. Evet, tamam geldi. Coco Chanel geldi. Bu arada Coco Chanel demişken Deniz Seki'ye de sevgiler buradan. Wow. Yayına bak. Net gidiyoruz ha. İnanılmaz. İlkan'a Berlin'de sıkıyorlar. Bana Kadıköy'de sıkıyorlar. Baykan'da Karadeniz'e atıyorlar yani. Net bir yayın. O zaman evet. Yuyu Coco Chanel geliyor. Bunu biraz dinlesek güzel olur bu arada. Ben seviyorum bu parçayı. Tamamdır. Evet. Cenk yeterli dedi. Biraz dinlemek istiyorum demişti. Biz de fade'imizi attık. Yuyu'ya başlıyoruz. Burada infolar sende Cenk. Ben çünkü daha yeni keşfettiğim bir isim diyebilirim Yuyu için. Yuyu'nun 16 isimli bir grubu vardı aslında. Şu an hı-hı. Öbür üyesini şu an hatırlayamadım. Siz bir şekilde. Ama hemen bakıyorum. Okey tamam bulamadım. Sorry. kendisinin kariyeri orada başladı. Orada sanırım iki albümleri vardı. Biri Underground. Ama geçen yani 2019'da çıkış yaptı. Bling Bling albümüyle. Hı hı. Ve öküz gibi çıktı çok affedersiniz yani. Almanya'da 3. Top 50'de 3'e kadar yükseldi. Avusturya'da ilk 5'te kaldı. 4 hafta falan. Capital Bra'nın flow'unu alıp hani bu şey dedik ya. Herkes şu an onu taklit etmeye çalışıyor. Onu yaptı. Daha doğrusu taklit değil ama onun yaptığını yapmaya çalışıyor. Bunu en iyi yapabilenlerden biriydi. Şu an biraz da afro yapıyor Yuyu ama ben kendisini simplediğim için okeyim yani onun afro yapmasına. Dediğim tek afro parçaların sahibi kendisi. Onu da deneyebilirim afro olarak işte Allah affetsin. Ama Bling Bling albümü yani birçok noktada şey olarak görülüyor ki katılıyorum. Bu dönemin başarılı işlerinden biri. İçeride duygusal parçalar da var. Böyle
mesela Fermison var. Kesinlikle yanlış okudum bu arada. Henning Mayle yaptı. Albümün de zaten çıkış işlerinden biriydi. Çünkü ilk üçü single olarak yayınlandı ama albüm çıktığında bunun klibiyle çıktı. O da bayağı bir gitti. Şu an Loredana ile falan çalışıyor. Loredana da yine buradan Loredana'ya bağlarız zaten yani. Loredana'ya bağlarız. Yani Loredana zaten bu yeni dönemin Bushido'su yani. Hani evet, o kadar fazla skandal çıkıyor ki arkasından. Hı-hı. Ama Yuyu'nun gerçekten başardığı olay çok çok iyi bir flow var ya. Ben ilk dinlediğimde böyle aklımı aldı yani. Vay lan dedim. Vay anasını satayım. Millet yapmaya çalışıyor, yapamıyor. Hani o kadar ağır isimler Alman rapinde. Deniyorlar ve başaramıyorlar ve böyle hani no name. Tamam evet, bir grup geçmişi var. Biliniyor nispeten. Hani underground'da bir noktada biliniyor. Ama çıkış albümündeki 6 şarkının 6'sı single olarak zaten ilk 10 yaptı. Hani albümden önce. Flow olarak çok ilgi çekici bir flow var. Ve yine UFO aslında şey yapıyor yani, UFO'nun o fonetik kısmını alıyor. Ki zaten dikkat ettiysen mesela bu parçada hiç şey yoktu. Rahatsız eden sert vurgu. Yok. Hiçbir şey yok yani. Ona dikkat ediyor. Flow Capital'dan iki zaten yeni dönemin iki önemli ismini alıp bir füzyon oluşturmuş. Güzel bir kadın. Ya. Yani ediyor 3. Tamam abi çek yani. Ablanın bu parçanın kapağındaki açıdan fotoğrafı Derya'ya benzese de çok şükür vokalle hiç alakası yok yani. Abi şey yani şey konusunda ben hakkını yemeyeceğim. Çok yok. Yani şey konusunda hakkını bence yememeliyiz. Hakikaten rap yapıyor yani kadın. Evet. Bundan fikirim. Ama işte bu da Capital Bra için söylediğim aynen bu Yuyu için de geçerli. Fazla afrotrap bu son dönem abi. Beni çok sıkıyor ya. Hani Felto Mia diye bir parçası çıktı geçen sene. Yine başarılı parçalardan biriydi. Yani Kindword kadar, yani Loredana ile olan düet kadar olmasa da. Ama o da biraz şeye geçti. Seks satar. Hani, evet. Erotizme basalım abi falan hani kafasıydı. Ama Blink Blink gerçekten önemli bir albüm. Bu arada hani Jinx Müzik diye bir şirketten çıkıyor. Yani şey gibi, nasıl söyleyeyim. Oyunun dışından biri aslında. Çok da böyle evet grubu var, bilmem nesi var ama underground'da falan daha punk'a kayıyor ya. Klipleri, zartları zutları. Bence önemli bir isim. Bilmeyen arkadaşların da bakması gerektiğini düşünüyorum. Ben Loredana'yı... Ben grubu arıyorum bir yandan da. Ben mesela Loredana'yı o kadar övmüyorum ya. Ben de çok sıkılıyorum açıkçası dinlerken ya. Bilmiyorum ama. Loredana kötü abi çünkü. Değil mi? Chat'te çok iyi falan, daha iyi falan dedi de. Loredana pop yapıyor abi. Yani pop ama abi yani. Ben skandallar bazında Bushido'ya benziyor. Evet doğru. Loredana'nın düzgün flow yaptığı bir tane parça var galiba. Hani gerçekten şey böyle. Evet abi okey. Hani... dediğim bir tane işi var. Hemen ona bakacağım. Bilgi vermek için. Loredana'yı da buradan geçeriz diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Tamam. Direkt buradan Loredana'ya bağlayalım. Yani İlkan, bunlar çok yeni isimler. Ben Almanca rap dinlemeyi bıraktım dedi ama ekleyeceğim bir şey varsa. Yok. Bu son dönem rapten hiç alakam yok ya. Bu gördüğünüz sadece resimlerini biliyorum. O gerisini. Okey. Biz de seni hiç zorlamıyoruz onun için. Orada iki tane parçası varmış, sorry. Rap yapabildiği. Değil mi? Tamam, bunu ekliyorum abi en sona. Loredana dinleyelim mi yoksa playliste mi ekleyeyim? İstersen direkt konuşalım, playliste ekleriz. Yani daha da çok uzatmayalım yayından sabah 3'e 4'e diye istersen. Tamam. Okey, bana fark etmez. Tamam. Parçada Rockstar. Aslında Loredana'nın da global anlamda, şu an nispeten global anlamda tanınan bir isim. Evet. Bu parça aslında. Çünkü burada hem flow switch falan yapıyor hem de okey bir flow'u var. Nadir görülen bir şey bu arada Loredana diskografisinde bu. Evet. Ya çünkü bir de bir şey diyeceğim. Bu parçayla parladıktan sonra komple pop'a kaydı. Evet. Kimort işte bu Yuyu ile olan düetinde hakikaten pop yapıyor. Ve o yüzden nasıl diyeyim? Çok böyle artık ciddiye alınan bir isim değil. Üzerine böyle şey falan çıktı. Para kaçırdı falan. Hani offshore hesaplara evet. Vergi kaçırdı. Para değil pardon. Vergi kaçırdı falan filan çıktı. Bir ilişkisi fake çıktı diye hatırlıyorum. Onu tam magazine çok hakim olmadığım için şey yapabilirler. Düzeltebilirler. Muzik galiba. Manitasının ismi. Hı hı.
Onunla böyle bir problemleri falan filan çıktı. Yüzünü çok hızlı eskitti kız. Ve özellikle bu Rockstar'daki performansıyla falan filan Yuyu'dan üste çıkabilirdi ama şu an Yuyu inanılmaz domine ediyor ki evet. Parfümü çıkacak. Yeni bir şey giyim koleksiyonu çıkıyor. Bir tane daha albümü gelecek falan. Yuyu tam böyle inanılmaz domine edecek ama büyük ihtimal bütün albümü Afro Trap olacak. Aynen. Ben de diyeceğim ki istediğin kadar güzel ol. Ben yaklaşık 45 dakika Afro Trap dinlemem güzelim falan diye. Vizyon Yuyu da bir süre. Vizyon başkan ekledi. Mozik boşanmış. Kardeşiyle dolandırıcılık işleri yapıyormuş falan filan. Aa, Trip Koliki tamam. Aynen. Ya evet abi. Loredan'ı bu arada yani görünüş olarak falan da biraz özür dilerim ama verdiği vibe olarak çok çirkef, anladın mı böyle? Hanım hanım diye böyle hani toksikleşebilecek birine çok. Seda Sayan. Evet evet, yemin ediyorum öyle. Yemin ediyorum gerçekten öyle. Gerçekten öyle yani. Evet bu arada. İnanılmaz inanılmaz bir şey var. O arada zaman. Ben şu an Wiki'ye girdim. Loredana'nın Wiki'sine bakayım dedim de. Hı hı. Oğlum Rockstar bunu tersten yazmışlar ya. İnanılmaz. UFO ile olan parçası falan çıktı bu arada. O da bayağı linçlendi bu sene. Evet evet. Ben hatta listeye Kain Hunger'ı almıştım. UFO ile olanı almıştım. Dinlersek diye. Ama ya playliste zaten 2-3 parça da verirsem biri de o olur zaten ya. Yani. Onun da adında sebebi şey böyle. UFO'nun inanılmaz kötü sözler yazması. Böyle inanılmaz siktir bu ne falan oldum böyle. Neydi? O kadar seksiyim ki hatunun gördüğünde parmakları başka bir yere gider falan. What falan oluyorsun dinlerken. Neler diyorsun kral? İnanmayan ellesin. Evet 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 evet. Yani şey gerçekten abi neler oluyor ya. Yani, neler diyorsunuz kral yani, falan. Yani gerçekten kral. Ben penis duymak istemiyorum. Globalde de Türkiye'de artık. Evet, yani. Evet. Hemen ama şey değil mi o ya, bu dediğim şey tam şey değil mi, ben Türk'üm cümlesi bu, anladın mı yani, o kadar yakışıklıyım ki hatunlarınız beni gördüğünde ıslanıyor falan. Şey ya işte yani. UFO rap yapmadığı bir alternatif kariyerde şey tweet'e atıyordu değil mi, 10 saniyede kız arkadaşınızı elinizden alıyorum beyler falan diye böyle salak salak fotoğraf koyuyordu değil mi Twitter'ına. Bu şey değil mi, böyle görünmeyen de kendini erkeğim demesin ya, şey böyle karşına çıksam ne yapabilirsin ki Mahın falan yazıyor değil mi böyle Twitter'da. Yani niye Mahın, böyle bir, niye Mahın hiçbir fikrim yok bu arada. dur. Bed'e geçelim. Bad Mom J'ye geçelim. Tamam, Bad Mom J'ye geçelim. Tamam, ondan sonra diğerlerine de ama Reyhan Şahin'e şeyden diyecektim hani. Aa, Paşanım evet. Paşanım var, Bad Mom J var, Luciano var, Azet, Nemo, Jesus, Dardan ve Reyhan Şahin eklemişim fotoğrafta gözlük arkadaşlar. Reyhan Şahin'e şeyden gideceğim hani. Mesela İlker Reyhan Şahin'i hatırlar muhtemelen. Reyhan abla, Lady Beach Ray. Abi mesela şey, birçok rap klibinde konuk olarak cameosunu görürüz Reyhan Şahin'i. Ben Reyhan Şahin'e bir gireyim dedim hani şey girmeden. Loredana'nın öncüsü bence biraz Reyhan Şahin'di. Sound olarak alakası yok da imaj olarak diyorum. İlkan evet. Buna katılır mısın bilmiyorum ama. Çok doğru. Loredana çok çirkef ya. Bence Loredana değildir yani. Ya Reyhan abla da öyleydi. Reyhan kendisi Reyhan abla bu arada. Nicki yani. Filmi de vardı. Filmde de aynı şey oynuyor yani. Dediğim gibi. Ben bilmiyordum bu arada. Ya kendisi şey. Kendisi şeycek, ilk anda şeyden böldüm. Eko Fresh'in Kortan Türkiye'nin başında doğduğu anne var ya. Evet. Ha! O Reyhan, o Reyhan Şahin yani Lady Betray. Evet, yani. Evet, evet. Ha, kaliteli evet. Info. Aynen kaliteli aynen. Info. Peki Bad Mom'dan kimi almışsın? Snow Bunny'yi aldım. Liste. Hani Reyhan Şahin şeyden de inmek istedim. Loredana'nın çünkü gerçekten yani önceki versiyonu oydu. Hani yarı mafyoz. Cenk'in sesi yine gitti. Cardi B'nin akladığı maça vardı. Reyhan Şahin çünkü şey gerçekten bir önceki Loredana oydu. Tavırlarıyla olsun, işte imajıyla olsun, müzik kariyeri olsun. Hani ama şeydi gerçi Reyhan Şahin Loredana kadar ciddi müzik yapmaya çalışmadı. Hani direkt troll albümlerdi onlar yani. Evet. Cenk burada mısın şu an? Tamam abi. Heh, tamam. Buradayım şu an galiba. Bakayım. Burada mıyım? Okey. Abi tamam. Bad Mom J'yi aç. Oradan tamam. Sonra Paşanim konuşalım. Sonra bitiyor zaten. Tamamdır. O zaman Bad Mom J Snow Bunny geliyor. Bir bakalım. Üstüne konuşuruz. Evet. Imye parçamızı bitirdik. Hem de durmadı attıysan. durmuştur şimdi. Ben sesi kısın da kapata basamadım. Bir dondu gibi oldu. Abi gerçekten ASMR ama yani şey
Cardi B'nin çok çakması çıktı biliyorsun globalde de. Hani en azından bu şey doğru anlayıp Aynen taklit aynen. etmiş ama bu yüzden kesinlikle puan verip açıp dinlemiyorum. Ama gerçekten Abi bu ablanın kendini bitirdiği nokta şey oldu abi. Bu güzel bir çıkıştı çakma olmasına rağmen. Evet. Sonra bunun karikatürü oldu kız. Yani Hak etti ama yani. düşün yani. Bak bir şey diyeceğim ama hani bak bu zaten Cardi B'nin karikatürü, tamam mı? Elinde bir ürünün, kötü bir ürünün hatta. Ucuz imitasyonu var. Bir de bunu daha da imitasyon hale getiriyorsun böyle falan. Ama burada yine şeyi fark yakalamışsınızdır. Yine sound'un böyle en şey olayı. Bol bol İngilizce var. Sert fonetikler yok. Hı. Hani böyle şeyler yok. Flow yine bak Yu'ya benziyor, andırıyor. Evet. Flow'u kötü değil bu arada. Cardi B'den Şu an daha iyi işte flow yapabildiğini size söyleyebilirim bu ablanın. evet. Bir Yani. Ghostwriter vardır. Ben çok bakmadım. Evet, muhtemelen vardır yani, evet. Mesela ha Yu ile ilgili şey ekleyeyim abi. Yu'nun Ghostwriter yok. Bu ben inanılmaz şey olmuştum böyle. Helal lan falan olmuştum öyle. Hadi be falan. Kesin ama bu arada kesin bir vokal koçu vardır bu Bak flow abi, için. o normal Ona yardımcı. profesyonel müzikte normal bir şey abi o zaten yani. Evet. Ama yani kendi yazıyor. Hatta şey vardı. Bir röportajında şey falan yapıyor yani. Hadi gel hani yazıyor abi şarkı. Yayınladığı yeni şarkılardan biri. Şeye giriyor. Röportajda yazıyor falan böyle. Uzun uzun bir röportaj bayağı. Devam ediyor daha doğrusu. Yarısını yazmış. Bitiriyor. Öyle giriyor kayda falan filan. Bad Mom J ile alakalı şöyle bir durum var. Keşke bu kadar karikatür olmasaydı. Ben dız olmasına rağmen dinlerdim. Evet, değil mi? Değil mi? Evet. Okey playlistimin şeyi olmazdı. Hani Mirbaşı olmazdı. Ama mesela arada açar dinlerdim. Ama çok 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 böyle uçtu. Mesela tırnaklar falan filan. Tip olarak da Cardi B'yi almışlar yani. Evet. Cardi B'nin nesi var ki yani? Hani Cardi B'yi alıyorsun abi. Güzel de bir kız yani, tamam, çok dünya güzeli değil ama okey yani. Hani bir Cardi B'yi değil yani. O yüzden Ama yani aslında Cardi B'den daha iyi flow yapıyor bu arada, net orada ısrarcıyım yani ben. dakika dur, şeyden mi aldın? Paşanim'den Airwaves almışsın ya. Yok, bence Airwaves alma. Bence yok Paşanım, dinlemeyelim abi. Yani yarın falan da zaten Ne? benzerini çok dinleyeceğiz. Yok abi. Şabab Spot'un dinleyelim bari. Tamam. Türkiye'de çünkü en çok kopyalanan isim olarak yani. Ekledim Ekledin mi? ben altta. Tamam. Şu an eklemiş olmam lazım. Ekledin ekledin. O zaman Paşanım'a geçiyoruz buradan. Paşanım Şebap Bald'ın geliyor. Hayır oğlum, Şabab Ben çok İngilizce okudum değil mi? Çok şükür ben Spot'un fade attım. Bunlar şey neydi bunlar? Sports neydi? Unuttum dur. Daha önce söylüyordum değerlerden, unuttum label'larını. lan işte. Fincan mı da? Ha? Fincan mı da? Sports Acres, ha Sports Acres, aynen Sports Acres değil mi? Ya Abi şey ya. Ya ben şey söyleyeceğim yani abi yani denir. Genç bir arkadaşımız. Yani ben kendisini destekliyorum. Ama işte bence Nick sıkıntı. Yani Batu Flex diye isim olmaz bence. bence de yani organize diye de isim olmamalı bence bu Abi yani hani arada. label C-film falan yani. What kanka yani. Bilmiyorum. İyi Yani duetler beynime şiddet uyguladı. Okey. Ya bu arkadaşın da tek olayı şey gerçekten. Hani biraz farklı. Yok yok. vokalimi. Abi şöyle yani şöyle bir basic ekonomi, tamam mı? Herkes kapital yapmaya çalıştı ya. Bu da Evet. farklı kaldı. İşin içinde farklı kaldı. Millet de dedi ki, aa tamam bunu dinleyelim çünkü her şey birbirinin aynı. Ay. İnanılmaz şey falan diyorlar Paşenime. Upcoming falan diyorlar. Bence bir şey diyeceğim yani buradan daha upcoming olamaz yani. Tam geldi abi burada ve buradan aşağı inecek yani. Abi Bunun umarım üstünde umarım. bu herifin hayır abi umarım falan değil. Bu herifin bu teknikle teknik olarak çok yani 2000'li 21 yaşında. Abi bu teknikte en fazla Ondan sürü sonra kapısında kariyerinin bitmesi gerekiyor abi ilk kaydında yani. Yani. yani bu çıktı abi, tamam. Üzerine Airwaves çıktı. Tamam. Okey. Çok çok bundan daha bir şey beklemek falan yani. Backspin zaten 7/24 gömüyor bu arkadaşı Çok podcastlerde falan. haklılar abi, çok haklılar abi yani. Yani bu savaş
Kul Savaş'ın bunun şeyi vardı ya, dalga geçiyordu. Ayhan'ın Savay'ı taklit etti şahane bu arada. What? Evet. Kaç kere yaptın ya? Şeklinde bir vokali var ya Savay. Evet, hatırladım. bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Kurabiye canavarı direkt değil mi? bir şey söylemek istiyorum. Unutuluyor çünkü. Red case overrated. Evet. Okay. ya şey abi. Kul Savaş'ın şeyi vardı bununla alakalı. Herif o kadar bu arada şey okuyor ki. Cenk, neyse cümleni bitir. Red case şeyden cevap. Gerçekten ben bu çatal diyorum ya, chat'te yazılı ya, çocuğun iki kaldı öyle. Çakala, Botuflex'e bilmem nedense ben Red case'e çok okeyim bu arada gerçekten ya. Bilmiyorum. Şey diyordu Kul Savaş'a. Herif o kadar bastan okuyor ki sesini, hani bariton. Hı-hı. Okuyor ki duetler duyulmuyor. Katılıyorum bu arada. Evet. Anlamaz katılıyorum. Çakal makal yani. Çok kopya abi. Türkiye'ye döndük yine ama gerçekten abi, bunun kopyası bu da iyi duyulmuyor yani. Gerçekten tamam, insanlar neyini abi sevdiler bunun yani. Ya. Abi dinleyici bu çocukla neyini sevdi? Hani şey dedi bak, görselde hani şey de yok. Ha, imaj satmaya çalışıyorlar diyorum da hani yani bu paşanım özelinde satılmaya çalışan şey imaj da değil. Paşanımın buradakiler kadar böyle korkutucu durmaya çalışan bir imajı da yok farkındaysan. Hani adamın alnında canım adam yazmıyor en azından yani. Şöyle bir şey var. Bence kaçırdığın. Poşanem'in Almanya'da patlama sebebi herkesin Capital Bra gibi müzik yapmasıydı. Ha, eyvallah. Tamam. Poşanem farklı da kaldı. Buradaki çocukların şöyle bir hatası var. Türkiye'de bir sound oturmadı. Mesela herkes Şehinşah veya herkes Kontkar gibi müzik yapmıyor. Hı-hı. O yüzden deniyorlar, bu çocuklar şu an sadece şey olurlar. Deniyorlar abi, gerçi. Abi işte böyle Almanya'da Poşanem'in ünlü. Ben Poşanem dinliyorum, o zaman Çakal da dinleyeyim. Türkiye'de çocuklar gerçekten kötü yani. Hani Abdurrahman geçen bu olaydaki bir yayına evet denk geldim. Çakal açmış. Çok güzel parça falan diyordu. Kendimi övdüm. Zaten influencer destekli müzik abi onların müziği. Yani müzik satmıyor, imaj da satmıyor. Evet, influencer'a sattırıyor. Bir Abdurrahman, seni şurada kınıyorum ya. Neden Efe'yi kendi rızanla Efe Uygaş şeyini izleyip bir beklentiye giriyorsun ki? Aynı şey diyecek. Yani. Aynı şey diyecek. Üzgünüm ama böyle. Şehinşah'ı taklit edenlerin tek benzediği yön saçsızdı. Abi Şehinşah'ın bence zaten olayı o. Şehinşah'ın tekniğini bence kolay kolay taklit edemezsin. Okey, tamam. Şehinşah bence olayı o deyince. Yok, Şehinşah bence olayı o deyince ne yani? Saç stili mi dedim ya da oha diye. Oha. Seni triggerlamayı denedim ben orada. Yoksa hem fikrim yani. Tabii, yani zaten bir şey mi? Herifin Şehinşah'la ilgili böyle bir loophole var yani. Şehinşah gibi müzik yapabilseydin, herkes müzik yapabilseydi, Şehinşah'ın bir olayı olmazdı. İnanılmaz kompleks bir müziği var bence. Benim böyle söylediğinde de şey oluyor, o yüzden Red Case'i kötülüyorsun değil mi falan. Hayır kanka. Abi bunu en çok mesafe çekiyor işte. Şehinşah'la arkadaş diye olası herhangi bir şekilde adam fikrini söylediği anda Red Case'i beğenmiyorum falan şeklinde hani bir parça çıktığında otomatikman bunu o yaşıyor şu an yani. Senden daha fazla yaşıyor. Geçen değil mi Bumrap adama bir tweet attı. Öyle abi, vallahi öyle. Üzülüyorum ya. Gençler artık kendi ağzının tadına göre müzik dinlemiyorlar. Herkes... Kesinlikle. Ya, moda diye vallahi dinliyor. Yani aslında beğendiği şey o değil. Moda diye dinliyor. Senin demek istediğini çok iyi anlıyorum. İşte yani. Hiçbirimizin özellikle Baykan'ın sesli dile getiremediği bir düşünceyi dile getirmek istiyorum. Tabii. Gençlerimiz geri zekalı. ben çok netim arkadaşlar. Bendeki yani gençlerden memnunum yani. Memnun olmadığım yönleri de çat çat suratına söylüyorum. Niye şunu dinliyorsun oğlum diye. Ben eminim atam yaşasaydı o sözünü geri alırdı yani. Okay. Dün ümidim gençlikle püh amına koyduklarım falan alırdı. Püh amına koyduklarım siz. Abi bunu bu mu yani falan. Yalnız bunu hala geri alma şansımız var. Atatürk'e benzemeyen adam var ya hani, gençler ilk hedefiniz Akdeniz'dir ya da Bodrum plajları da güzel diye hani caps yapılıyor ya abi. Bence o abiyle bunu geri alabiliriz yani. Yani abi atam ya valla. Atamın ne ümitleri varmış, ne cümleler kurmuş. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz falan. Hekimleri meanwhile hani... Abi işte adamcağızın bütün öngörüleri de hani çok inanarak söylememiş de orada biraz şey de var işte hani o dönemin siyaseti biraz hani çok ırkbazlı ya hani çok inanarak söylememiştir diye düşünüyorum ben bunları yani.
Yani hani bir Türk kimleri de emanet ediniz? Atam ya yapma. Hani yapma ya da köylü milletin efendisidir. Atam. Veteran. Çok güzel insan düzeltisi geliyor gerçekten. Yani. Veteran. Menemeni ısıtın Atatürk'te benzemeyen adam. Diye çok güzel bir şaka geldi. Kaliteliymiş. Veteran evet. Tebrik et. Veteranın mizahını çok gülüyorum ben ya. O şey de onundu. Joker diss şey, şiir şeklinde cover falan vardı ya yarıldığımız. Hani onlar da veteranın eserleri abi. Yani abi. Adam 10 saniyede bütün Türk gençliğinin karşısına aldı. Daha da yükselteyim mi Bete? Baykan müsaadenle. Kanal senin abi. O yüzden senin müsaadenle. Artık girdik bu yola. Sıçtık soyalım. Sorun yok. Yani abi 2003 sonrası doğan bütün Türk gençlerinin amına koyayım. Oha. Ben çok netim abi. Söyle. Oha. Söyle. Ben inanılmaz netim bu konuda. Bet böyle sonrası... Arttırılmaz oğlum. Ben 90 sonrasını da katıyorum. 95 sonrasını da katıyorum. Hani yok ilk abi, an diyor orada şimdi yani 70 ve sonrası falan böyle abi. Kendimizi Taksim yani meydanında abi çarmıha gerdirmeyi deniyoruz şu an değil mi? Ben abi yok yani. Ben bak şu ülkenin gençleri tarafından çarmıha gerilirsem direkt şeyi düşünürüm. Demek ki iyi şeyler yapıyorum, anladın mı yani? Hani... abi yani çok affedersin de Batu Flex dinleyen herif beni linç ederse ben oğlum, bu bir onur nişanıdır der, tamam mı? Ona bakarsan şu an Boğaziçi direnişindeki çocuklar da hani bahsettiğin 2000 sonrası doğan çocuklar yani. Şimdi onlar da mı aynı kefede? Evet. Okey. Tamam. Okey yani. Bitti. Okey. Yani. Hemen şeyi bir ama şeyi bir denkleyeceğim. Boğaziçi direnişinin politik tarafı ayrı. Hı hı. Gençlerin her biri ayrı ayrı bambaşka yani. Ayrı ayrı hepsinin namına koyayım. Ama aşağı bakmayacağız. Onu da söyleyeyim yani. Okey. Yani abi özür dilerim. Özür dilerim ama yani üniversite dediğin şeyin artık hiçbir şey yok ki. Lan deyip iyice böyle derinlere gidiyor. Doğrusu bu. Ben bu konuda hemfikirim. Türkiye'de üniversite diye bir şey kalmadı. Yani o yüzden çok da şey, Tornistan mı? Hayır, Tornistan falan değil. O zaman ilerliyorum. Ya üstüne... Oğuz için de Botuflex çalsa keşke. Unexpected bir şey değil yani. Oğuz'a şaşırma. Kesin ya... vardır öyle çocuklar. Abi, Buruk çok iyi falan. Üstlerinde yani yüzeysel, çok yüzeysel geçeceğimiz isimler var. Ben mesela burada senin de görüşünü, sizlerin de görüşünü almak istiyorum. Hani çok detaylı parantez atmayacağız ama yayın sonuna geldik çünkü. Hiç konuşmamız. Mesela abi Jesus ve Luciano chatte bayağı bir ismini gördüm. Ya Luciano'nun ben Almanya'daki drill piyasası için çok çok kötü olmadığını düşünüyorum. Katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum sana. Hani zinde katılıyor. Ama drill harici Çin işleri çok yani. drill harici işlerinde bayağı bir cringe dozum artıyor benim. Ama drill bazında başarısız görmüyorum Luciano'yu. Abi Jesus. Ben Nemo konusunda kararsızım. Hani Nemo'yu sormuşlar. Nemo'nun kariyeri konusunda biraz armı veremedim yani. Dinledim ama hiçbir yere bağlanmadı kafamın içerisinde. Sevdiğim işleri var. Benim çok nadir, benim de bir iki işi var guilty pleasure'ım. KSL var gibi. İki tane mixtape'i var. Bir tane mixtape'i vardı. 2015 çıkışlı. Hı hı. Şimdi ismini hatırlamıyorum. O iyiydi yani. Hani şeyim yani. Albümleri var. Nemo mesela. Nemo Original. Hı hı. Nemo Original pardon. Kötü. Tamam mı? Bence genel kötü. Olarak kötü. Ya bir daha da Dardan denmiş. Evet, Dardan'la Nemo hemen hemen aynı şey benim gözümde. Katılıyor musun bilmiyorum da. Evet. Yani. Hani şey de enteresan, bu herifin şu an Universal'la falan çalışması. Yani Universal yemin etmiş, tamam mı? Kötü isimlerle çalışacağım ben falan. Abi Türkiye'de de öyle OH diye bir şey çıkıyor evet, yani Universal'dan evet, yani. Evet OH yani. Yani. Abi Kendrick Lamar'ı biliyor musun? Ben de orada kalacak. Değil mi? 2000 yani bilmeyen arkadaşlar için özetliyorum. 2017 yılında Arafta Faray'da bana dönüp abi Kendrick Lamar'ı biliyor musun demişti. Abi İsa'yı çağırmaya geldiler, duydum. Böyle bir olay yaşandı bir ara. Moruk biz germedik. 97 değil mi? Değil mi? 87 değil mi? Bence de bir araştır Kendrick Lamar'ı sen. Yani abi şey çok güzeldi ama. Böyle oturuyoruz bak. Şey var, Tutsak vardı. Alper selam, buradan çok severim. Ben de çok severim. Son EP'sinde bir küçük hata yaptı. Yanlış parçaya klip çektiği için yalan oldu. Son dönem işlerini son dönem işlerini yayına da denk gel söyle. Çoğu beni yakalamıyor. Hani kendisinden beklediğim şeyi duyamıyorum hala. Çünkü çok güzel bir albüm vardı onun. Hani 4-5 sene oluyordur en az. O Ezel düetlerine falan oldu. İsmini hep unutuyorum. İsmini hep unutuyorum o albüm. Ama İzmir Bozan.
Evet, cover artı falan da çok tatlıydı. O albümün üstüne çıkmasını bekliyorken Alper hala çıkamıyor ama insan olarak muazzam bir insan, çok seviyorum Alper'i ben. Ben de hem müziğini severim hem şeyi ben. kişiliğini severim. Abi onun son çıkardığı EP, bir dakika hemen hızlıca bakıyorum. Milano. Aynen. Abi Evet. Milano'da Sarmadı beni hiç. Doğusuna klip çektiler. Ama o ya, tek hata oydu biliyor musun? Yani iyi bir EP o. Yani, piyasa şartlarına göre iyi bir EP. Ama Milano inanılmaz iyi bir parçayken ona değil de Doğusuna klip çekildi. Orada büyük bir hata yapıldı. Bence Milano'ya klip çekilseydim, çünkü Milano çok yakalayan bir şey. Beni yakalamadı o da ya. Konuya dönüyorum. Konuya dönüyorum. Tamamdır. Abi Voda tutsak 2-3 kişi daha vardı. Oturuyoruz böyle. Doğaç geldi. Ya da bizle geldi. Tam hatırlamıyorum. Hep muhabbeti dönüyor, tamam mı? Ve o haçta yani o zaman küçük yani. Ya Ve o zaman daha hiçbirimiz... embriyo, o zaman hala küçük çünkü Evet abi. ya. Evet. Ve şey böyle. Çocuk hevesli ve biliyorsun yani hevesini kırmak da istemiyoruz. Çünkü biz de o zamanlar öyleydik ya böyle hani. Ve bir şey konuşuluyordu. Bana böyle bir anda dönüp şey dedi. Abi Kendrick Lamar'ı biliyor musun? Böyle benim için zaman durdu. Hani böyle şey How I Met Your Mother'da bir tane bölüm var. Barney Robin'e bakıyor ve zaman duruyor böyle. Hani şoka giriyor falan. Ben de şey dedim yani çocuğu kırmak istemedim. Hani gülmemi falan tuttum böyle içimde. Dedim ki hani Patlardım biliyorum birkaç parçasını falan dedim. Abi bence Next Tupac falan dedi. ya. Oha. Ben de yani okey falan oldum böyle. Sonra konu değişti falan böyle ama abi çocuğu böyle Spotify'da görüyorum. İşte Nakarat'ta geçen şey oldu falan. Yani özür dilerim kendisinden. İyi niyetli bir kardeşimiz. Ben kötü niyetli biri olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Saf bir çocuk yani. Ama bu saatten sonra istediği kadar iyi rap yapsın. Ben o çocuğu kafamdan silemeyeceğim abi. Kendrick Ya. Lamar'ı biliyor musun abi benim için çocuk artık Ben yani. onun klibini Benim raporladım orada zaten dinledikten sonra. yani Lil Baba klibini izleyince raporladım çocuk istismarı var diye. O haş kendisi reşit değil. O sahneler uygun değil mantığıyla ben YouTube'da raporladım abi o klibi yayın esnasında. burada Yani. hakkım var ya. Yani bence de vardı. Ya işte bilmiyorum. Keşke mesela Ohaş'ın böyle çekip çeviren insanlar olsa yani böyle mentorları. Türkçe rap'te bence koçluğun başlaması lazım da Evet, kim ne kesinlikle. kadar biliyor da hani kim ne kadar biliyor da ne kadar koçluk yapacak o da var. Evet, Almanya'da Ohaş'a geldik. Ben sana diğer isimler hakkındaki filmlerini soruyorum. Hızlıca. Tabii ki. Olexesh ve Massive mesela. Severim Oo. ikisini de. Ben Massive'i severim mesela. Olekeş'in güzel şarkıları var ya hani her ana hitap etmiyor, her moda hitap etmiyor ama güzel işleri var teknik anlamda özellikle iyidir yani. İlk İlkihan, Olexesh. Olexesh iyi, o da iyi. Onun zaten deli okulundan çıktığını biliyorum. Aa. Hani öyle bir şey var, O da Rus duymuşsun. asıllı değil mi? Capital Bra gibi. Ruh Yanlış mı biliyorum? hastası, evet, o da ruh hastası. Yok yok, Rus Ondan asıllı. Aslen ha, Rus göçmeni değil mi? şey mi diyorsun? Evet, Rus asıllı, evet. Massive zaten Filistinli Arap diye biliyorum ben. O Lübnanlı, o Lübnanlı. Lübnanlı mı? Ha. Lübnanlı. Yanlış O mıymış? onun hype'ıyla işte buradaki Lübnanlılar ayağa kalkmaya başladı işte. Benim O kadar okuduğum etkisi şeye var göre. mı ya Massive'in? Var hele 7 sülalesi burada Oha. Almanya'da. Vallahi billahi bak 7 sülalesi burada. Oha. Gerçekten bak. Hani en çok onu hypeyen Ha. onlar Ama zaten. ben beğeniyorum ya Massive'in tarzını. Bana geçiyor genel Güzel, olarak ya. güzel, güzel, güzel. Adam yakaladı kendisini sonradan. İlk başta böyle şey olmadı. Hatta ilk zamanlar dövüş mövüş çıkmıştı. Benim şehrime geldi. Adam direkt dayak yiyip kaçtı gitti. Acayip olaylar çıktı. Acayip olaylar çıktı. Gerçekten. Herkese küfür etmeye başladı. Yok Cenk, bir daha Arapça taklidi yapmayacağım. Korkmana gerek yok. O bir kere yapıldı o ya. Ama sen de Massive'i beğeniyorum demiştin. Senden de biraz bir şeyler duymak isterim. Gidiyor benim Masi ile alakalı tek olarak yani mesela Olekeş'ten playlistime aldığım parçalar var. Ama Massive'den yok. Eyvallah. Ya Masi şöyle denk gelse abi çalarken shuffle'da falan denk gelse okey. Dinlerim Ha, yani. anladım.
Bir Casey Rebel değil çünkü. Casey tabii, Rebel tabii, geldiği tabii. Anda şöyle oluyorum. Abi falan diye laptopa koşmaya başlıyorum bir anda. Seni en çok güleceğimiz iki ismi sona saklıyorum. Onun için bir de bonus MC sorayım size. Ben severim ya. Ben severim de. O kadar da çok dinlediğim şarkılar yok da. Ben de çok tercih etmesem de. Mesela demin Massive için dediğin hani karşıma geldiğinde shuffle'da geçmeyebilirim belki. Bence bonus şey biraz böyle hani çok iyi değil, tamam mı? Gerçi 4 milyon stream'i var en son. Yani bayağı son bayağı dinliyor. Bu seneki albümü çıktıktan sonra bu sene bir albüm çıkardı. Pardon. 2020'de bir albüm çıkardı. Ondan sonra ne kadar yükselmiştir bilmiyorum da en son 4 milyon. Eteran üzüldüm. NBA falan var ya onun güzel. NBA yeni çıktı hatta. Işte. Yeni çıktı NBA hatta. Biz dün dün dinledik onu Burak'la yayında. Bizi çok çekmedi yani NBA ama. Kendi albümü o kadar iyi değil de ama böyle feat parçalarda gerçekten hani üst düzeyde hani bir performans sergiliyor çoğunlukla. Hani o kendi o grubuyla. O tepki yani. Okay. Yani abi şey Seven vardı bu sene yine çıkanlardan. O da güzeldi. Geçmiş diskosu benim hiç hoşuma gitmiyor. Özellikle böyle 2018'de falan 2016'da yaptığı işler falan inanılmaz hoşuma gitmiyor. Jigsaw'u almadık bu arada Ertuğrul, hoş geldin. Strasbourg Band'de olan bir şey vardı. All Stars albümünde, EP'sinde yani. Oradaki performansı bayağı iyiydi ya. Ne demek istedim ben de. Ben de. Yer yer beğeniyorum yani Bones MC'yi. Ama o kadar yani hani. Tabii yani çok üstü, asla Almanya'da aklıma evet. Gelen ilk MC'lerden sayacak olsam saymam yani rock'lara falan yani da geçmişe gidiyorsak. Yani ama işte şey yani. Gibi anladın mı bence yani. Piyancı abi. Kimse dislemiyor hani. evet. Kimin ne kadar taktığı da belli değil. Bir aynen fler, piyancı gibi yani. Bir filerle disleşecek gibiler yani. Evet o kadar. Ama şimdi şey var yani. Gerçekten Anıl piyancı vibes anladın mı? Bones'un hani kim ne kadar sikliyor mesela piyasada ne kadar ağırlığı var. Bunlar çok soru işareti. Fantalı Pepsi abi senin favorin kim bu kadroda demiş şu anki slaytımızda gördüğünüz figürlerde. Ben Bushido derim ya eksilerine rağmen. Evet. Keşke Savaş'ı da koysaydın bence ya. Abi yok Savaş'ı geçen haftaki bölümde inceledik. O yüzden Kul Savaş'ı... Savaş benim... Yoksa böyle... şeyde benim birim Kul Savaş zaten Almanya'da canım. Cenk'in de öyle. Üçümüzün de öyle muhtemelen yani. Sen koysam... İkiye de Zido koyarız hep çoğumuz muhtemelen. Bu slide'daki favorim abi Yuyu ya. Ya bu slide'daki favori bazında ben Bushido diyorum. Yoksa biz geçen hafta MOR ve Royal Bunker üzerinden Kul Savaş'ı girdik bitirdik. Bu biz 7-8 haftalık 7-8 hafta derken biz bunu 96 haftadır yapıyoruz gerçekten ilk anda. Toplamda 7-8 bölümlük bir Almanya'da hip-hop'a girdik. Baştan ta MC Kora iyilerden geldik. Günümüze geldiğimiz için bu günümüzün slide'ı aslında bakarsan. Ahmet Gündüzler'den falan başlandı. Eko ne anlamda güzel, lirik kalite olarak çok süper bir adam. Ama böyle şimdi flow bakımından bayağı bir değişik flow'lara falan girdi. Hatta bir albümü var. Hatta albümü bile değil, bir şarkısı var. Bir saat boyunca gidiyor. İçinde böyle değişik flow'lar yapıyor. Ama işte yakalayamadı. Milleti yakalayamadı. Yani, İnsanlar yakın dinleyiciyi. Bu arada Senem takip etmiş. Senem çok teşekkür ederim takibin için. Hoş geldin. Gringo ve Veysel deyip dürüm dönerlere falan dürümlere ve çiğ köftelere tekrar girelim istiyorum kapatmadan. Cenk mikrofonu kapattı. Abi sevgili chat görüşmek üzere, herkes kendine dikkat etsin. Seviliyorsun. Gitme gel. Abi, yok abi o kadar da değil ya. Ben de nefret ediyorum bu arada yok, ya. Yok ben yok o kadar da değil yani. Ya çünkü Almanya'nın netlesi ya. Ay, Almanya'nın netlesi ya. Biraz da ben buraya da bir netleye taşımak istedim ya. Yok abi yani oha yani. Gerçekten de ya. Dur. O zaman yayının sonuna geldik. Bir goygoyumuzu yapalım. Siz kaçmadan ben bir raid bakayım. Kime gidebiliriz? Kim var yayında? Niye oğlum devam etmeyeceğiz mi ya? Goygoy yapardık. Ben bütün gece ayaktayım. Ben yoruldum ya. Dördünü saate koşuyoruz tamam. Kanka. O yüzden. Dördünü saate mi koşuyoruz? Evet. Siktir saat 1:30 olmuş oğlum. O yüzden diyorum. Oha! Sırtım ağrıdı benim. Oha! Oha! Ben saatin farkında bile değilim lan. Ben bugün... dedim ya hani artık Hip Hop 101 Almanya bitsin diye kastık bugün. Onun için.
Abi inanılmaz. Sorry, benim saatten haberim yoktu ya. Aa, bir buçuk olmuş lan. Ben podcast kaydedeceğim daha. Sikiyim. Hayat onun çok için kötü. Ben kapanışı yaparken bir de raid başlatayım. Yeni çıkanları merak ediyorsunuzdur. Biz yarın bakacağız ama siz o zaman Mestefe'ye artık bugünlük gönderin. 101 Almanya yok. Sen ara ara gelirsin ama ya. Yine beklerim ben yani. Çağırırsan geliriz kardeşim. O zaman biz kaçtık. İlker Hancım, Cenk'cim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bunun tekrarı size en geç pazara kadar bütün Hip Hop 101'lerin kalan bölümlerinin tekrarı gelecek. Aynen. Yarın haftalıkta görüşmek üzere diyor. İnşallah. İnşallah kardeş. Haftalık globalde cumartesi bu arada. Görüşürüz chat. Biz kaçtık. Raid'i başlatıyorum ve kaçıyoruz. İyi geceler. İyi geceler.